Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Selam. Biz de görüntüye gelelim. Cenk, teşekkür ederim. Hızlı yazarken elim kaymıştır muhtemelen. Ondan yanlış yazmışımdır. Yayına gireyim Ne derken yazmış? Ne toparlayayım. yanlış? Geleneksel yerine gelenekesel yazıyormuş. Hani ya da nette yayın olduğu için bence idare de edebiliriz. İmlamızın bozuk olması kimseyi üzmeyecekti diye düşünüyorum. Ne haber Malicim, nasıl oldun? Chat, siz İyi, sen nasılsınız? Hoş nasılsın? geldiniz. Ben bal İyiyim. üstümü yaptım geldim. Ha, ben de bugün sıcak sıcak içecek tüketeceğim ben de ya. Artık mevsimimiz başladı. Hastalık mevsimi. Dün ateşim çıktı ya. Dedim herhalde gidiyorum ben. Korona oldum. Yok ya, değilsindir ya. Kaloriferler çok açılmış. Yok ya, kaloriferler açılmış. Merkezi ısıtmaya. Ben şu Kısınca geçti. gelenekseli bir düzelteyim. Geliyorum. Güzel. Chat'te yazanlara şu an bakmıyorum o yüzden. Ha, yeni layout gelmiş. Abi DC'de yeni çıkanları aldım. Abi onu önceden atsanız ayıp program başlamadan önce. Bir onu gördüm aşağıdan. Evet, yayın bilgisini düzenleyeceğim. İzin verirse. Bakalım bugün bir kasma yapacak mı? Yine bilgisayara kaydediyorum çünkü. Galiba ondan bir tık Benim yavaş açıyor olabilir yani. başıma geleni biliyor musun? Nedir nedir? Geçen hafta saatler sürdü ya yayın. Evet. Benim telefon kendi kendine Wi-Fi'dan çıkmaya karar vermiş. Wow. Çıkıp 3 şey 4G'ye geçmiş. Bir sürü Oh. mesaj gelmiş. Rahatsız etme modunda diye hiçbirini görmemiş. Bir sürü kendi kendine internet paketi satın almış. Ay. Bakalım fatura ne kadar gelecek, hep beraber göreceğiz. Sadece Turkcell mutlu şu an galiba. Turkcell mutlu değildir abi, çünkü Turkcell kullanmıyorum ama Ha, ya işte anla. olsun. Hangisini kullanıyorsan, hadi benim için hepsi aynı şey. Tamam. Başlık ismini düzelttim. Şimdi chat'e bakayım. Ne kadar içiniz, anketimiz devam ediyor. Sufio, yok yine bu İyi işin Sofya, dinlemiştik de bugün. teşekkürler. Levon'un başka bir benzer işi değil de o da bu işti. Hani özledim ben bugün, bunu açayım dedim o yüzden ya. Yeni background'u beğendiniz mi? Baho demiş ki abi kameraya neden bu kadar yakınsın? Bilmem, böyle daha tatlı geldi bana. O yüzden. Bilemedim. Ödeme mi aldın lan? Benim niye haberim yok? Ne? Ödeme almışsın, benim haberim yok. Ben de iyiyim, teşekkür ederim bu arada. Yine sadece 720p'm var. Teşekkürler Twitch. Nakka'ya rica ederim. Başlamadan ben bir kişiye bir şey soracağım ama tabii. Burada var mı kendisi, daha doğrusu onu soracağım. Çakar, hoş geldin. Oğlum ben süt içip cici bebe yiyorum. Çok saçma bir formattayım şu anda ya. Hiç Türkçe rap yayını gibi değil ya. Oğuz hoş geldin. Emir hoş geldin. Feride hoş geldin. Hayırdır? Ertuğrul hoş geldin. Yasin cevap bile vermedi dediğin şey, Evet, çok maaşla mı güzel oluyor? geçiştirdi Yasin. Çok güzel geçiştirdi. Şey ne demiş, bir dakika. 720. Ha, ödeme alınmış diye duyduk. Faturalar yatar herhalde. Abi ayıp ediyorsun. Tabii ki. Kime diyorsun lan, tabii ki de? Sana. Bana mı? Ben istemiyorum Sana oğlum fatura falan. hepinize be. Fatura falan istemiyorum Abi bu videoyu şimdiden aç. Mali ve sen after Evernet'te maraton demiş Cenk. Bakalım. Selamlar yeni gelenlere. Şunu bir açıp Çok merak bakacağım. ettim. Ben Ben mi? nasıl açacağım onu? Ya. Telefondan açayım bir dakika. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Ekrana vereceğim ben bunu. Geliyor. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Bu arada ben bugün şeye geleceğim. Bir iki yorum gördüm YouTube'da. Hani kötü yoruma saydırmacalı bir yayın yapmayacağız. Merak etmeyin de. Bir arkadaşı çağırmıştım. Onun için onu bir duyuracağım. Geri zekalı Ali, aramızda mısın? Oğlum böyle seslenir mi lan? Aramızdaysan çünkü gerçekten Discord'a gel, seni yayına bağlayacağım ben abi. Benim sesim bir tık fazlaymış. Kısalım mı? Sen Kanka. kısabiliyor musun? Ben kısayım mı? Yok, şu an direkt şeydeyiz. Odada değiliz. İkimiz özel konuşuyoruz ve ben oradan biliyorum. Onu sen halledebilirsin şu an. Dur, deneyeceğim. Yok yok arkadaşlar, linçlenecek bir şey yok hani. Şu an nasıl? Bence iyi Şu an ama. iyi mi? Şu an iyi mi? Ses kontrol deneme 1-2-3. Ses ses. Bence iyisin ama chat cevap versin. Evet, ya ben hakaret etmedim bu arada Yasin. Gelirse hakaret edeceğim. YouTube yorumlardan, aynen. Arkadaşlar şey oldu. Ya bunu duyuru gibi söyleyeyim. Sevgili Türkçe rapçiler, eğer sizseniz daha yaratıcı nickler bekliyorum. Yok fanlarınızsa yine daha yaratıcı nickler bekliyorum ama
Ben kötü yorumu okey tamam şey yapıyorum ama abi saçma sapan bir yorumu atan hesap da neden 3 gün önce açılmış acaba? Bana bunu biri anlatabilir mi? Bir bu. İki, yorumu okuyayım beraber bunun üzerine biraz konuşalım girmeden toplanalım derken diyorum. Mari senin de yorumunu çok merak ediyorum çünkü bu mesaja. Ben yemek yiyorum, dur. Afiyet şeker olsun. Onu hemen bulayım ben. Şuradan yeni bir sekme açayım ama bizim ekranın tarafında seçeyim. Oradan bulayım hemen. Evet Sakın. Abi çünkü şey var bak yorum müthiş gidiyordu. Ve ister istemez seninle hiç alakası yokken konu sana da geldi yani. Bana mı geldi? Evet evet O evet. ben neleri kaçırmışım ya? O yüzden Ya diyorum ben. Sakın, ben bir rahatsızlandım gibi oldu dün de, böyle boğazım bir şey oldu. Karıncalandı böyle. Dedim şey, ballı süt yapayım dedim. Çok da ballı olmamış, süt olmuş, normal sıcak. Hazırsanız ben bir yorumu okuyorum. Sizle de beraber üstüne düşünelim. Abi bak kötü yorumu okeyim. Son bizim geçen haftaki haftalık yayın tekrarına geldi yorum. Dediğim gibi ben bayağı beğendim ama bir de sizin fikrinizi alacağım. İlk olarak arkadaş demiş ki müzikten anlamadığınız belli. Bence siz anaokuluna gidin. Hani hani bunun üzerine biraz bir konuşalım istiyorum. Onun üzerine ben kendisine şunu yazdım bak abi. Eğer anaokuluna gitmek ile müzikten anlamamak arasındaki bağlantıyı anlatacaksanız bir sonraki yayında sizi konuk olarak ağırlamaktan keyif duyarız dedim. Kendisi olur seve seve demiş. Ben de bugün hatırlatmak için bu akşam yayın var bekleriz dedim. Ve aynen şunu yazdı abi. Yan yana domalın geliyorum. Sizce bu arkadaş ünlü rapçi ise hangi ünlü rapçi ya da bir rapçinin fanı ise hangi rapçinin fanı? Yani Hiç bu. böyle bir teklif almamıştım. Ahlaksız teklif almışız resmen. Vay be. Sizce kimin fanı bu abi? Hiç velet olduğunu zannetmiyorum ben. Aynen bak Masaka ihtimal. Kontra ilk aklıma gelen kişi. Yok oğlum. Masaka için bence şey, üst seviye böyle, ne deniyordu onlara ya? AKB 2 falan vardı ya. O yüzden diyorum O tekrar Masaka'nın duyurayım. Türkçesi değildi o yani. Tekrar duyurayım. Geri zekalı Ali aramızdaysan teklifim geçerli. Medeniyet çerçevesinde konuşacaksan Discord'a gel bağlayacağım bize anlat biraz bir şeyler. Ama dom almam, onu söyleyeyim. Yani ben ya zaten şey var abi biz yapsak da hani hadi yaptık diyelim. Ali'de iki tane penis olduğunu zannetmiyorum ben sen. Hani çünkü mantıken yan yanayız. Hani, ve Ali neden ergenliğini bizim kanalda atıyor? Bunu da bir sorgulayalım mı? Neden yani? Ve aynı videoya bir tepki daha gelmiş. Bak mesela haklı bir isyan var. Eyvallah. Yorumlardan okuyorum. Bildirimlerden bakacağım şu an. Bak mesela. Bir kişi demiş ki maalesef vasat bir program. Peki eyvallah. Okey. Buna bir şey demem mesela. Biri de demiş ki bu videonun amacı ne demiş. Buna da okey. Hani şey yapmam. Ama şurada şu da beni çok eğlendirdi mesela bak. Excalibur 34. Oh. Bu hani geçen hafta şey taklidini yapmıştım ya sana böyle. diye böyle yorum giren çocuklar var ya bunlar onlar işte kanka. Zaten onun niki zaten. Aynen Excalibur 34 12 yani. Ayda 300 kişinin dinlediği kendi parçaları rezalet olan birinin bu tarz old school ve güçlü ve gerçekten dinlenen isimleri eleştirmesi ve alakası şekilde bilgisayar yorum yapması çok dur devamına bakmam lazım. O kadar çok B var ki cümle kaydı. Kötü şarkı derken bana mı demiş, sana mı demiş acaba? Muhtemelen bana demiştir. İsim eşli çok alakasız ve komik olmuş. 500 izlenme olan bu videonun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Neyse hadi siz gidin küçükler havuzunda yüzün demiş. Müthiş. Ve demin ki Ali Nikli, geri zekalı Ali de katılıyorum sana demiş. Bunlar kardeş olabilir mi? Kardeş değil de aynı IP'den bağlanan iki fake hesap Değil mi? olabilir. O da çok mümkün bu arada. Ve old school rapçi. Geçen hafta biz hani Oğlum. Grandmaster Cast falan baktık mı? Hani Grandmaster Cast'e Melin falan baktık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum yani? Hayır, bir de sevmediğin, beğenmediğin videonun altında başka bir yoruma cevap yazmak için niye tekrar girersin videoya? Abi O yok da ayrı bir zaten bak saçma. şey değil. Adam demiş bu videonun amacı ne? Eyvallah okey. Bunda hiçbir problemim yok. Hani şey de değil. Hani söylüyorsun falan demiyorum da abi burada bu kadar kişi izliyor. Tekrar bu kişiler izlemiyor falan. Ben YouTube kanalını zaten çok takmıyorum. Sırf kaçıranlar için tekrar olsun diye atıyorken. Ben takmıyorken sen niye dert ediyorsun ki kaç izlendiğini? Gerçekten buna üzüldüm biraz yani. Ya da kil hakan mı acaba? İzlenme sayılarıyla insan yargılıyor şu an. Peki John Kerry'in Arkadaş. yazdığı Ali yayın açık 80 kişi bekliyoruz yorumu, abi Evet. Ali yayına gel. niye böyle 80 kişi bir şey bekliyoruz şu an bekliyorsunuz? yani. Yok. 80 değil, 92 olmuşuz. Tamamdır. Lexalçım hoş geldin. Ya ben bir şey unutmuşum, 2 dakika gideyim Keyfine alayım bak, geleyim mi keyfine abi? bak. Ben zaten bir klasik giriş goygoyumuzdayım yani. O yüzden zaten. Yoksa kaçacak olsan netle de kullanırdım onu. Peki. Selam Tuğçe, Arda, Metsu.
Ya evet, bana da o gibi geliyor Metsu bu arada. Kesin olarak. Aa, Merdo'cum hoş geldin. Ozan hoş geldin. Ali hoş geldin, ama bu bildiğimiz, sevdiğimiz X Alikem. Ali. Beklediğim Ali'ye hala ulaşamıyorum. Bak valla, chat'e yaz, söz banlamayacağız. Söz banlamayacağız, alacağım Discord'a seni. Bağlayacağım. Yetiş ya Ali. Hatta Ali gel, seni mod yapacağım. Gel bak. Ulan yapmadığın insan varsan herkese mod yapıyorsun zaten. Onlar için önemli şeyler ya böyle. Ali gibi insanlar için. Sufuyu demiş ki, geçen yayın bir şey istemiştim senden, gönderin dedim ama iletişim kuramadık sonra. Fısıldayı mı, DC'den mi yazayım sana? Abi Sufuyu iyi hatırlattın. Discord'dan bana yazar mısın tekrar ya? Yayın sonrası ben sana bir geri dönüş yapayım. Oğlum hiç mi troll yok aranızda? Biri alayım diye girseydi Gerçekten biriniz alayım. ben Yani hep bekledim herkesi yani. tanıyoruz gerçi. Hayır, başka bir hesap açıp girerdim ben şu zamana kadar. Ya aranızda Ozan gibi herkesi banlama ihtimali arkadaşlar var. Onları mod yapmıyoruz bu arada. Mesela Arda da onlardan biri. Vallahi o zaman beni yaptı. Çok itiraz edince VIP'ye çekti tekrar. Son slotumu sana harcadım tekrar. Moral bozayım böyle. Ama sen hastasın bugün, sana çok kıyamam. Bana ne lan? Herkes Harcadıysan harcadın, ne yapayım yani? Ali şu an chatte, yalnız çok güzel. Bo dedi ki, abi öyle bir girdi ki geri zekalı Ali diye, buradaysa bile benim diyesi gelmemişti dedim onun diye. Emir Göç Prime ile abone olmuş. Çok teşekkürler Emir'cim. Kimliğim var abi, gerçek Ali'yim. Ya ben Ali'yi istiyorum. Excalibur sen de olursun ama. Yasin ben on imamım dedi. Abi diğer ikisi nerede? Onlar niye ekti seni şu an? Teşekkür ederim Akçaycığım. Peki şu anda eve servis yapan firmaların kapalı olması saçmalığına ne diyorsun? Su yok evde ya. Abi Öyle erken, planlamıştım ki ben de yani işler bitince direkt su söylerim eve dedim. Şimdi sabah ona kadar su yok. ama gerçi biliyorsun virüsün mesaisi başladı. Oğlum bugün Yani yasak da yok ki. ama yok, Yasak biliyorsun yarın. biliyorsun virüs artık şey, vardiya değiştirdi, sadece geceleri bulaştığı için abi normal yani. Bir de cumaları serbest olmuş. 65, 20 yaş, altı üstü işte. Cümle kuramadım. Ali lives Cuma saatlerinde serbestmiş. Gideriz seninle bir cumaya artık. matters. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Namazda da bulaşmıyor değil mi? Of. Ama hatta Mali, senle bir şey isteyeceğim seni yormayacaksam. Tamam. Senle bir kreş, hani kreş canlandırması yapalım mı hani? Hani. Sen domalmaya ne kadar meraklısın oğlum. Hayır, hayır ya, hani ben mesela şey, arkadaşın kafasındaki kreş için uygun bir müzik vereceğim ekrana. Böyle mi yapacağız? Falan mı Yo, yapacağız? hayır, ciddi ciddi arkadaşın hayalindeki kreşi canlandırmaya çalışacağız. Ben istemiyorum onun hayalindekini Hani canlandırmak abi. Benim öyle fantezim yok hani yani. merhaba merhaba ayı kardeş, bugün Freudian teorimiz hakkında ne düşünüyorsun falan böyle, hani çünkü kreşte müzik öğretiliyor, felsefe öğretiliyor falan böyle. Ve arkada da kesin olarak ben aldım buraya. Beethoven 9. senfoni var değil mi? Hadi bir deneyelim. Geliyor. Hadi. Hadi deneyelim. Hadi Mali. Mali Duyamıyorum ki kardeş. seni. Mali kardeş. Aşırı fazla ben de şu an. Mali kardeş nasılsın bugün? İyiyim, sen ne istiyorsun? Ben de iyiyim Mali kardeş. Mali Haydi. kardeş ne ayı kardeş gibi. Haydi. Haydi bugün solfej öğrenelim Mali kardeş, ne dersin? Oley! İki sol... Of, kötü yerde durdum. İki solfej aldım diyordum tam. Ama vokalleri burada toplayıp kullanabilirmiş. Bence çok iyi değerlendirememiş. Evet, okula Kropotonik hoş kaçtım sağ ol. geldin. Benim anaokulu fantezim böyle Emir, yapacak bir şey yok yani. 5 dakikada nereden nereye geldik? Kalt Çocuk Tiyatrosu bölüm 2. Gerçekten çok yakın bir yerdeyiz ya. Abi Ali lütfen burada ol ve gel şu yayına ya, ne olur.
Ya şey, Söz Baykan hakaret nasıl duyuyor, diyeceksin. siz nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum. Bana sadece müzik geliyor. Baykan'ın sesi gelmiyor. Hala ben fakir şartlar altında katılmaya çalıştığım için. Abi chat ekrana sığmamış bazı mesajlar gözükmüyor. Spamlıyorum ama demiş. Arada ayarlarım onu ben bir ara. Daha kaç saat Ali'den konuşacağız ya? Yok hayır ben gerçekten buradaysa hani bir an önce gelsin de. Değil oğlum işte adam değil yani burada olsa cevap verirdi Çünkü yok yayının yani. ortasında gelirse çok bölünecek. Hani şimdi gelsin bize anlatsın biz bilgilenelim istiyorum ben çünkü. Tamam Ali gelene kadar beklerim o zaman. Ali demişken sevdiğim bir Ali olan XL Kem Prime ile abone oldu. Teşekkür ederim Ali. 9. Senfoni bu hafta dinlediğimiz en iyi müzik bu arada yani gerçekten. Ama gerçi Ali'nin dünyasına bakarsak Beethoven da hiçbir zaman Spotify playlistlerine giremediği için başarısız bir sanatçı. Yani ne diyorsun bu konu hakkında Ali? Hiç hiti yok ya bir kere değil mi? Ya bakmadım gerçekten Spotify'da ne kadar dinlenmiş ama şey olsaydı dinlenmesi olsaydı Fight Club 3'te görürdük yani. Yani. Yani çıkmadı gerçi ama. Şu an Beethoven'a Ne? Photoshop açıp yüz dövmesi yapasım var ya. O Evet, şeye ne dokuzuncu senfoni diyorsun peki? bak çok Geçen güzel. hafta Dokuzuncu senfoni ne abi? Bir tanesi tuttu diye dokuz tane yapmak nedir? Katliam 9. 9. katliam. Şeyde geçen hafta Ta'dan bahsettik. Ta mıydı çocuğun adı? Şu mutfakta Ha, mutfak malzemelerini yamultan çocuğun adı. evet. Stabil'in şarkısında Ta'dan bahsettik. Adamın şarkısı sızmış ya. Kanka ya Sana gerçekten yazdım. Gerçekten ermiş olabiliriz yani fark biz burada etmeden. ne konuşsa 2 hafta sonra oluyor. Ali Allah mesela iki penisli Ali görmek istemiyorum onu haftaya ne evet olur. tam onu Lütfen. diyecektim. Kontra klibinde 2 penisli Ali'yi görebiliriz ilerleyen haftalarda yani. Abi chat sığmamış değil de altı kesik galiba mesajlar geriden geliyor. Tamam bakayım altı kesik mi? Yo kesik gözükmüyor aslında ama dur onu ben bir ayarlayayım size. Hop kazayla hapisi küçülttüm bu arada pardon. Ha tamam. Ben şu chat'i bir ayarlayayım. Sonra başlayalım ufak ufak. Mao Zedong yoldaşım mı? Nereden hakikaten nereden nereye geldik şu an? Biraz büyüteyim bari de. Ama böyle de çok kötü duruyor. Niye 2 tane haftalık yazıyor abi ekranda Ali Ali gibi? Bu, ne bileyim cool gözükeceğini düşündüm. Peki. Yani bu kadar yani. Peki. Yasin'in denemesi hemen gözüktü ekranda. Ben bunu biraz küçültüyorum ama daha okunabilir olsun. Öbür chat penceresi çok küçük gelmişti. Onu ondan böyle yaptım ama en kötü yayın sonrası ben bunları düzeltirim ya. Not alırız. O zaman ilk parçamızla başlayalım mı? Ne dersin Mali? Haydi bakalım. Abi bir sonraki Ali Baykan'ın Diablosu olmasın diye. Haftalık haftalık. bir sonraki şey ama başına koy. Giriş, goy goy ve Ali diye yazarsın şeyin YouTube'a. Rica ediyorum sana. Ali'nin adını da geçirelim yani. Tamamdır. Nevşin Mengü'yü yazmadın Aa bir şey birkaç hafta soracağım. önce. Doktor Fuchs bugün parça verdi mi? Bu arada ben görmediğim için almadım ama. Yok galiba ya. Oh. O zaman ilk parçamız gelsin hadi ya. Ya yeni yeni background için de yani yolda düzeriz ya sorun yok. O zaman ilk parçamız Des Salın geliyor. Evet. Ben Tam Feyyaz'cım geçecekmişsin arkadaşlar. Yok diyordum. Çok, geçeceğim. çok geç geldi çünkü. Yok abi o sırada şeye bakıyordum işte şu ben bir chat'i ayarlayayım diye bir şeyler falan kurcalıyordum ondan okuyamadım. Nasıl buldun? Tek kelimeli söyleyeyim mi? Evet. Kötü buldum. Bu des bizim despo değil mi? Evet, Despo. Bildiğim. Yani öbür bir önceki şarkıdaki vokale göre daha iyi tabii de. Nakarat da kötüydü. Verse'ler de çok sarmadı beni. Senin de çok farklı bir yorumun olacak mı bilmiyorum ama. Dexalt iyi dersler. Bu arada şey donmalar var deniyor. Benim ekranımda şu an bir drop gözükmüyor ama şu an Twitch'in 720p ile yine limitlemesi yüzünden bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz abi. Emin olamadım ben yani. Abi bende bir bu şu an bende akıyor mesela. Bir takılma olmadı. Şu an bende de yok. Deniz bu kaliteyi düşürme benim elimde değil işte. Ve her zamanki yayını veriyorum yine. YouTube videosu takılıyor. Onu ayarlardan küçültmeye çalışayım peki ama
Şarkıda takılan var. Göreceğiz. Birkaç şarkıda daha olursa. Ben de geleyim. Ya önceki hafta verdiği nakaratın yanında falan iyi bence. Ama onun yanında iyi. Genel olarak kötü parça. Hani beat o kadar sıkıcı değil ama Despo'nun vokali bence de sıkıcı burada. O beat ne bileyim bana bir kafa sallatır gibi oldu. Yok, bit fena değil ya. Beat Bitle bana bir ilgili bir kafa sallatır derdim gibi yoktu. oldu ama işte vokalde problem var yani. Aynen. Vokalde, vurgularda falan. Hızlıca ilerliyorum. Geçen haftalarda çıkıp atladığımız bir iş olmuş. O yüzden onu aldım bugün listeye. Sen de bana yazmıştın biz buna baktık mı yayında diye. Neydi Abdülkalem, o? Savaş abi. Ben mi yazdım onu ya? Evet. Allah Allah. Peki. Sıradaki parçamız 3 hafta olmuş çıkalı ama biz es geçmişiz diye bugün aldım. Savaş Tanju Ay featuring Rasat Kafi geliyor. Geç karar geldiği için geçtim. Abi beat bence sıkıcı ama Savaş abinin vokalini beğendim açıkçası. İkinci arkadaşı Rasat'ı dinleyemedik. Geç karar çıktığı için ona bir yorumum olmayacak. Melodik kısımda dediğim gibi biraz kötü başlar gibi olmuştu ama bence açılıyordu ama geç karar çıktı. Yine de böyle çok çok bir mesela bir unut dedi hatıram falan ayarında bir iş değil kabul. Ama yani setten kaç çıkacak bilmiyorum ama bir veya iki vermem ben buna galiba üç veririm. Ya ben beat sebebiyle 2 veririm muhtemelen ya. Evet Beat'i çok beat sevmedim. bayağı kötü. Aynen. Ya bir de beat'le sanki o melodik kısmı da çok bir alakası yok gibiydi. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Çok dikkatli dinlemedim ama sanki yanlış bir tonlama duymadım ya. Ya tonlamadan değil de hani şey. Nasıl diyeyim? Böyle dinlenesi bir şey gelmedi bana yani. Yoksa Savaş abinin vokalini ben de sevdim de. Hani beat'le çok alakalı bulamadım. Sufyu dedi ki kural mı değiştirdik her verse'a bakmıyor muyuz feedlerden? Yani geç karar çıktığı için geçtim ama. Bakalım istersen. Tamam bakalım o zaman. O kuralı koyduk sonra pek uygulamadık bu arada. Ya o kuralı koyduk ama çünkü abi ne gerek vara geldi sonra chatte biraz ondan biraz öyle gittik. Evet ben fade attım. Yok Rasad'ın verse'ü beni açmadı. Kopmaz onun farkındayım bir gelip bir saniye gidip şu modeme bir bakacağım ben neden böyle oluyor bende mi sıkıntı diye yoksa Twitch'te mi onu çözmek için ben bir gidip geliyorum 2 saniye. Tamam, bana gelen şeyde de bir sıkıntı yok da bu yayını Anlamadım. keserek gidiyor. Tamam. Git bak bakalım. Modem bakıp kapatmayacaksın umarım. Çok saçma olur yani de. Şeyleri çıkarayım mı netdeyleri? Klasik Balkan gitti. İşte kapat aç yaparsa sıkıntı işte Undertaker. Böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Ki yapmamış. İyiyim Musab. Ne olsun Abi. işte bir ufak hastalandım. Her Yani şey iyiyim normal şimdi. gözüküyor ama Neyine baktın abi modemin? Nasıl anladın her şeyin Abi normal şöyle olduğunu? bazen bizim burada problem olduğunda bir ışık hani internet oluyor ama bir kırmızı ışık yanıp sönüyor abi. O zaman işte tiğitine sağ olsun bir şeyler yemiş oluyor. O var mı diye baktım. Bazen oluyordu Dedik acaba modemi kapatıp açmayasın o. bir an boşta bulunup diye. Modemi kapatıp açarsam kanka yayın ölür. Hani İşte o yüzden diyorum. hani ve arkada hiçbir şey falan da açık değil. Hani benim bilgisayarımdaki bir kasmada yine internet sıkıntımız. Çözemedim. Aynen Abi Musab modemi ikna etmiş. Titinet yani. Ay ay. Ben bu arada Rasat'ın verse'ünü de sevdim ya. Bence sıkıntı şarkıda beat'te sadece. Ya Savaş abiye kıyasla zayıf bulduğum için olabilir ama yani Yani evet en büyük olabilir. sıkıntı beat'te parçada. Ben de hemfikirim. OBS'e sıkıntı olamaz mı abi? OBS'e sıkıntı kapatıp açarsam da yayın gidiyor. Hani modemi kapatmakla aynı mantık. Ama OBS ayarlarımda da her şey düzgün gözüküyor. 30 FPS veriyorum görüntüyü. 0 drop gözüküyor. CPU'm da şu an kayıt aldığım için %20'leri gördü. Normalde %10'da falan oluyordu yayın açarken. Sadece işte Twitch telif atmasın diye yayın kaydediyorum ben bir taraftan OBS'te. O belki kastırıyor diyeceğim de şey var. Bu parçayı girmeden önce kendimce hani en azından parçada kapatabiliriz mantığı. Kapatıp baktım yine donma oluyor dediniz yani enteresan bir şey var. Watch Together'da oluyor bazen. Listeyi bozmayacaksa F5'te atabilirsin abi. Atalım. Ben de atayım mı? Gerek var mı? Yo. Senin Bir atmana yanlışlıkla gerek... bastım yanlışlıkla zaten. Mal gibi sordum ve bastım. Odaya katılın neymiş ya? Sen de çıkmıyor mu bu hiç? Ben de her seferinde çıkıyor. Yo, o ilk kez çıktı benden. Neyse. Bakacağız tekrar problem olacak mı diye. Ben geçiyorum bir sonraki parçaya. Ne dersin? Olur bende bir şey çıktı da saçma sapan. Watch Together'da. Aa evet düşünmedik. Birileri hakikaten DDoS da atıyor olabilir bak. Emir Göç demiş. Çok mümkün. Oğlum 300 kişinin dinlediği yayına niye kimse Abi bakarsın ya? yani yorumların farkında değil misin?
Mümkün olur mu olur yani. Yani iki penisi olan adam da bununla uğraşmaz yani. Göreceğiz bakalım. Ben ilerliyorum. Tamamdır. İşte IP'mi bilmiyorsa atamaz da bilmiyorum. O da bir ihtimal diye aa dedim yani, yoksa kesin onu yapıyorlar demiyorum şu an tabii ki yani de. Sıradaki parçamız Fairy Madalyon geliyor. Evet. Chat'ten geç karar çıktığı için ben fade attım. Sonlarda bende donmaya başladı. Ya Videolar. yayına bu sefer donmadığını düşünüyorum çünkü bende bir donma Eyvah, sıkıntı olmadı. yok. Ben zaten Ferin'in albümü bir iki kere falan döndürdüm bugün. Bakmak için merak ettim. Ama çok odaklanarak dinlemedim de. Bir şeyler yaparken arkada çaldı yani. Genel olarak ben albümü sevdim. Sen dinledin mi bilmiyorum bütün albümü. Dinlemedim henüz. Bu arada merhabalar, ben Arda. Selamlar. Evde pozitif birisi çıktı. Nasılsınız demiş. Geçmiş olsun Arda. İyiyiz Geçmiş biz. olsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yayın donuyor demiş. Abi bu Twitch'in 720p sıkıntısı da olabilir. Bizim katlediyor yayınlarımızı sağ olsun ya. Ya yani bende donum, bende bir şey donmuyor. Drop da yok gözüküyor ama bir sorun var, bu 720p sorunu muhtemelen. Albümden birkaç parçaya bakmalısın bence demiş. Ben de sadece ya klip verir diye şey yapmadık. Hani çok hype'lanan bir albüm değildi diye biliyorum ama ben Feri'yi normal şartlarda beğeniyorum açıkçası. Ben Ya bu parçada da beğendim ya. Ne bileyim, ben bu parçayı beğendim. Çakar'ın da dediği gibi tek şarkı yeter, diğerlerinin hepsi aynı demişti. O kadar aynı değil tabii hepsi de, genel olarak şey yüz katılmasam da kısmen katılıyorum. Bir yerden sonra şey, ben bu şarkıyı dinledim, ne ara başa sardı albüm moduna girmiştim dinlerken, ben de öyle çok odaklanıp dinlemediğim için. Ama bir iki tane şarkıyı aldım listeme, güzel şarkılar var. Ya ben bu Şey şarkı... güzeldi, Leanlarla olan güzel. Bir şeye çok anlam veremedim. Şu Aspava'nın Nude şarkısına tepki Aspava pardon, bir de Feri üçü birden tekrar kaydetmişler. Aspava tekrar kayıt girmemiş muhtemelen de. Öyle bir versiyon çıkarmışlar. O biraz şeye geldi. Garip geldi kulağıma. Aspava'nın versiyonuna alışkın diye, ama genel olarak güzel ya albüm. Başarılı yani. Ben albümü dinlemedim. Albümden dinlediğim ilk parça şu an bu. Bunu da ben yani kötü bulmadım. Çok çok böyle aşırı günün en iyi parçası seçerim diyeceğim bir şey değil. Ama hani bunu günün diğer şarkıları gösterecek bana açıkçası. Ama yani ben kötü bulmadım bunu. Şey güzel, Kör Vodka güzel. Şimdi aklımda kalanları söylüyorum da, Deyanlarla olan şarkının adı Anarşiydi galiba, o güzel. Ve birkaç tane, 3-4 tane şarkı aldım listeme Hadi bakalım. Albümü merak ettim, sen böyle deyince bakacağım. ben. Ya ama Gece... yani şey değil yani, mükemmel bir albüm değil ama bence başarılı, güzel yani. Ben dün gece işte Mesafenin yayınına bir uğradım. Bizim yayın iptal olmuştu. Cenk'in quiz'i vardı. Yani boştum ve gece Mesafenin yayına baktığımda bugün bizim dinleyeceğimiz 3 parçaya falan orada bakma şansım oldu. Orada dinledim. Onun dışında pek bir fikrim yok yine benim her zamanki gibi. Yarda ben arkada açtım çaldı, hani öyle çok odaklanıp dinlemedim. Hoşuma giden şarkılar oldu ama. Hani belki odaklanıp dinlesem sevmem bilmiyorum, ama evet, ortalamanın bir tık üstü bence yani. Akçay, ona bakacağım şimdi zaten. Güzel demişsin de ben burada dinleyeceğim ilk kez. Bosporus bugün ünlem menü yazarak bakabilirsin ona ama Must Have Pinkman, Must Have Peppermint ve El Fakir Vanilla karıştırdım. Sıradaki parçaya geçiyorum ben o zaman. Sen de hastasın diye bugün Şey çok de, uzatmamaya çalışıyorum çünkü biraz yo da. sorun değil ya. Feride Server'ı Uraz olan şarkısını şu an hatırlamıyorum. İşte dedim ya, çok odaklanıp dinlemedim yani. Üstün körü arkada çaldı sadece. Feri O yüzden paramparça bayağı iyi net bir şey parçaydı. söyleyemiyorum. Ben Feri'nin Tersosu hala benim Feri'den duyduğum en iyi parça olabilir. İkinci verse'deki arkadaş saymazsak. Ha, içecek olarak sordun. Ha şey Lipton'un nane çayı abi. Ben sıradaki parçaya geçiyorum. Abi şunu bir açıklığa kavuşturalım. Övünmüyor. Baykan zaten dinlememiş. Ben de üstün körü arkada çaldı sadece. Hoşuma giden birkaç şarkı oldu ama odaklanıp dinlemedim. Tekrar söyleyeyim. Hani kötü de olabilir. İlk dinlediğimde, odaklanmadan dinlediğimde fena değil gibi geldi. Zaten mükemmel değil diye söyledim en başında. Aynen, Penicillin dediği gibi Fas çayı içiyorum yani özellikle. O zaman Çakal featuring Mavi Gözler geliyor. Tamam, klibi alayım sizin için ama klipte çok görmemizi yani yaratacak bir Klibi şey olmadı. alacaksın ve yarım dakika sonra geç gelecek herkes, bak eminim. Ben de çok eminim. Uğraşacaksın ve Ben de geç çok gelecek. eminim ama yani. Ama bugün internet, yine TTNET'le alakalı bir sorun var abi. YouTube'un açılması 10 saat sürüyor. Bence klibi de iyi bir klip değildir gibi geliyor ama neyse, hadi bakalım. Kırmayayım kimseyi. O zaman tekrar Çakal ve Mavi Gözler klibiyle geliyor. Gerçekten bu arada tahmin geçtim bu arada parçayı da. Gerçekten tahmin doğruysa klipte görülecek hiçbir şey yok abi. Hani klip diye niye tutturduk gerçekten.
Ben şarkıya da odaklanamadım. Klibi izleyeceğiz diye bir... Yani gerçekten Kapısı Burak klibi seyrettik 50. kez falan yani. Ali hoş geldin. Iverson. Ya tamam, Ali deyince bir heyecanlandım. Cidden Ali geldi son. Ben bu şarkıdan belli tane falan dinledim yine ya. Çok çakma dizi kayız dinliyormuş hissindeyim yine. Çok, çok derin bir çocuk bu, değil mi? M.O.B. mi bu arkadaşta yani? Ya niye kaos arayayım abi? Kaos aradığım yok. Ali sadece bir gelseydi güzel olurdu, eğlenirdik. Uzi tayfa sanırım, değil mi? Gerçi giyinik arkadaş. Uzi tayfa olmayabilir. Mont var yani. Uzi karda bile üstsüz geziyor, ben çok eminim yani. Evet, her çakma emo rap'te bir de Lean adı geçiyor gerçekten ya. Artık sıkılmadınız mı abi ya? Bu arkadaş çok puşlanıyor. Üzgünüm, istediği kadar puşlansın Deniz. Hiçbir şey olmayacak arkadaştan. Şey değil mi bende? Dolar 1,5'a inebilir arkadaşlar, satın diyen. De. Sorayım pardon, niye battı? Ama yok, ben istediği kadar puşlansın, çok büyük bir şey olacağını zannetmiyorum yani. MOB mi kaldı gerçi, evet. Akça sevmiş olabilirsin, saygı duyarım. Hani niye sevdin demem ama hani ben farklı bir şey duymuyorum ya. Bu parçadan, dediğim gibi, çok fazla bu parçadan dinledim ben ya. Ve hiçbirini beğenmedik büyük oranda da. Bugün bütün yayın Ali ile geçecek ya. Bana da öyle geliyor bu arada. Ne? Öf, ben ilerliyorum abi. Beğenmedim. Geçiniz. Üzgünüm, beğenmedim. Sırada Özkan ve İlke. Yine düşeceğim. Geliyor. Öf, öf, geçtim abi. Beni de çok baydı. Hani Batı rakı kafiyesi çok anlamlı, İzmir'i anlatıyor değil mi? Ama gerçekten karışsın kartlar, bilmem ne bantlar abi, öf. Çok bayık abi, üzgünüm ya. Ya tek flow'la kariyer inşa etmesek mi ya? Sevgili rapçi arkadaşlarım. Savunayım diyeceğim de ben de savunamadım ya. Katılıyorum yani. Hani bir dedim, orta yolu bulalım dedim de ben de aynı fikirdeyim. Beat bayık. Beat bayık. Tonlama kötü zaten. Bence de Nakka'ya hemfikirim. Çok bayık parça ya. Üzgünüm. Sırada daha bayık bir parçamız var. Hazır mısınız? Kimden geliyor? Geliyor. Çiftlik Bank kardeşimizden geliyor kankacığım. Hmm. Bu arada merak ediyorum, parçasında başlayacağız diye de, abi Talado niye hala ölmedi? Abi yok, hani yıllarca Nasıl böyle bir soru bu? yok, yıllarca böyle PR yapıldı ya, hani en fazla 20 yaşını görecek bir hastalığı var falan diye. Abi adam 30 oldu herhalde, değil mi? Hani Ama benim hiç öyle bir şeyden haberim yok. Çünkü Talabdor'u fanı değilim senin gibi. hani Yani hiç takip etmedim. hani Allah uzun ömür versin, eyvallah, tabii ne bileyim, bir garip hissettim ya. Sen ne istiyorsun Baykan? Amacın ne? Amacın ne? Ya merak ettiğim için sordum. Ya böyle bir muhabbeti bir tek ben mi hatırlıyorum? Yayının sonuna doğru bakacağım dayava. Yok sen ya şeyden kaos istiyor falan deyince ben hani bir orta yol bulayım. Yok Kaos abi, meraklısı yok. değilim mantığıyla söyledim. Gerçekten böyle bir muhabbeti ben internette, forumlarda falan hatırlıyorum. Yani hiç duymadım. Taladro'nun şöyle şöyle bir hastalığı var. En fazla 20-23 arası, burada da yazdı. Hani 20-23 yaşına kadar yaşar. Daha fazla yaşaması imkansız. İşte hobi olarak müzik yapıyor falan diye bir PR yapılmış zamanında, belli ki. Çünkü çocuk sağ hala. Hani tabii ki Allah uzun ömür versin, eyvallah da. Baykan'ın en çok Allah dediği yayın olarak kayda geçsin. Ben hiç duymadım abi, vallahi bilmiyorum. O yüzden sordum yani. Neyse, geliyor. Taladro featuring Özge Şabo, yarım kalanlar geliyor. Geçtik geçtik geçtik, sakin. Ne olur geç geldi çünkü en son, gördüm. Geçtik arkadaşlar. Kendi isteğimle Taladro dinlemedim bugüne kadar. Ben de yayın. Muhtemelen de en uzun süre dinlediğim şarkısı budur. Nasıl buldun? Ben söyledim işte söyleyeceğim abi. Biraz daha Daha ne diyeyim ya? biraz daha detaylıyorum istiyorum Yani. Sen ben. kaostan besleniyorsun şu anda. Evet. Sen nasıl buldun? Senden alalım Drama ekmektir. Çok gibi önce. buldum. Hani bir verse'de aynen geri zekalı Ali'nin bir cümle içerisinde 26 kez V dediği gibi, Talado'da 16 bar boyunca 12 bar gibi dedi sadece, çünkü yani. Musab'ın dediği gibi Cuma gününde netliği bekleyen Baykan Barlas gibiydi.
Kopmaz doğru hatırlıyorsun. Ne? Şarkı bir uzvuma benzemiş yazmışlar. Ha. Boynuz editimiz yok mu? Aa, unuttum ya. Ama Talardo Illuminati diyebilirim size. Bu kadar çok boynuz çünkü. Referans olarak. Orada kullanılıyor bir tek. O zaman 3-4 parça daha dinleyelim ve en sevdiğim yere gelelim diyorum ben. Of, kesinlikle Talardo'dan daha iyi bir isim gelmiyor bu arada. Resira zoru başar geliyor. Ben geçtim abi, geçtim. Abla niye her sahnede senin yeneceğim İstanbul pozu veriyor klipte? Bir anda böyle ellerini Abi açıyor zaten falan. yine başarma edebiyatı var, farkındasındır. Şarkının Farkındayım. şarkı ilerlediyse kesinlikle Farkındayım. Şarkının kesinlikle anneye bir ev alınacak yani orada. Onu bir hissettirdi adından anlayabiliyorum. Geri zekalı değilim abi. bana. Hani sözleri geçtim. Yani. Ve Sehabe birini puşluyorsa abi kaçmak lazım o konuda, en fikrim. Kesinlikle en fikrim yani. TEDx rap versiyonu değil mi? Gerçekten. Hani şunu yapma. Eskiden unun yanında satılan kişisel gelişim kitapları vardı ya marketlerde. Artık şey bu küçük küçük CD'ler uğraşacaklar oraya. Ya da yeni Küçük küçük CD'ler ne ya? ya da şey bu yeni Spotify playlistleri bırakacaklar oraya. Yeni playlistin adı neydi? Berbat bir şey. Serhat galiba. Serhat abim Spotify'da editör olmuş galiba. Knockout diye çünkü. Knockout. şey geldi. NKVT olarak Spotify playlisti geldi. Ve ben şeye de çok gülüyorum bu arada ya. Rapçi havlu atmaz değil mi? Nıkırt. Nıkırt Ne kapat. playlist. Abi yani şey bu hoş geldin ey Spotify ya şehri Spotify falan diye story atan arkadaşlar var ya. Hani Instagram'larına mahya koymuşlar böyle değil mi? Hani yaranacağız bizi de listeye al diye böyle. Hoş geldin yeni Spotify diye abi. Ya bin azlı gider, bin dirilir yani neyin peşindesiniz? Gitti mi ki? Kesin. Belli ki gitmiş abi. Çünkü Nazlı'ya saydıranların hepsinde ben hoş geldin canım Spotify. Ay şurama da Spotify. Ay buradan da Spotify diyen arkadaşlar var yani şu an Instagram'da. Evet, bunu yapınca playlistlere falan kapak olacaklarını sanıyorlar da ya abi yani. Oy oy. Yine ben bu parçaya abi iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Hızlıca geçiyorum açıkçası Mali yani. Dediğim gibi birini sehabe puşluyorsa genelde iyi müzik duymazsınız. Hani bu bir bu bir kanundur yani. Soru başardı kılıç mı var ya? Evet Zülfikar çok Ali dedik diye yoksa benim mi? Şimdi fark ettim de. Var değil mi? Resira Cidden İslamiyet ha. Cidden var ama bu arada. yayıyor. Abi beat çalındı galiba. Hiç şaşırmam yani bu arada. Öyle bir şey çıkarsa ya da free ise de şaşırmam. Ama gerçi Produced by YSensor yazıyorsa gerçi. Öf. Sırada çok sevdiğimiz, burada sık çok sık ağırladığımız bir isim var. Tahmin Mali. Ne çıktı bu hafta pek de bakmadım ki ya. Tamam, ben Velet söyleyeyim. değildir. Yakın yakın yakınsın. Aa şey Kezo çıkardı bu hafta. Yok yok yakınsın dediğim o anlamda değil. Bayağı yakınsın Ha peki. Velete. Asla ismini doğru okumayacağız dediğimiz arkadaş var ya. Yani 6 Ayınt. Ha tamam süper. Giant'tan parça geldi. 6 Ayınt featuring Ber ve Shiks. Çok S var çünkü o yüzden öyle okudum. Yine Metin 2'deyiz abi. Kendimi kaybediyorum. Ay emojisi. Ay emojisi geliyor. Parçanın ismi böyle çünkü o yüzden öyle okudum. Geliyor. Altı Ayn Sultanı. Otorite kullanıp geçmeden de ama ben dayanamadım abi geçiyorum. Pakistan dilini nasıl buldun kanka? Muazzam. Harikulade. Sözleri şahane bir kere. Bir kuklasın derinden. İplerin İplerin kopmuş. kopmuş senin. SYY2'de çalan şarkılar gibi olmuş mu? Peki.
Zılgıt değil mi? Şey, helelelele sker sker olayı böyle. Hatta uyuyor. Sen zılgıt çekebiliyor musun ya? Hayır, bu kadar çıkıyor işte. Helelelele diyorum yani Ben bir ara sadece. yapıyordum, acaba hala yapabiliyor muyum? Dur Abi mikrofonu kapatıp deneyeceğim. yalnız bir şey diyeceğim. Şu an bu parça eşliğinde İbo Show olmamız yok mu? Sen aksan kasabiliyor musun böyle? Yok. Kardeş falan diye İbrahim Tatlıses taklidi yapabiliyor Bu İbrahim Tatlıses taklidi değil abi yalnız. Yapamadığım Ben için böyle herhalde diye zaten. bir İbrahim, ben herhalde diye bir İbrahim Tatlıses yok Ahey yani. ahey ahey falan böyle var mı? Yok. Baykan abi, sana kırmızı çok yakışıyor. Buna kanaat getirdim. Teşekkür ederim. Mali en son çok güzelsin dediğinde ertesi program yanımdaydı Atil. Eve gelmek ister misin yakışıklı falan böyle. İyice kendimi kaybetmişim değil mi böyle? Bu arada geri zekalı Ali, çok geç değil. Hala yazabilirsin geldiysen. Benden bahsedip geri zekalı Ali'ye bağlamam bayağı bir zedeledi gururumu ama yine de Abi yok benim de aklıma gerçekten. Ali geldi vallahi direkt yani Kanka gerçekten yalan yok. ben aydınlanmak istiyorum. Hani gelsin bize o hani o bağıntıyı nasıl kırdığını anlatsın istiyorum ben. Yani müzik bilmiyorsunuz, ana okuluna gitseniz keşke falan. Diye böyle yine en yorum giren çocuklar. Ali 13 yaşında. Arkadaşlar ona asla Einstein demiyor. Ya şey, özellikle niye Ali'ye Ali taktım 13. derseniz şey olsun diye. Bir sonraki yayın tekrarını da YouTube'dan kesin dinleyecek, bari eğlensin. Ya şöyle çıkarabilirsin. Aynı isimler yok bu hafta. Böyle aynı isimler geldiğinde bir daha Ali'yi anlarız. Bakarız kim olduğunu öyle tespit edebiliriz. Çok mantıklı. Yani gerçekten. Gerçi bunu da söyledik yani artık tespit edemeyiz muhtemelen de neyse. Ali şimdiden iyi dinlemeler kardeşim. Sıradaki parçamız. Ya ben bu parçaya yani bir yorum yapmayacağım. Çünkü güldük, eğlendik, bitti yani. Milis ölmemek için geliyor. Ha, çete penis gelmiş. Ben kaçırdım onu. Kontra geldi çete. Ali 13 yaşında arkadaşlar ona masaka diyor. Geç kararı çıktığı için ben fade attım. Bence de Beat Tatlı ve Milis'in daha önce dinlediğimiz bir parçasının vardı yayında. Ya yani o parçadan daha iyi buldum ama yine beni çok sarmadı bu parça açıkçası. O şarkı benim Indigo'ya benziyor vokali dediğim Evet, şarkı mı? evet, evet, evet. Yine burada da hafiften bir aynı hissi aldım çünkü de. Ya bunu zaten o kariyerin başından beri Milis Indigo kıyaslamasını yaşıyor. Hani kendisi de farkında. Yani ses tonu gerçekten, doğal konuşma tonu falan da çok benziyor çünkü yani. Bir de ikisinin de İzmirli olması ve hani bu İzmir ağzı konuşması da bunu çok perçinledi ama yani internetteki o yorumları. Hani geliyorum gidiyorum olayı O falan zaman böyle. sen İzmirliler hakkında ne düşünüyorsun Baykan'cığım? Bu ne demek? Böyle bir aramızda böyle bir diyalog geçmedi bile ya. Geçti. Yalan söyleme şimdi. Geçti de açıklamayacağım. İzmir hakkında ne düşüneceğim abi? İzmir sevdiğim bir yer ama şey var işte, hani ya bazen yabancı dil konuşuyormuşum gibi zorlanıyorum iletişim kurarken Bak yani. geçmiş işte. Bir ara İzmir'e taşınmayı düşünüyordum birkaç sene önce. Ben de. Baykan'a söylüyorum. Baykan'a söylüyorum diyor ki yabancı dil konuşulan yerde ne yapacaksın? Nasıl anlaşacaksın insanlarla? Dil bilmiyorsun demiştim ya. Yani. Aynı şey işte aynı kapıya çıkıyor yani. Hatta ben şey zorladım, hani oturuyoruz arkadaşlarla. Çekirdeği gösteriyor. Siz buna çiğdem diyorsunuz değil mi lan diye böyle. Asancağın Adam ortasında. Sultanahmet'te terörist taklidi yapıyor. İzmir'e gidiyor, Çiğden trolü yapıyor. Senin dayak yemen yakında Allah'tan korona çıktı Mesela da. Klorak Evden çıkmış. beni ama şey çok vurmuştu. Klorak çok vurmuştu. Hani o ne lan olmuştum böyle yani. Ben çamaşır su... Asfalya var. Yok, çamaşır suyuymuş. Ha. Hani. Asfalya vardı galiba. Onu ilk kez duyuyorum. Gerçekten ilk kez duyuyorum. Galiba şeydi ya. Dur yanlış hatırlıyor olabilirim de. Asfalyalarımı attırma diye bir tabir var galiba. Belki Ege'nin genelinde vardır. İzmir özelinde değildir bilmiyorum. Varmış. Sigortaymış. Sigorta mı attırma gibi aynen. Türkçe şeyini aradım. Bizim Bak kullandığımız halini aradım bu arada. Türkçesini aradım diyorsun. Sen kendin de buna diyorsun. Bak işte. Baykan İzmirlerden özür dile. Hashtag'i var şu an.
Sizi bir Adana Mersin'e bırakıp farklı dili göstermek lazım. Yasin hemfikirim. Adana'da da ben çok zorlanıyorum yani. Bir tek hani şey Trakya'da yer yer anladığım şeyler oluyor ama orada da çok anlayamadığım şeyler oluyor. Benim genel olarak şeyim var hani Birol Güven'in yaratılırken tam karşıtı olarak yaratılmışım. Benim genelde şive fobim var abi. Hani o çok seviyor ya o yüzden. Uy. Trollüğüne ben sana şey alacağım ya. Arkada koltuk var ya senin. Evet. Koltuk değil lan yatak o da ben koltuk gibi Ya kullanıyorum. tamam işte koltuk gibi kullandığın yatak var ya. Şimdi ses kaydında arkanda yatak var diye gitmesin diye koltuk dedim özellikle de. Tamam. Yine bozdum direkt yani. Arkandaki koltuğa şey alacağım böyle. Çocuklar duymasının set halinde. Hepsi oturuyor böyle. Onları koyacağız her yayında Ha, arkaya. şey Kabul edersen. senin öğretmenin de var değil mi arada? Oğlum o eve girmiyor ki. O çocuğu dedim şeydi. Tamer Karadağlı senin beden hocan diye. Ya Baykan ciddiye alıp ben de cevap veriyorum ya. Havucun babası beden hocam demiştim. Tamam işte. Sen de Tamer Karadağlı'ya bağlamıştın da. Sonra da Yağmur Atacan'da Bilmeyenler için. hemfikir olup da dağılmıştık abi. Evet muazzam mizah. Of. Keskin açın silah şarkısı. Ben MP3 çalar değilim. Açacağım ama yani ben istediğim zaman açacağım abi. MP3 çalar değilim. Neyi bekliyoruz abi şu an? Şu Böyle mal gibi bir ekrana goy goy da izleyelim bitsin toparlanalım diye bekliyorum ben. Sıradaki parçamıza geçiyorum o zaman. Hazırsan. Hazırım. Tamam. Olcay ilk round geliyor. Evet ben fade attım ve geçtik. Öf, kötü rap. Kötü vokal yordu. Beat tatlı gibi başladığı sonra ya o da şey hani güzel bir drill denenmiş beat'te. Beat sound olarak ama yani üstünde hakkını veren bir MC yok üzgünüm. Beat biraz hani yakalar gibi oldu ama sonra onun da o büyüsü bozuldu zaten yani. Bence de bir. Chat'e katılıyorum. Ya ben muhtemelen biri vermem de. Sonra ermiş kaçırdım hangi de. İki verirdim muhtemelen ama şey birkaç tane isme benzeyen vokal yakaladım da kim olduklarını çıkaramıyorum şu an ya. Birkaç kişiye benzettim vokalini de. Evet Selim o yüzden. Altyapı çok tek düze ya free beat mi demişsin? Hani free beat olup olmadığını bilmiyorum. Yani açıklamada varsa da biz Watch Together'dan baktığımız için açıklama kısmını görmüyoruz. Şarkının kenarında yazıyorsa ismini de söyleyebilirim ama bakılır. Free mi değil mi diye ama şey var hani en başta böyle beat değişecek olsa beat beni yakalardı açıkçası ama o tek düzelik yüzünden zaten beat de üzdü diye düzelttim. Hidra'ya benziyor Evet, evet. hayati hidro olabilir. Tankurt belki biraz. Yok boşluk henüz bakmadık. O zaman bir parça daha bakıp en sevdiğimiz yere geçelim. Tamam, ben de orada köz yakarım Tamam, gider. tamam. Klasik. Klasiğimiz artık. Sana aslında bunu kavgasını vermeyeceğim seninle artık. Hayır abi, sen hep aynı zamanda açıyorsun, benim de aynı zamanda bitiyor közler. Tamamdır. O yüzden. Beat Rango geldi chatten. O zaman Sir Dawg featuring Defkan Kalaş geliyor. Bu abiyi geçiyorum. Çok kötü. Defkan'a da bakalım deneceği için Defkan'a ilerliyorum abi ben. Evet ben geçtim abi. Defkan hani Zido ile yaptığı parçadan beri ondan da mix kötüydü ama en azından vokalleri iyiydi. Beni asla yakalayamadı abi. Üzülüyorum ve şeyden de sıkıldım. Sen ve rap ters kalıbından çok sıkıldım ben ya. Abi Defkan da hani sürekli aynı parçayı veriyormuş hissi oluyor bende ya üzgünüm. Geçen hafta ya da önceki haftaydı şey demiştim. Tam hatırlamıyorum hangi hafta olduğunu da Defkan çok kötü bir şarkıya girse bile dinletiyor kendini bende diye. Bu hafta aynısını söyleyemeyeceğim ben de. Maalesef. Sordab çok kötü zaten. Özellikle evet ya. Bir de şu Kila Akan nakaratları tekrarlamalı aynı kelimeyi. Nakarat. Papağan nakarat da değil bu işte cümle sonunda sadece. Tak Ha. tak. Dalaş dalaş. Savaş savaş. Evet keşke ülkece YouTube'da Almanya'ya bir limit getirsek de biraz rahatlasak ya. Genel olarak bence hani Gaflalı Global'deki Almanca işler de çünkü bundan daha iyi değil yani. Sizin bu arada şey ne oldu ya? Almanca Almanya'da hip hop yayınları bir durdu Aa, galiba. yok geçen hafta yine Cenk'in şu an bir quiz'i vardı dün. Geçen hafta da yine akademik bir olaydan işi vardı. Yetişemedi geçen haftada. Hatta yani yorgunlukla düşmüş. Gece uyanınca abi kusura bakma falan yazdı. Ben tahmin ettiğim için zaten iptali duyurmuştum. Dün de normalde planlamıştık ama sonra abi unuttum benim quiz'im varmış dedi. Hemen neyse ki yayını duyurmadan iptal etmiş olduk. İşte Bence o sorgu yayınından sonra kaçtı artık. Bir daha seninle bir araya gelmeyecek. ona bir planlama yapacağız hani hangi gün yaparız diye ama bakalım.
O zaman kutsal topraklara girmeden bir ara vereyim mi ben? Tamam, sen közünü yak, ben de Hemen logolarımızı geliyorum. getireyim. Netteye giriş yapıyoruz. Merak etmeyin. Yine 5-6 Netteye dinler. Buraya geçeriz. Sonra bir 5-6 Netteye daha dinler. Yine devam ederiz falan filan. Flash TV, Kaka, CMP, Silvana. Evet. Artık ara ara açmak yerine ben Müslüm Baba, İbo, Dilberay ve yeni eklentimiz Döner'i background'umuza sabitledim zaten. Cemil mümkün çünkü bugün TTNet bize acı çektiriyor. Küçük bir ses kayması mümkün. Ara ara yayın donuyor falan. Hani fiber internet var kime sorsan ama. Ay. Atilla yok, beğenmedik şarkıyı ya, kötü şarkı. Defkan'ın son feedleri eşittir nette gerçekten. Şahin de kalk Reizik o ya. Ben de severim. Shadow'cum bence de candır. Sorgunun Masaka tezi bilmiyorum nedir, o kopmaz yazar mısın chat'e? Gerçekten bilmiyorum. Mali gelene kadar siz onu yazın bakalım. Defkan solo şarkı yapmayı gerçekten unutmuş olabilir ya. Hatilla beat de fena değil ama çok çok da iyi değil ya. Hani aynı beat'ten duydum baya. Yine. Sorgun Masaka'ya gay demişti. LGBT gangsterlar vardır, doğru. Malecim hazırsan ben netteye başlıyorum. Tamam. Neyle başlasak yine? Ben kararsızım. Geliyor, tamam ya. Art. Kanlı akit. Geliyor. Ben geçtim ama yani şeye şaşırdım. Nette de horrorcore dinlemiş birinin o varlığına şaşırdım ben hani. Olmamış ama yani şey, bir şey denenmiş. Bez Bebek Joker'dendi, gerçekten vardı. Ama ya keşke, evet, şu ritim keşke kaçmasaydı yine ama. Nette de horrorcore dinleyen birinin varlığı beni biraz şaşırttı yani. Beni de şey şaşırttı. Kaddafi'nin dirilmiş olduğundan haberim olmamam şaşırttı. Kaddafi ben ne alaka? Diyor kopma. Chat'te öyle bir yorum geldi. Ve Öf. silindi. Kim Ya sildi onu? işte o benim politikam yok. Yani ufak küfür bile olsa siliyoruz ya. O yüzden. Küfür yoktu ki. Var mıydı? Ha, görmedim ben. AQ vardı. Ritim bile kaçtı o kadar kötü diye. Pek diri yangın aldım abi, onu var var. Zaten Nick pek diri olduğu için Kontra'nın yetiştirdiği bir birey olabilir. Bayağı diri yani çünkü. Netteye batağında sıradaki şarkımız geliyor. Karga evreni çıkmaz sokak. Hangisi şarkıydı? Çıkmaz sokak. Tamam. Tamam var abi, anladık, dikkat et. Bitir şu kelimeyi artık ne Abi olur. Şarkının yarım dakikası var diye devam ediyor. biraz Ozan bunu sevmiştir. Bir dakika oldu, herhangi bir ritim yok parçada. Ozan muhtemelen bunu çok sevmiştir. Arkadaş iyi bir şey yaptığını zannediyor ama berbat, üzgünüm. Ama bir de ırkçılığı yakaladım mı bilmiyorum. Karanlık esmer insanlar ellerinde kötülük var diye söz var abi. What? Ben anlam aramıyorum netlerde çok. Yok, şarkıyı Devlet Bahçeli mi yazdı abi, bu ne? Ahyam mı olmaya çalışmış arkadaş acaba? Hafiften. Ama karga evreni de müthiş binikmiş ya. Gerçekten. Baştaki karga sesi de. Evet abi, orada gittim zaten ben. Abi, ama neden esmer insanlar neden ellerinde kötülük var abi? Ato hoş geldin, uyumaya mı izlemeye mi? Var bugün de. Son feci karga, değil mi? Ato uyuyacaksam şu an nette vatandaki berbat parçalara bakıyoruz. Hani burada kahkaha atabilirim, haberin olsun. İlerliyorum abi. Dur, Yasin Fidan'ın yorumunu okuyacağım sana. Tamamdır. Esmer insanların tek bir ırktan olduğunu söyleyerek ırkçılığı yapan belli olmuştur. Teşekkürler Yasin. Çok kötü parça tabii ki, geçiyorum. Yine eğlencemizdeyiz. Tekrar. Netteden gelen
Sıradaki işimiz. Süleyman Okay, Kor Ateşler geliyor. Direkt fade bile deneme kapattım abi de tahammül edemedim yani ama yani Şahin de kalk bundan iyi. Şarkıya bak, gerçekten şarkıya bak, klibe bak. Ve çukur dövmesi yaptırmışlar gerçekten. Abi dizi bitince ne yapacaksın? Kolunu mu keseceksin ya? Yani çünkü düşünsene 50 sene sonra Hayati Prime'la abone olmuş. Abone için teşekkür ederim. Yani gerçekten abi. 50 sene sonra Hayati deyince nasıl bir geçiş yaptın abi, Yok, anlamadım hemen ne dediğini. abone yok. Abi 50 sene sonra kimse muhtemelen Çukur diye bir şey hatırlamayacak ki. Abi kolunda böyle saçma sapan bir dövme var. Ne yapmayı planlıyorsun yani? 50 sene sonra zaten bu arkadaş muhtemelen 80 yaşında falan olacak. Çok da sallamaz onu. Alzheimer başlangıcı falan olur. Çok da umursamaz 50 sene sonra bence. Ne dövmesi abi, keçeli kalemle yapmıştır bende. Çok mümkün bu arada. Neyse, ben hapisten çıksam mı kalsam mı bilmiyorum. Çünkü net değiliz. Yine gireceğiz muhtemelen. Tekrar tekrar Bence kal ya. uğraştıracağım. Hiç çıkmaya gerek yok. Yalan olmayalım. Dedi. Çık girmeye gerek var. Dedi Alaaddin Çakıcı Junior. Gerçekten Bahçeli'ye selam. düşünsene, hakikaten torununa böyle bir ana. Biz bir nette diye bir şey vardı o yıllarda, oraya parça veriyorduk diye. Ve torunun kendi rızasıyla çocuk esirgeme kurumuna yerleşiyor Annesi babası var oğlum, niye çocuk esirgemeye yerleşsin? Çocuğun desen bir derece de niye torun yani? Kapılar güzelmiş yalnız. Ay. Ay. Bu net hep başladı. Ya yayın tekrarıyla arşivlemiş sayılıyoruz ya, ben indirdiğim için. O sırada en azından öz farkındalığı olan iki arkadaş gelecek. Ben bunu takdir ederim. Parçanın ismi yüzünden bunu söylüyorum. Geliyor. O geliyor. Öz farkındalık şarkısı geliyor. Akrep ve Noep yeni bok geliyor. Ben bu farkındalığı ayakta alkışlarım arkadaşlar. Şu an kalkmaya yaşandım ama olsun. Alkışlıyorum. O zaman Akrep ve Noep yeni bok geliyor. Ses kaydını dinleyenler alkış olduğuna çok emin olmayacak bence ama. Evet. Netledeyiz, her şey olabilir. Olabilir abi. PD&D'deymişiz. Farklı bir şey değil gerçi. Çocuğun saçları mor mu ya? Parçaya bak. Ya ben tahammül edemedim. Fade attım. Sonuna kadar dinleyelim dendi ama ben fade atıyorum abi. Ki Hakan bile ritme bu kadar düşman değildi dendi chatte gerçekten bu arada. Güzel parça geldi bir tane. Wow. Diğer çocuğu da dinleyelim lütfen. Gerçekten mi? Tamam. Siz istediniz, geliyor. Öf. Öf. Yok abi. Yani zaten beklentiyle açmamıştım ama yok abi. Of. Bugün çok iyi parçalar var ya. O zaman bir tanesi daha gelsin. Sami herhalde ama SAMY şeklinde yazılmış. Sami Çevi geliyor. Abi gerçekten ya. Ya bana utanmayıp klip çekiyorsun ya. Ama ben beklediğim rhyme'ı göremedim ya. Abi neydi? O şeyden sonra şevi, o söyleyemedim bile. Şevi'den sonra sevişelim deli gibi bir şey bekliyordum böyle. Oo. Gelmedi ama. Ben Fero bunu beğendi. Ya kontra. Ya da Şevi, şevi, şevi. YouTube'daki Ali. Üçü de beğenmiş olabilir. Olabilir. Evet, hadi YouTube'daki klip. Ali'nin seksüel bir amacı olduğunu sanmıyorum ya. Ya YouTube'daki Ali zaten yani ergenliğini bizim kanalda keşfetmeye çalışmış abi. Onu çok ciddiye almıyorum O çok... Ben de keşfetme ben. abi, git başka yerde Yani. keşfet, rica ediyorum. Öyle bir şey hazır değilim. Çünkü gayet medeni bir şekilde, bak fikirlerim varsa gel yayına diye davet ettiğinde, siz yan yana domalım ben geliyorum diyen birisi seni hayal etmiş Malicim, üzgünüm ya demek ki. Hayırlısı. Ali Kare. Allah'tan görüntümüz yok şeyde, YouTube'da. Koyayım istiyorsan daha iyi Yok yok, ailesin. lütfen lütfen. Niye iyilik yapıyorsun? Ay, bu Çok pis bir yere gidiyor, bir şey söylemeyeceğim o yüzden. abi Jag var, Keyshan var, herkes var ama yani parçada müzikal bir şey yok. Bir tek müzik yok parçada. Onun dışındaki her şey var parçada. Ve yani acaba gerçekten Chevy'nin uzun versiyonu Chevrolet olduğunu biliyor mu arkadaş? Sence biliyor mudur?
Biliyordur abi, niye bilmesin adam? Bilmiyorum. Aa, sıradaki parçanın ismi de Çetin bana dileğini yansıtıyor, öyle söyleyeyim. Gelsin o zaman. Özür dileme şarkının adı. Hayır, itiraf. Sal beni, geliyor. Peki. Ya fade attım ben bu vokale dayanamamaya geçtim de. Bak arkadaş şarkıda diyor ki, bak gecenin köründe şöyleyiz ama klip gündüz çekilmiş, farkında mısın? Baykan Barlas'ın net devre mantık arıyordu. Ato vallahi hiçbir fikrim yok. Biz de bunu sorguluyoruz burada. Hani acı çekerken eğlenmeye çalışıyoruz. Bunlar zaten ayık kafa şarkısı değil ya. Bu sıradaki parçayı ben ismi yüzünden dinledim. Yine Sony Müzik'ten geliyor. Ve Sony Müziği'nin de ben size netlerden farklı olmadığını ispatlama yolunda gidiyorum galiba. Çünkü geçen hafta Beyazıt Öztürk şakası yapmıştık 2 hafta önce falan Sony Müzik üzerinden. Yine çok farklı bir iş gelmiyor. Şarkının ismi yüzünden ben buna baktım. Rap değil ama hani yakın kafalar. Şarkının ismi şey, hani dava açılsın diye konmuş. Böyle spoilerlar vereyim ufak ufak. Hani umarım kendisini kulağına gider ve dava açar, eğleniriz global olarak, yani bütün dünya olarak eğleniriz. Zaten söyleyeceğim herhalde şarkının adını artık, Evet spoiler'ı evet. geçip değil mi? Evet ama yani çok güzel isim çünkü. Mert Demir'den Rihanna isimli eseri dinleyeceğiz şu an. Gerçekten bu arada. Merkel çıktı, bir şey olmadı. Rihanna da mı olacak? Bence Defşem ağlatır bu arkadaşı ama hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Abi ben fade attım. Yani Necdet Alp Deli Vahit. Çok çok mutsuzum gerçekten. Hiçbir şey duyamadım ya. Yani Komple şey, dondu bende. Not alacağım. Yayından sonra açıp dinleyeceğim bunu. beat mucit olmayı denemiş ama yer yer Deli Vahit böyle dur ben de olayım demiş falan böyle. Necdet Alp gelmiş ondan sonra parçaya ve böyle bir şey çıkmış ama yani neden Rihanna abi, neden ya? Ve lo-fi beat vardı ya, açıkçası ben bunu hani getirdim size de. O zaman yine netteden devam ediyorum. Son 3 nette parçamız, ilk nette turumuz için. Sonra devam edeceğiz. Merak etmeyin. Üçüncüsünde çok güleceğiz muhtemelen ama hadi bakalım. Ato, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Prime'la abone olmuşsun. Ama dediğim gibi bugün uyuma yayını olmaz burada, haberin olsun. Çığlık atmayacağım ama ister istemez güleceğim çünkü ya. Sıradaki parçamız. Rodi façayız. Eyvah eyvah geliyor. Fade attım ama ben herkese bir duyuru geçmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen herkes atını kontrol etsin lütfen. Bu bir anonstur. Herkes şu Küfür an serbest mi? 2-3 dakika dursun ve bir atını kontrol etsin arkadaşlar. Küfür serbest mi? Hadi serbest olsun. Normalde Size yok küfürümüz ama tamam, abi. hadi, tamam etmeyeceğim, tamam etmeyeceğim. Tamam. Bildiğin at Ali. Hani atınız duruyor mu? Yerinde mi atınız? Hip Hop Was Here. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Benim atı yalağı ile birlikte çalmış peki. Cebimden 20 lira eksilmiş. Yani bunu soruyordum yani. Yerinde mi her şey? Yani cüzdanlar, atlar, her şey yerli yerinde mi evde? Kopmaz. Bu yasak vardı. Mali çok sövesi geldi diye ona bir torpil yapayım dedim ama ya şey de değil. Bunu özellikle chat'e yeni gelen, çünkü şey var. Twitch'in de bir kısmı toksik, böyle hani herkes böyle aşağı söverek bir şeyler yazıyor ya abi. O olmasın diye. Küfür politikamız böyle yani. Buna da söversin zaten ya. Toplumda nasılsak öyle olalım istiyorum yani. Ay. O zaman sıradaki parçamız geliyor. Veysel ve Ahmet Şifain. Amin. Failatın faile failatın failat. Mefailin. Veysel ve Ahmet Şifai'nin yalan dünya geliyor. Wow. Wow, Burjuva'nın değil bunlar, sokakların özentisi. Gasp yaptık, Gucci giydik falan abi. Yok, John Boy Walker değil ya, bu direkt semt drill gerçekten. Ciddi anlamda dürüm diril bu yani. Burjuva falan öğrenilmiş ama bak nette de her hafta biraz daha şekelime daha harcayı genişliyor.
Hani Geldim ben de. Mikrofonu açmadan bütün küfürlerimi ettim. İçimde kalın. marizlerden, dızlardan burjuvalara falan gelmişiz. Bak böyle şöyle söyleyeyim. 12 yıl sonra nette abi en azından ilkokul diploması alacak. Kelime dağarcığı pozunda. Ve Ali bizi beğendi şu an. Anaokuluna da Evet, o gittik. yüzden. Oha, adam bize alttan alttan netlesiniz siz demiş lan. Şimdi fark ettim. Bayağı derin anlamlar varmış Değil cümlede. mi? Değil mi? Değil mi? Bozkır'ın tenekesi. Güzel. Abi underground bir felsefe hani ya indie müzik özetle. Underrated'sa yeterince değer görmeyen demek. Ay, sorulmuş. Sıradaki parçayla ilk Netten'in ilk bölümünü bitiriyoruz ve normal playlist'e devam ediyoruz. Gerçi normal playlist'te bundan iyi değil ama neyse. Of. Nette ama Azerice parça. Daha doğrusu Azerbaycan Türkçesi. Aslında nereden baksan 7-8 bin vardır ya. Nette'nin çünkü birkaç milyon abonesi var YouTube'da. Ve de ya hepsi Doğan Müzik. Doğan Müziğe bağlı bütün şirketler Nette'den çıkıyor maalesef. Underground felsefesi. Ya şey ben bu ticari kaygıyla müzik yapmayacağım. Mainstream müzik yapmayacağım. İstediğim müziği yapacağım. Benim kitlem bana yeter demek kabaca. Sıradaki... Mantıkla nette de underground. Asla Yani değil. Asla değil baktığında. yani. Yani Işın Karaca ile Roddy Faça'yız aynı yerden çıkıyor abi. Bugün Işın Karaca da parça çıkarmış. Nette hani ne kadar underground bir yer sence yani? Sonuçta dinlenme kaygısı yok adamların. Olsa vermezler yani bunu. Sanırım veriyorlar oto. Çünkü normal şartlarda müzisyen olarak hani bir label'ın, şirketin size para vermesi lazım işte yayınlamak için. Ama burada tam tersi durum var. Bu arkadaşlar hani ünlenecekler falan zannediyorlar bu şekilde. Hani para beklentisinden ziyade ünlenip hava yapacaklar falan zannediyorlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir kesim var. Onlar para veriyor yani. Sıradaki parçamız İntikam Q'yla. Ama bu şeyden dolayı kötü yazıldığından değil muhtemelen Azerbaycan Türkçesi. Karabağ Azerbaycan'dı isimli parça. Ya sistemeden doğru okudum galiba. İntikam Karabağ Azerbaycan'dı parçasıyla iştirak ediyor şu an. Sallıyorum şu an kesinlikle böyle demiyorlardır ama geliyor. İnşallah yaşlı bir şey çıkar. İşte İnşallah inşallah. eğleniriz. Geliyor. İntikam Karabağ Azerbaycan'dı. Devam edesim de çok var parçaya ama abi kulağımı da düşünüyorum. Nasıl buldum böyle? Ya. Paşinyan'ın yerinde Arkadaş olsam kaliteyi it kovar gibi kovmuş yani. valla Paşinyan'ın yerinde olsam abi bu arkadaşı ordumun en önüne koyarım ve kazanırım ya. Yani bu şey eskiden böyle bir yer kuşatıldığında kuşatma maçları olur ya böyle korku versin diye. Paşinyan'ın yerinde olsam direkt bu şarkıyla giderim ben savaşa. Abi ve klip falan her şey kötü ya. Acaba Azerbaycan devletinin bundan haberi var mı? Çok cahilce bir şey sorayım mı ya? Evet, Karabağ Ama Azerbaycan'dır. Evet, bunu soracaksın. baya cahil, baya yok yok. Azerbaycan'ın ordusunun şeyi var mı ya? Gemisi var mı? Nasıl bir shaming amına koyayım? Shaming değil oğlum. Gemiye ihtiyacın olan bir coğrafya değil çok fazla. O yüzden şaşırdım. Vardır da yani birkaç tane yeter bence. Baya gemi vardı klipte de şaşırdım. Bana bile söyledin ya orada. Şeyimik değil ya ciddi sorun. Donanmaları var mı diye sordu. Yok abi. Orada 3 kişi Genelkurmay Başkanı yardımcısı bir tane de albay var. Ya, hayır o yüzden demedim. Bir Suriye olan tek kıyısı Hazar o yüzden söyledim ya. Başka bir yer yok. İhtiyaç oluyor mu diye merak ettim. Genel kültür artırıyorum burada Baykan. Bir dakika. Bakıcıyım. Gemi var mı dedi. Şey var. O Taka kadar var. var mı diye sordum. Taka var. Bir de bir şey var. Bizden bir tane şeyler arası feribot verdik abi. Onunla gidiyorlar. Of ciddi bir şey sordum ben ya. Abi baktım işte evet yok yani. Bir tane savaş gemisi, 4 tane denizaltı, 12 sahil güvenlik botu, 7 tane de mayın gemisi varmış. Daha ne istiyorsun lan? Manyağa bak. Hayır or ya of.
Başka yere çekiyorsun söylediğimi şu anda. Sur yollar değil mi? Çay veriyorlar askerlere. İçeride tost basan bir abi geziyor. Tamam, tahmin ettiğim kadarmış boyutu. Öyle videoda gösterdiği gibi abartılı değilmiş. O yüzden sordum. Ya videodaki her şey abartı zaten. Senin bunu sorgulamana gerçekten hayret ediyorum şu an. Ya merak ettim. Gerçekten abartılı bir donanması olması saçma geldi çünkü. O yüzden baktım. Kötü niyetli bir şey demedim yani. O çok yanlış anlaşılmış. Müsaitti. Ya evet, sana söylememem lazımdı bu cümleyi. Doğru. Hiç gemileri var mıdır diye de sorulmaz abi. Sonra düzelttim hemen. Oğlum ben hastayım zaten, kafam gitmiş. Net de izliyoruz kaç saattir. Azerbaycan'da okul var mı acaba falan. Ya bunu bir tık üstü bu yani. Sıçacağım ağzını ama şimdi yani. Oğlum o çok hassas bir konuda üstüme oynuyorsun şu anda, saçmalama. Tamam, özür dilerim. Azerbaycan her bir deniz güveleriymiş şeyde. Senin gönlünü alayım, evet bence de harmanı ilk üçe girerdi. Özür dilerim. İyi bir şey sordum. Ben. O kadar abartılı değilmiş gösterdiği gibi. Yani. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Netlerde kalsak da bence olur ama neyse, ben normal playlistimize devam ediyorum. Fuego 88 Lavina, pardon okuyamadım ya, hala gülesim var çünkü. Fuego 88 diyeyim ya da hani 88 demeyeyim ona. Ama hadi 88 diyeyim, kararsızlık. Fuego 88 Lavina geliyor. Prodüksiyonda da Alba varmış. Evet, fade attım. Geç kararları da çıktı da zaten benim internette yine kesik kesik oldu. Efe emin ol onlar ADHD demiyorlardı demiş. Bu da şey, bu da bizim Epidemic Cypher'daki arkadaşlardan biri galiba değil mi? Galiba. Lavinia'nın ekmeğini Özdemir Asaf yemedi bu kadar ya. Abi artık Özdemir Asaf da benim için Özdemir ASAP bu arada yani. Yani üzgünüm. Oğlum ben şimdi kafaya taktım Wikipedia'dan. Azerbaycan ordusunu inceliyorum şu anda. Bayağı bildiğin kara kuvvetlerinin yanında yok gibi bir şey deniz kuvvetleri. Çok da yanlış bir şey söylememişim yani. İstersen buna özel yayın yapalım. Gerçekten samimiyim bu arada. Çok zor durumda bıraktın beni şu anda. Şarkı Epidemic'ten değil biliyorum. Galiba Alba ve arkadaşları Fuego falan, hani onların 3 kişilik bir grubu vardı öyle hani şey. Epidemic'ten ayrılmışlar galiba. Çok Alba'nın zaten ayrılması var gibi geliyordu bana da. Storylerinden, tweetlerinden. Ve şey, yani yine ben Cypher'da gördüğüm potansiyeli hala henüz Cypher'daki kimsenin ulaşabildiğini düşünmüyorum. Bugün yine Cypher'dan bir isim daha var zaten. Alba Forza Fuego, aynen Deniz. Bugün hiç şu anda şey var mı ya senin aklına gelen? Beni açmadı bu iş yani şu an. İyi şarkı var mı şu ana kadar? Henüz yok, henüz yok. Yani şey demiştim hatırlıyorsan. Ben Feri'yi fena bulmamıştım. Ama yani genel olarak yine çok beğenmemiştik. Onun dışında bakıyorum dinlediklerimize. Hayır. Hayır. Cypher'da da yok. Cypher'dan sonra çıkanlarda da yok. Ha sen şeyden diyorsun. Yo, ikisini de. Hı, tamam. Onu sormuştum da Cypher'ı düşününce onda da aklıma gelmedi. Böyle Cypher'da beğendiğimiz isimlerin güzel, çok iyi bir şarkısı çıkmadı hala da. 47 Hip Hop 101'de Almanya'yı bitirdikten sonra Türkçe rap tarihine döndükten sonra ben biraz Amerika'ya geri dönmek istiyorum. Daha spesifik konular, grup incelemeleri vesaire gibi, ama ileride neden olmasın ya. Daha çok yolumuz var. Hiç problem yok. Çok yolun olduğunu düşünme bence Twitch. Ha. 3-4 aya seni banlar gibime geliyor. DMCA'den mi yoksa içeriklerden de acaba? Bilmiyorum abi. Hangisini istersen. Of, o zaman merak edip sorduğunuz bir isim geliyor. Maalesef bu şarkı üzerine zaten çabuk geçlendi. Hani çok da bir şey dinlemedik ama dinlediğim şey de beni sarmadı diye özetleyeyim tekrar yorumumu. Bayağı sorduğunuz bir iş vardı, o geliyor. Red Key'den geliyor. Keskin Tüfek. Evet. Fade attık abi. Chat'ten de geç karar çıktı. Geçtik ama bir nakaratta hakikaten suratıma tükürülüyor gibi hissediyorum. Tüfek gibi bir. İki abi hakikaten semtimde herkes, pardon tam hatırlamıyorum, semtimde mi dedi arkadaşlara mı dedi bilmiyorum, herkes dızo bilmem ne falan dedi burada da. Yani öz farkındalığı ben yine alkışlıyorum burada da arkadaşlar. Ve abi gerçekten Red Key gayet iyi gidiyordu abi. Neden siz de bir Uzi ihtiyacı hissettiniz? Neden abi? Galiba bu Red Key'den dinlediğim benim de en kötü şarkıydı ya. Şu ana kadar Red Key'den dinlediğim en kötü şarkı bu olabilir. Çok yordu. Ve ben bu, evet ben de bu arkadaştan da korkmadım. Bir de gerçekten hani Zenci ile bir Türkiye'de biraz bu akım başladı da. Zaten böyle akım da olmaz olsun ya. Üf. Şu abi gözlüğü ters takmaktan bir vazgeçsek mi? Yani gerçekten ya. Hani kafanın arkasına gelecek şekilde. Abi hiçbir esprisi olmayan bir davranış ya. Neden ya? İlerliyorum ben.
Hiçbir fikrim yok Efe bu arada. İlerliyorum deyip çat diye tıklamasaydım keşke. Neyse durdururuz. Kimindi bu? Ağaç Kakan. Ha. Haydi bakalım. Sıradaki parçamız Ağaç Kakan'dan geliyor. Hayret bir şey. Gelsin o zaman. Evet. Fade attım. Değişiklik oldu çıkışta. Outro'da bir değişiklik oldu ama yani geç kararlarını da görece fade attım. Nasıl buldun Mali? Sen yanıtları aldın ufak ufak, onun için ilk senden başlamak istedim. Yo, almadım ya bir şey. Şarkının adını yazdım sadece. Ha. Dinlediğimizden en azından fena olmayan işlerden biriydi diye. Öyle çok çok Ağaç Kakan dinleyicisi değilim zaten. Hani çok uzun süre dinleyemiyorum ama sevdiğim şarkıları var. Ben şeyi Öf. beğendim. Sen söyle, özür bitti sandım, özür dilerim. Bitti Yo sandım. yo şey. Daha cümleye başlamadım ki nasıl bitti sandın? Bazen çok Cümle. uzun es veriyorsun. Cümlem bitti sandım. Geçen o hani şey, Cenk'in geldiği yayında da hatta bir şey olmuştu ya, ben böyle çıkışmıştım, hani onda da öyle olmuştu. Lan burada hiç es bile vermedim ki, kelimenin ortasındaydı. Şu an bahanen yok Baykan. Vallahi vallahi Sen öyle. söyle sen söyle Hayır. heyecan yaptın, hadi Hayır söyle hayır söyle. hayır hayır. Hayır. Söyle, aa Konuşmam, lütfen lütfen konuşmam, ne konuşmam. olur. Konuşmam. Lütfen. Ya Aynen. konuşma tamam. Böyle çocuk gibi anaokuluna döndük. Aleyhisselam. selam. Noise dinlen mi Deniz? Ali selamlar. Gerçi buraya kadar dayanamamıştır muhtemelen de. Ya fena değil şarkı da çok bana hitap eden bir tarz olmadığı için çok uzun süre dinleyemiyorum ben Ağaç Kakan'ı, o yüzden yani benim için böyle 5 üzerinden 3 falan ama seveni için güzel gelecektir muhtemelen. Ya Ben beni çok sarmıyor tarzı. şey genel olarak sevdiğim bir isim. Hani bu parçayı bugün dinlediğimiz en iyi iş olduğunu kabul ederim ama Ağaç Kakan çıtasında zayıf buldum. Evet. Ve ama şeyi de şunu da ben şunu olumlu gördüm parçada. Fernbeh dönemindeki vokaline biraz daha geri dönmüş gibi geldi. Biraz değiştirmişti vokal tarzını ama ona biraz geri dönmüş gibi hissettim bu parçada. Bu benim için olumlu bir şey. Bilmiyorum. Hatırlıyor musun o dönemini ama? Ya tam olarak şeyi hatırlamıyorum dönemi ama bu vokal tarzını kullandığı zamanı hatırlıyorum. Yani ben dediğim gibi çok sıkı bir dinleyicisi olmadığım için öyle hani albüm ismi, şarkı ismi çok net hatırlayamıyorum. Ama muhtemelen aynı dönemden bahsediyoruz. Evet ya, şey var dediğim gibi, bugün şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça ama yine de hani çok mu beğendim? Hayır. Kesinlikle yani. Bu arada beat switch miydi o, outro muydu? Ya evet, orada beat değişiyor ve outro olarak kullanmış. Yani aslında ikisi de doğru tanım. Ben outro diyorum ama aslında orada bir beat switch var sonuçta yani. Ya bu arada yine daha çakını ben şey için beğeniyorum şu açıdan. En azından bizim camiadaki özgün isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde en fikrim. Yani. O zaman O ilerliyorum. zamana Hı. geçmeden bir şey diyeceğim. Şu Tabii tabii közleri tabii. ben alayım mı artık Tamam küle dönmeden? tamam tamam tamam. Ben de hatta bir içecek takviyesi mi alsam da, neyse boş ver ya. Suyum var. Evet, Smoke One, onu demek istiyorum. Bugünkü diğer parçaların yanında bayağı iyi ama kendi çıtasında ortalama iş. Yani hatırlayacağım bir ağaç yakan işi değil ya. Anaşkırtı severim aynen. Ben de. No 1 biz yayına girdiğimiz sırada falan mı çıkardı? Ben gündüz bu arada teşekkür edeyim. Hani 5 Element'teki bazı arkadaşlarımıza ben rica etmiştim. Bizim kanala da derli toplu liste halinde global ve yerli işleri gönderdiler. Siz de gönderiyoruz. Teşekkür ederim ama hani şey, daha önce baktığım liste oydu benim. Onu artık bizim kanala da atmaya başladılar. O listede görmemiştim No 1'i. Onun için almamış oldum. En kötü haftaya erteleyebiliriz onu. Ya da bir şey dinlerken ben arka plandan alıp bulmaya getiririm ama bulmaya çalışırım ama ben görmedim. Ha, Çakar, eyvallah. Ben kaçırmışım o zaman onu. Ben çünkü listeyi oluşturduğumda saat kaçtı? 6.30-7 falandı. DC'ye pasladım, tamam. Zaten demolardan bir iki tanesi için DC'ye gireceğiz. Oradan da alırım o zaman. Nette Part 2'ye 3-4 parça daha dinleyelim geçeriz ya. Mali geldi, hoş geldi. Teşekkürler, geldim. Beklettim. Sesin geliyor mu? Geliyor. Barış şey değil hani, eyvallah aranızda bir şey geçmiş oluyor mu? İkili tartışmaları taşımayalım buraya ya, boş ver. Hani sen de sevdiğim birisin. O Cenk ve 5 Element grubundaki şu arkadaşı da seviyorum. İşte onu taşımayalım buraya. Hani chatte bir tartışma çıkmasın hiç yani. Sıradaki parçamız. Yunus Emre ve Frekans. Aga geliyor. Evet, chatten geç kararı çıktı. Geçtim ben. Nasıl buldum Mali? Durdurdun galiba değil mi? Ben de bayağı bir süre devam etti, sen bir şeyler Yok, konuştun ama. durdurdum da benim kastığı için ona tıkladıktan sonra da bir 5-6 saniye kastı. Sağ olsun TTNet yine kendisine Öf. sövdürüyor işten içe yani. Ne diyorsun? Ben tam sana sormuştum onu ama ya ben şöyle söyleyeyim. Duymadım işte ne dediğini Ha. anlamadım. Beat'i kötü, kafa sallatıyor. Hani ama yine tek düze bir beat ama kafa sallatıyor.
Nakarat'ı sevmedim. Yunus Emre fena değil. Frekans da fena değil gibiydi ama ya lirikler biraz bayık bayık. Yani ikilinin potansiyelinden uzak görüyorum parçayı ben. Ha bugün Potans dinlediğimiz işlerin yanında yine Fena. fena kalmıyor. Bunu da ekleyeyim. Potansiyellerini bilmiyorum hani şu anda ama geçmişine göre kıyaslıyorum. Ben de onu yapıyorum şu O an. şarkıların çok daha altında yani. Geçen hafta İtaat'te mi bahsetmiştik ya bu şey Türkçe rap'teki böyle özgün isimlerin de standartlaşması ve diğerlerinin arasında kaybolması beni biraz üzüyor. Evet. Yunus Emre ve Frekans ikilisi de tek tek Özgündü. yaptığı şarkılarda da beraber yaptıklarında da özgün bulduğum isimlerden de ama işte bu standartlaşma o espriyi kaçırıyor sanki ya. Evet. Çok bir esprisi kalmıyor gibi o üzüyor beni yani. Yoksa hala da açıp dinlediğim şarkıları var yani eski şarkılardan. Sevdiğim Potansiyel isimlerde. O yüzden potansiyellerinin altında kalmıştım. Çünkü iyi işler Evet. yaptılar bir dönem ve bence hani bu sound'a da adapte olabilirler yapmak istiyorlarsa ama henüz ben Yani. potansiyellerinin altında buldum yani. Henüz şu İşte aşamada. bilmiyorum. Çünkü şey var, Yani Yunus adapte Emre'yi olmalarına gerek var mı peki bu sound'u abi o kişisel sence? tercih. Ben o tercihimi zaten adapte olmak derken ben şey var. Ben o tercihimi zaten kendi adıma belli ediyorum. Ben yeni moda akımına adapte olmak zorunda değilim. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Yani. Herkes benim gibi düşünmüyor yani haliyle. Ve buna saygı duymam lazım. Yo yo tabii canım o bir şey Ama demiyorum. şey var. Yunus Emre iyi kötü duyuyordum ama frekansı bayağıdır duymuyordum. Hani bir iki parça yine beraber verdikleri parçalar haricinde. Frekans geri dönüşünü biraz zayıf buldum ama ya. Bu parça özelinde. Bir şarkı daha çıkardılar galiba yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam. Biz yayın O da yapmıyorduk çok... ama o zaman onu Evet, hatırlıyorum. evet, evet, evet. Çok yakın zaman değil ama hani bu sene içerisinde bir şarkı İyi. daha var galiba ya. Şey değil hani geri dönüş şarkısı diye Evet. nitelendiremeyiz bunu o yüzden söylüyorum. Aynen. Ama yani şey, Yunus Emre'yi son 4-5 yılda en azından biraz daha duyuyordum. Ama frekansı Evet. bayağıdır duymadığım için bu sene verdiği iki parçayla tekrar duymaya başladım. O açıdan diyorum, frekans biraz ara Aynen öyle. verdi galiba diye. Bu benim yani şey yani tahminim. Hani net bir bilgi olarak bunu söylemiyorum. Belki çıkarmıştır, ben kaçırmışımdır yani. Bu da mümkün. Yok ben de denk gelmedim. Mobilde çok kelimesi uç nokta gözüküyor. Admin şimdi Twitch kaynaklı olabilir Sofuyu. Mesela şeyde de çok kelimesini biz başka bir anlamı mı var İngilizce'de bilmiyorum. Among Us'ta da mesela chat'te yazıyorsan Among Us'ın chat'te çok kelimesini sansürlüyordu. Yavaş yavaş geliyoruz Nakka'ya. Bir parça daha dinleyip biraz netle arası vereyim mi? Kaç parçamız kalmış normalimizden bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça kalmış. Bir parça daha dinleyeyim. Sonra nette arası verelim. Sonra o parçaları dinleyelim. Sıradaki parçamız PMC'den geliyor. Bora Hışır geri dönemem. Geliyor. Evet geç karar çıktığı için geçtim. Nakaratı duymadık ama çok da gerek yok gibi. Bu arkadaş beni asla yakalayamıyor. Şu ana kadar Bir şey beğendiğim hiçbir iş soracağım. olmadı. Bu şarkı daha önceden çıktı. Yeni mi klip çekildi yoksa yeni mi çıktı? Bir Çünkü fikrim ben bu yok. sözleri bir yerde duydum yani. Ya daha önceden çıktı bir yerde denk geldim. Ya da artık birbirinin o kadar kopyası işler dinliyoruz ki O da başka bir mümkün. şeyle karıştırıyorum. O da mümkün ama yani ben artık yani bu arkadaşa bu yayınlarda en az 4-5 parçasına denk geldik. Henüz beğendiğim işi yok. Bayağı da kötü buluyorum, üzgünüm. Ben Bu da çok PMC kötü özelinde de iş. Bu da üzgünüm bu çok. arada. Evet, ben de. Yani şeyi hatırlıyorum abi. PMC'nin Kadıköy'deki stüdyosunu hatırlıyor musun sen? Kızılay'ın orada bir tane stüdyosu vardı Evet. Rıttım'da. Abi oraya kayda gittiğinde insanlar bu bilmiyorum Ayken'in gitmesiyle mi alakalıdır yoksa PMC'deki mantığın değişmesiyle mi alakalıdır? Abi adam oturuyordu karşısında adamın kayıt alacak kişinin. Bak şuraları böyle yap, bunları böyle yap diye yol gösteriyordu. Bir şeyler yapıyordu, yardımcı oluyordu. Yo, Abi mesela gitgide vokali mesela az önceki o gitgidedeki hani kaydederken hiç mi fark etmediniz onun kötü duyulduğunu? Bosporus bu arada vasat diyemeyiz. Bence çok kötü iş ve Yasin dediğini Yok ben de kötü kötü ya. sorguluyorum bu arada. Dürbünle taşlar arkadan ne demek? Gerçekten ne demek? Hani bilmediğim bir savaş jargonu falan mı var? Hani Hani sadece basalım geçelim şu anda para kazanıyoruz mentalitesindelerse uzun vadede çok zararlı bir strateji bu bence. Ama göreceğiz. çok Yani o yani profesyonel müzik kısmından bayağı uzaklaşmaya başladılar gibime geliyor. ondan uzaklaşalı bence çok oldu ya bu arada. Yani evet, o da doğru. Bayağı oldu yani. Sadece Üzücü. şey diss parçasından sonra patronun yaptığı bir iki üzerine özenilmiş iş var. Ondan sonrasında hani Evet. yakın döneme kadar öyle bir iş yok yani PMC genelinde.
Nakka'ya dinleyeceğiz. Onu da dinleyeceğiz var listede. Şey yapsan, dinler miyiz ya da dinlediniz mi geldiği anda otomatik mesaj versin chat'te, dinleyeceğiz Ya listemizde diye. aslında yani bu hani yeni geldiği için insanlar bunu soruyor olabilir. Yani kaçırdık mı Biliyorum, anlamında da biliyorum canım, yani dalga geçiyorum zaten. ya şey var listede var mı diye artık sormayın, her şeyi alıyoruz abi yani netlerde çıkmış işlere kadar her şeyi alıyoruz yani. Netlerde en son Azerbaycan'da kaldık değil mi? Devamına bakayım mı listede de, Yok, evet. orada kaldık. Evet, o zaman netlere geliyorum. Emirhan Say featuring Fatih Efe, sebebini söyle geliyor. Hiçbir şey Allah. umurumda değil. Evet, müzik dahil hiçbir şey önünde değil güzel kardeşim. Çok küçüksünüz bakın, hala kendinizi kurtarabilirsiniz. Ne olur okula falan gidin, ne olur ya. Rap müziği bir salın. Artık sizin jargonunuza konuşuyorum. Rap müziği bir salın, başka bir şeyle sev olun. Abi bu arada Baneva ile kıyaslayamayız ya. Yaşıt olmaları şey değiştirmiyor yani. Bunlar Baneva'dan küçüktür bu arada, ne yaşadı ya. Evet. Bu arkadaş da küçüktür muhtemelen. Biri Muhtemelen. en fazla 11, diğeri en fazla 13 yaşında. Muhtemelen. Yani Baneva 17-18 olmuştur artık yani herhalde. En az 17-18 olmuştur herhalde. Kete geldiği için söyledim de. Şimdi şey Şamil'e döndü ama evet orada bir şey diyemedim şu an. Of. Abi herkes Şahim olmak zorunda değil ya gerçekten. Alper Özer yapınca o değil abi, Alper Özer de yani ölse üzülmeyeceğim bir insan yani. Sen bugün birilerini öldürme niyetindesin muhtemelen. Ya. Şu an yolunu yapıyorsun ama dur bakalım. Yok, yolu değil abi, ben böyle şey salak YouTuber çocuklar başlarına bir şey gelirse üzmez beni yani, konuşamadım ama anladın. Anladım anladım. Yani. Yani nefes söylemi değil bu ya yani, gerçekten en azından ben, çünkü doğa seçilim bu ülkenin tek kurtuluş yolu arkadaşlar. Buna inanıyorum yani. Azrail'den paralar yatmış. Sırada ismiyle eğlendiğimiz bir arkadaşımız var. Ama çocuklar gerçekten kulağınıza bir şekilde gidecekse önce eğitiminize falan odaklanın. Ne olur bak, size nette de normalde kolay kolay bunu yapmam abi tavsiyesi vereyim yani. Boomer tavsiye vereyim size. Evet, bir boomer tavsiye de ben Ya vereyim. Biz müzik için acele zamanında etmeyin. Müzik için acele etmeyin abi, ne olur. böyle aldığımız harçlığı kenara koyup koyup gidip CD kaset falan alıyorduk. Ama hiçbir zaman böyle klibe yatıracak bir para geçmedi muhtemelen elimize ya da netteye şarkı verecek kadar. Yani bunu daha verimli yerlerde kullanın bence daha iyi olur. Yani. Üzülmeyin sonra. Ve abi rapten tiksinme sebebim bunlar. Bu yayınları hep dinliyorum sadece artık, demiş Nakka'ya. Abi ben genel olarak rap müzikten çok tiksinecek bir durumdayım ve yani muhtemelen hani normal zamanlarda dinlediğim şeylerde rap çok az var ya da hep bildiğim işler. Yani halihazırda sevdiğim işler var. Yeni bir şey de çok tahammül edemiyorum ya. O zaman sıradaki isim geliyor. Pekdiri. Kontra selamlar. Yangın geliyor. Öf, fade attım ben. Daha fazla da devam ediyorum çünkü hani hani bayağı Hızır Edi Yunus'u rap dinledik şu an değil mi? Gerçekten mi? Bunu Rap dinledik yani. derken. Ve gerçekten şey var. Of. Nasıl flow estim? Müthiş yani. Müthiş sözler var abi. Öf. Ne gelsin diye bakıyorum. Tamam. Buldum da yine geleceğim. Maris Çevik değil mi? Kaan Bagi. Ama Bagi. Hani bildiğiniz prodüktör olan ne alakası olduğunu sanmıyorum. Ama onu da dızladılar burada yani. Kaan Bagi, geçmişe bakma geliyor. Öf, öf. Yine çorap rap'e geldik abi. Yine ağzımızda çorap var yine. Öf, nasıl buldun böyle? Benim anladığım şu bu. Kaçıncı haftamız? 19 mu oldu? 19 oldu galiba. 19 haftada anladığım tek bir şey var. Edip Yüksel bunu beğendi. Yaşıyor mu lan o adam? Bilmiyorum. Bu yanlış tonları okumak falan ya, ton yok artık ya. Ne, okumak da yok bence. Evet, devam et kanka. Edip Yüksel şakasını Bu 19 haftada anladığım şey şu. Türkiye'nin yarısı bir şeyler içiyor. Türkiye'nin yarısının emniyette resim var. Türkiye'nin yarısı zirvede.
ve bunun için mücadele ediyor. Türkiye'nin yarısını o zirveden indirmek istiyorlar. Geri kalan, bizim dışımızda kalan bu yarıyla tanışmayı çok istiyorum yani. Çok merak ediyorum. Nasıl hayatları var diye. Bizde de gelen başka bir yoruma cevaplayayım. Hani ona sert çıkmamıştım zaten. Okey demiştim. Bu programın amacı ne diye. Bizde Mali'nin saydığı şeyden arası bizde dış minnağız abi. Bize dış minnaklar olarak hani Türkçe refe şer odağı Sen BKM şakası mı yaptın demin? olarak. BKM şakasını bilmiyorum. Gerçekten Hadi bilmiyorum. bakalım. Sıradaki ismimiz, bu İngilizce okursam Eleven ama bence Türkçe okumalıyım. Eleven ama N'si büyük. Hayallerimin ince satırları geliyor. Baştaki isim büyük, hangisi büyük? Ne Yani büyük. neyse büyük. Başta bir tane ne var zaten. E anladım E. Abi Feydattım ama şu açıdan şaşırdım. Abi ben yaklaşık 20 yıldır yeni Sagopa çakması görmüyordum. Hani en son Evet. şeyler Kago vardı. pasaj var. En son şeyler vardı. İşte Vale, İntizami Kelam ve Rahmetullah falan böyle. Hani saçma sapan nickli arkadaşlar vardı böyle. Bir tane Sure isimli adam vardı. Şaka yapmıyorum, vardı yani. Ben ama 20 yıldır falan şey görmüyorum. Sagopa Kajmer çakması görmüyordum. Görmüş oldum yani. Sagopa Evet, şey de tişört de tam bir Kajmariz kuvvet bu mira arada. Yok abi. tişörtü değil Chat'te çok güzel espri geldi. Sagopa mi? Kajmariz diye. Ay, Miraç da sayılır tabii canım. Tişört tam kuvvet mira Ha şeyi ha. illüstrasyonu. Emin Nas değil tabii ki. Saat ha saat. Şey, klibin çekildiği yer patronla çektiği yere benziyor. Güzel yani. Aristokares. Şarkıda da tam bir pesimistin gözyaşları şey yalnız. Abi nette de herkes hızlanıyor normal. Aristokares hoş geldin, selamlar. Bildiğim Aristokares mi abi? Yoksa Selam, hoş geldin. nick Böyle benzerliği garip garip nickler alıyorsunuz. Alın mi? işte Eleven sonlu büyük yazın. Mis Sıralı. gibi Aynen. nick Şeydeyiz değil mi? Metin 2'deyiz. O zaman yani. yorumlamayacağımız bir isimle devam ediyorum. Merak eden vardır diye ama geç edebilirim direkt. Hani kurşun gelecek arkadaşlar. Baştan yazın. Geçeyim mi? Bakacak mıyız? Yoksa geç direkt dinlemeden mi devam edelim? Çünkü ben zaten yorum yapmıyorum. Ha hoş geldin Aristocuğum. Bakalım geç de geldi. Bakalım da geldi. Gerek yok geçelim geldi. Aa, Ağırlıklı geç şu görüyorum. fikir Ağırlıklı geç görüyorum. Mustafa'nın fikri çok iyi yalnız ya. Bunu Neymiş? yapsak mı? Okuyamadım ben. Neymiş? Net name generator çıkaralım mı? Bir Yazılımcı varsa aramızda yapalım abi. oğlum yarın yaparız direkt. Sabah başlarız, öğleden sonra biter Yok en fazla. panesi kurşunla ezmeyeceğiz çünkü kendi talebi doğrultusunda. Hani bunu medeniyece anlatamadı ama ben anladım anlayacağımı. Beni programınıza almayın, yorumlamayın dedi. En azından ben hani siz merak ediyorsunuzdur abi var diye sorular geldi çünkü birkaç kez. Onun üstüne herhangi bir olumlu ya da olumsuz yorum yapmadan parçası dinletip geçiyordum ama hani gerek var mı diye bir sorayım dedim size yani. Bir şey diyeceğim. Sen gerçekten o tweetten bu mesajı çıkarabildin mi? Evet. Helal olsun. Ama işte Tebrik kanka ederim. işte ben anaokuluna gittiğim için biraz öğrendim bir şeyler. Zamanında çünkü ben gittim kreşe falan. Annem babam çalıştığı için ben bayağı ufakken başladım anaokuluna. Ben de gittim. Ali sevgiler. Evet. Metin 2 demişken bir Metin 2 bir Metin 2'miz var şu an. Nickler bazında. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum yukarıdan netteden de. Artık varsa da haftaya kalır, yapacak bir şey yok. Oh, amin diyeceğimiz bir Nick ve bir Metin 2'nin düeti gelecek sırada. Zuhrek Bar. Gerçekten Nick bu arada. Amin Ama diyeceğiz dedi. Bu arada söyledi adam ya. Zuhrek Bar hani bilmiyorum. Yani canlı bomban 2 gibi geldi bana. Zuhrek Bar featuring KDR1 sandal. Hani bayağı Metin 2'deyiz gerçekten. Şey dedim, ikinci verse de bakalım dedim de dur Baykan'ı burayı dinleteceğim ya. Şurayı Baykan'a Hadi dinletmem kalkmışken lazım. içecek de alıp geleyim, dur. Biz kapadık şarkıyı sen takıl. Ay be. Yok Aristo dinlemedik. Şu an Netdev Batan'dayız. 9 şarkı kaldı demişti Netdev Batan'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam muhtemelen birisi seninkidir diye düşünüyorum. Eğer aldıysa. Şimdi Baykan'a şarkıyı aldım mı diye soracağım. Aldım aldım diyecek. Böyle yüzünü böyle yapacak. Aldım Geldim, aldım geldim, diyecek. O geldim. yüzden hiç sormayacağım yani. Nasıl Daha buldunuz almıştır. parçayı siz? Aa takmış kulaklığı ben görmedim. Efendim? Nasıl buldunuz parçayı siz? Parça muazzam. Gel bak sana bir yeri dinleteceğim. Bir dinle. Açıyorum. Tamam. Pırra Pır pır pır. pırra.
Netle. Seni seviyoruz Netle. İyi ki varsın. Aa, o sırada yine merakla beklediğim bir parça var. Daha önce bir parçasını dinledik galiba bu arkadaşın çünkü. Ama nickler muazzam yine. Geliyor. O geliyor. Aziz Han, Leylim, Bijar. Üşüyorum. Geliyor. Bu ne? Bu İzmirli masaka mı? Bence Hevaldir abi bu. Hayır çünkü Bijar ve Sinser hatırlıyorum. Bijar ve Sinser sınıfının senlik anlamlarına bakmıştın ya orada hatırlıyorum. Evet. Ama oradaki şey gel ya yeah, falan vardı ya o müthiş bir yer değil miydi orası? İsot Drill evet. İsot Drill. Gelsin geçme diye çok eğlendim. Modlar iyice saldı bu arada anket işini. Muazzam ilerliyor anket. Ama öyle abi haklılar. Uğraşmasın çocuklar da ya. Daha çok konuşuyorlar böyle. Nasıl buldun parçayı? 8 canlı full'a bu arası. 8 canlı. Gerçekten Mali buna nasıl İzmir dersin bu arada ya? Bu bir de benim üzerinden İzmir'e şey Yok vurdu. ve geliyorum gidiyorum dedi diye söyledim. Uf. Sıradaki parçamızda da yine 3 tane zornik var. Juba, Meto ve Ziya Kütük sürgün geliyor. Abi fade attım ben gerçekten tahammül edemeyeceğim. Bizi hapse de soktum ama gerçekten bahçeli evler böyle bir yer değil ya. Ya bildiğimiz mahalledeki bahçeli evler. Ankara'daki bahçeli evlerde daha kafeler, bafeler vardı. Yani o da hiç tehlikeli bir yer gibi durmuyordu. İstanbul'daki bahçeli evler de bence öyle bir yer değil ya. Değil mi Akçay? Bahçelievler'de öyle bir şey yok ya. Ankara'dakinde de buradakinde de bence yok ya. Evet, bahçelievler boş bir yerde yani bir şey yok yani hani. Hani boş bir yerden kastım da hani yapacağınız bir aktivite de yok ama düz ev var işte oturuyor insanlar ya öyle illegal bir Koca şey bir görmedim yani. semt koca bir semt düzeyi var diye özetlememen gerçekten muazzam. Ato bir şey yazmış silmişsin demiş neymiş bakayım. Baykan abi 5 dakika içim geçti ne ara hapse soktun bizi demiş ama sonunda AMK var diye silindi. Bu katı kurallardan şikayetçisiniz biraz biliyorum ama idare edeceğiz böyle. Of. Yine nette yine hapis yine batakhane abi bu nedir ya? Gerçekten abi Doğa Müzik sana sesleniyorum. Bu arkadaşlar için kafeterya bölümünde falan ufak bir nezarethane gibi bir odaya tasarlayabilir misin bir iç mimariyle beraber? Hani senin ofisini bozmayacak şekilde bence çok güzel olur. Yani bu arkadaşlarla mesela ben şirket toplantısı yapsam orada yapmayı tercih ederim. Düşsene, bütün netleyi toplayıp şirket toplantısı yapıyorsun, hepsi aynı odada. Ve hepsi hapishane şey ya Dilber Ay'ın programı hatırla işte ya. Ama girişte şey var, emanet dolabı var. Güvenlik açısından. Mümkün. Ya da bu arkadaşlar netlerde güvenlik değil mi? Hani normal birisi iş görüşmesine gidiyorsa soyup gönderiyorlar. Hani çünkü yani şirket için güvenlik sonuçta herkesin güvenliğini sağlamak zorunda değil bence yani. Yani değil mi? Ben mantıklısın. Yani. Doğru. Bugün bir defkanımız daha varmış. Ya şeyden Nette'ye bakıyorum. Nette'ye de bildiğimiz 3 isim falan var en az yine. Normalde bildiğimiz isimler. Onlara doğru ilerliyorum. Aristo'yu aldın mı? Aldım Aristo'yu aldım. Tamam, demin sordu kendisi de. Ha Ben tamam. şimdi Baykan'a bunu soracağım, böyle yapacak. Aldım. Yapacak dedim de. Yalnız Yapmadım. Aristo hazır buradayken yüzüne söyleyeyim. Senin parça ismin de nedir öyle arkadaş ya? Yani. Hadi Hani bugün bakalım. gömebiliriz haberin olsun. Kendisi de gülecektir muhtemelen burada ama ya, o nasıl parça ismidir arkadaş ya? Sırada Netde'den geliyor yine. Albatros gerçekten Albatros değil Albatros ve Aleyhtar hikayeler geliyor. Evet komik değil o yüzden geçtim. Nette de, ya en azından düzgün nakarat okunmuş. Rap vokal kötü ama hani beklediğim şeyi alamadım buradan. Arkadaşlar biz dinleyeceksiniz yayın tekrarını. Biz Nette'ye bataklık için geliyoruz. Siz Nette'de ne arıyorsunuz? Bu kadar kötü değildi. İyi parça değil ama Ben Nette standartlarında iyisiniz. normale döndük sandım.
Netteydi. Yani aynen. Hala Nette'deyiz. Çünkü Nette'de şu an Selin Karataş, Defkhan gelecek. Deli MC gelecek. Bir tane daha Selin Karataş gelecek. O kadar. 2-3 tane daha var da onları atladım. Haftaya salarım onları da. İnsanlar artık ölecek yoksa. Artık Nette'deki normalisinlerle beraber playlistimizi bitiriyoruz. Bir de araya 3-4 tane demo sıkıştıracağız bugün. Akçay, analog cihazlardan bahsediyorsun. Sadece bilgisayar kullanılmıyor onlarda. Analog mastering masası falan oluyor orada yani. O zaman dediğim gibi devam edeyim Nette'ye. Serin Karataş featuring Defkan, kaderim böyle geliyor. Evet, fade attım ben. Yine de geç kararları gelmeye başladı çünkü. Dürüst yorumlayacağım. Serin'in önceki haftalarda dinlediğimiz çok kötü parçalarındansa bu parçası kendi çıtasında fena olmamış ama benim yine çok açıp dinleyeceğim bir şey değil. Defkan bugünkü diğer featinden daha iyi girmiş kabul. Bir tatlı gibi enteresan da Nette'ye yorumluyorum şu an ama tatlı gibi enteresan bir şekilde hani açıp dinleyeceğim parça olmasa da fena değil bu. Kabul. Beat dışındaki bütün söylediklerine katılıyorum. Ben Ya beat'i çok sevmedim yani. beat benim de böyle aşırı tutacağım bir beat değil bu kabul ama şey değil abi. Mesela burada tadında bir arabesk etki verilmiş. Yani şey hani Yani. mesela burada da direkt bağlama geldi, çiğ köfte geldi falan ama parmaklık ekleme ihtiyacı duymadım mesela bize bunda. O açıdan diyorum. Nakarat hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü. Nakara çok kötü. Nakarata değinmedin, çok kötü bir şey de Onu nette de unuttum. izleyeyim değinmedin diye. Aynen. Bayağı kötüydü çünkü. Nakara çok kötü. Nakara çok kötü. Ama yani şey var. Yani Serin'in kendi çıtasında Serin'den duyduğum iyi iş diyebilirim. Hani o genele vurunca yine kötü iş de. Ve Defkan'ın bugünkü diğer düetinden, geçen haftaki düetinden falansa daha iyi bir düet olmuş. Ama Defkan gerçekten düet yapmazsa ölecek gibi hissediyorum ben. Vasat, evet Yasin, dün Sen ortalama iş. Ben Serin'in çıtasında iyi diyorum sadece. bugün gerçekten bir Azrail Birel'i almışsın ama o belli yani. Değil mi? Sabahtan beri ölüm konuşuyoruz ya. Leyla ile Mecnun'a vardı ya, ölüm de ölüm, ölüm de ölüm çat geliyor yani. Evet, Doğu Çocuk'la kıyasladığım zaman çok iyi parça yani Serin çıtasında. Doğu çocuğun yanında klasik bu. Öyle söyleyeyim. Ama Bu genel çok rap kötüydü müzik ya. külliyatına bakıyorsak hatırlanmayacak bir parça, kabul. Ama yani Serin'den zaten sıfır beklenti giriyorum. Bugün bir işi daha var mesela, onda kendi çıtasına geri dönecektir diye düşünüyorum. O zaman sıradaki parça. Deli MC featuring Beyzar Asla. Yok abi, yok. Otorite, otorite, otorite. Otorite kullanıp geçiyorum abi. Aa. Deli MC de yine kötü dönüşlerden. Ben bir Deli 1.000 lira attı yarı. yani beat çok kötü zaten. Oradan baştan kaybediyor da yani Salim abi de hiçbir şey koymadan dönmüş üstüne vokaline yani. Hatta bir şarkısını daha dinlemedik mi biz Deli MC'nin Evet, geçtiğimiz evet, evet. haftalarda ya? O daha bir tık daha iyiydi sanki yanlış Ya onu da hatırlamıyorsam. beğenmemiştik. O bundan daha iyiydi Evet ama evet evet yani evet ya evet. Salim abi insan olarak çok severim ama abi hayır yani bu dinleyebileceğim bir iş değil, üzgünüm. Basları azaltsaydınız abi çok kızık olmuş diye değil mi? ya yani Beyzer'e de bakalım mı? beynime vurdu. Beyzar'a mı bakalım? Bir ilk kez duyduğum bir isim bu arada. Ben de ilk kez duydum, o yüzden merak ettim. Bakıyorum. Bu şey Delemsi'nin kardeşi. Evet abi geçtim. Çok çok 2000 rapi geçtim de ya şey Salim abinin kardeşiymiş Beyzar. Ben nickini bilmiyordum. Joker'in kardeş şey Eminem'in kardeşi muhabbetine doğru gidiyor olay şu anda. Ya Sedat abi, Sedat Çay. Salim abi Deli MC, o da Sedat abi. Hani ikisini de ben insan olarak severim. Ankara'ya gittim, sohbete falan ederim ama şey değil. Hani evet ben Sedat abinin Beyzar oldu diye bir nickini bilmiyordum geçmişte varsa. Şu an yeni öğrenmiş oldum ama. Abi yok, çok çağın çok gerisinde parça, üzgünüm. Sırada son net değişimiz var ama dediğim gibi netten şeyindeyiz hani, nispeten bilinen isimlerdeyiz yani. Onun için mecbur geliyor. Yine Serin Karataş featuring Aza PG, eyvah eyvah. Ürkütücü Haydi bakalım. sanki. Parçanın ismi de Ürkütücü sanki geliyor. Evet, gerçekten Aza PG ürküttü. Evet, geçtim ya. Aza PG'ye bak desenize ben bakmayacağım. Hiçbir zaman beğenemediğim, hani berbat bulduğum bir isimdi. Serin yine burada kendi çıtasına geri dönmüş. Çok kötü iş. Hey ya, İlerliyorum bu espri keşke yapmasaydın ben. Moke Aza yani. PG, B Serin. Allah kahretsin. Bu bizim Nezih'in yaptığı espri gibi. Evet. Benim arabanın plakasını biliyorsun, hatırlıyor Evet. musun? Evet, evet, evet. SA. Aynen. Arabayı her gördüğünde AS yapıyor böyle. Yapıyordu pandemiden önce. ASAP PG değil mi? Allah kahretsin. Allah. Çok kötü yere doğru gidiyoruz. Sırada Narcos featuring Fersah, Giyotin bu geliyor. Sonra da Aristo'nun parçası var, Aristo buradaysan. Öf. Abi beat'ten dolayı zaten dinlenebilirliği yok bence parçanın. Hani
Siz nasıl buldunuz chat? Sen nasıl buldun Mali? Ama beat zaten hani dinlenebilirliği öldürüyor yani. Bilmiyorum ya, sanki bir yerde toparlar diye bekledim ama toparlamadı. Bu baskı nedir kardeşim? Belki biz berbat müzik seviyoruz. Nette de çok eğleniyoruz ama burada artık eğlenemiyorum. Da eğlenemeyeceğim kötü müzik. Kadıköy tayfasına iyi iş çıkmaz, bu yazılı olmayan kural. Ya sayıyı ve yer yer iksirin bazı işlerini saymazsam nispeten doğru. Evet, merdivendeki giyotin, merdivendeki narkoz Fersa abi, aynen. Nakarat kötü, evet. Ya Fersa dinlediğim kadar ortalama ama bu beat'in üstünde abi ben hani zaten girmezdi, hani bu beat'in üstünde Rick Ross duysam muhtemelen Rick Ross'tan tiksinirim bir süre ya. Sırada. Aristo buradasın değil mi? Geliyor. Ama Allah aşkına bu nasıl parça ismidir? Bana önce bunu bir anlat ya. Neden ya? Biz burada o kadar erilere insan gömüyoruz, şey yapıyoruz. Tanıdığım insandan böyle darbe yiyince üzülüyorum ben ya. Allah kahretsin abi ya. Bunu okuyacağım, gerçekten bunu okuyacağım ya. Aristo ya. Aristokares. Sikim parlak. Abi gerçekten neden ya? Allah Ben kahretsin beklemiyordum seni böyle bir ya. şey, şarkıyı da duymadım. Neden abi ya? Of. Aristokares sikim parlak geliyor. Abi kontrole düet yapar mısın gerçekten ya? Yani öf. Ben pipi duymak istemiyorum artık ya. Chatten geç karar çıktığı için geçtim. Aristo hazır. Buradaysan bir isteğimiz var. Abi merak edildi, gel göster be. Görüşürüz. Ben Discord'a yavaştan kaçayım. Size iyi yayınlar diliyorum. Banınız hayırlı uğurlu olsun. alacağım, gel göster. Yok yok, öyle bir ban yemeyeceğim yani ama. Yok, nette değil ya. Epidemic Cypher'daki Aristo. Aristo, Discord'un varsa hakikaten gelsene. Ses kanalı olarak gel. Sıkıntı yok. Müsaitsen Discord kanalımıza gel. Orada sen bir şeye geç. Odaya geç, biz de gelelim. Odaya. Ya Emin miyiz bundan? Ben böyle bir şey istemiyorum. Aristo gelsin be. Çıkıyorum ben burada. Çık, oraya geçelim. Odaya geç. Hadi kapattım. Dur, kameranı açma Ali'cim. Aristo, sen orada bekle, Discord'a geldikten sonra bekleme odasına geç, ben seni çekeceğim oraya. Mali, sesini bir kontrol edelim, bu odada nasılsın? Ben Ses kameranı ayarlayacağım. kontrol 1 2 3 Tamam, 4 tamam, tamam, 5 tamam. sikim pardon. İyisin Tamam. ama abartma, abartma, iyisin. Çok canım çekti benim de. Canın çekti derken. Yani şarkı okuyayım dedim. Sen de bana kamerayı açsana Baykan. Çok endişeleniyorum şu anda. Simsiyah bir şey gözüküyor ekranda. Yok, sorun yok. Ben önce senin kameranı ayarlayacağım buraya göre. Hayal, hadi bakalım. Odalara göre fark ediyor ya. Aristo'yu beklerken ben bunu ayarlayayım. Saçım ne kadar dağılmış, hiç söylemiyorsun. Darmadağınsın. Farkında diyelim. Tamam. Aristo gel, ben odaya çekeceğim seni, ya da modlar da çeker, sorun yok. Discord'a gel. Hoş geldin bu arada. Bize açıklama borçlusun çünkü kardeşim. Ha, gelmiş, çekiyorum. Aristo, ses kontrol. Mikrofonu kapalı. Mikrofonun kapalı. Şey, beni duyuyor muhtemelen Baykan. Tekrar etmene gerek yoktu ama. Aristo, ses deneme. Diye bir ses geldi. Evet. Aristo, ses deneme. Yine bir çukurt sesi geldi ama. Su içiyor galiba. Sesim şu an geliyor mu abi? Sesin alttan geliyor. Ben kullanıcı ses seviyeni arttırdım. Bir daha bir dener Şu misin? an nasıl? Şu an nasıl? Şu an iyi. Ben tekrar Heh, kalktım. İyi tamamdır abi. misin? Hoş. Nasılsınız? İyi miyiz? Sen İyiyiz. nasılsın bakalım? Sen nasılsın bakalım? Ben de çok iyiyim abi. Ben de çok iyiyim. Çıkar göster Aristo,
Abi bak bu şarkının hikayesi çok farklı. Anlatabilir Anlat miyim? bize çünkü yani çok saçma sapan bir yerdeyiz şu an abi. Gel biz kontrayı sürekli penisinden bahsediyor diye övüyoruz. Ben burada yer yer övdüğüm adam sikim parlak diye parça Övüyor verince muyuz? üzüldüm. Gömüyoruz pardon. Ha Konuşamadım. tamam. Ya öyle, biz öyle bir şey yapmıyoruz kontrat Evet. hakkında. Ben şimdi bu şarkının hikayesini anlatıyorum. Hiçbir şekilde fake bir anı yok. Her Tamam. şey gerçek. Çok merak Ben ediyorum. sana Çok çok da detaylı anlatma bence. Ben biraz Tamam. korktum ama. Okey okey. Abi hatırlıyor musun ben sana Hollanda'ya gittim falan anlatmıştım Amsterdam'a. Evet. Haydi görüşürüz. Ben gerçekten ben dinlemek istemiyorum Abi kalanını. Amsterdam'dayken işte odada kız bana dedi ki yani dedi parlak dedi çok parlak dedi. Ben dedim ki nasıl parlak falan filan dedim. Merak ettim. Çünkü abi hani piercing falan yok anladın değil mi? Nasıl parlayabilir ki yani? Ben Ha, hani o piercing var diye o detayı vereceksin sandım şu an. Ben gerçekten komple hani şu an banlanmaya okeyim Twitch yetkilileri yani. Varsa beni banlayın abi. Okey. İşte ondan sonra ben dedim ki nasıl parlak ya falan filan. Benim gözüme çok parlak geliyor dedi. Sonra ben de öyle bir hani Türkiye'ye dönerken falan filan bunu böyle bir yazmıştım. Köşede dursun diye. Abi peki bu Sonra bir şey soracağım. Bu anıyı şarkı yapmak gerçekten neden iyi bir fikirmiş gibi geldi sana? abi bilmiyorum nakarat düşünüyordum tamam mı? İşte vurucu bir AB nakarat yapacağım çift nakarat. Dedim ikinci nakarat ne olabilir falan filan. Bir baktım sikim parlak iyi çek sikim parlak iyi çek. Dedim tamam okey. Dedim tamam dedim bunu yapıştırayım. Yani öyle gelişti abi hikayesi. Ekstra bir olayı var mı? Yani. Ya bundan sonra şöyle şeyler oldu onu da söyleyeyim. Yaklaşık 20-30 tane kız bana DM falan attı. Gerçekten parlak mı falan filan diye. Allah kahretsin. Ya neler neler aldım abi. Çok garip mesajlar falan aldım ya. Aristo bir şey soracağım. OnlyFans hesabına ne zaman ulaşıyoruz? Bu ne oğlum? Bir 20 şey diyeyim. mesaj aldım ne demek lan? Gerçekten abi hani bir tane kız şey yazmış bana işte bu şarkıyı dinlerken babam gelse ne hesap vereceğim. Ben dedim ki gerçekten parlakmış diyebilirsin yani. Artık Eyvah. bu kıvama geldim. Hani artık benim için bir şey oldu ya bu skin parlak muhabbeti. İkon oldu. Hem Oğlum kızlar için de öyle oldu. ben seni zaten çözemiyorum. Ben ya adamdan şu ses çıkıyor. Şöyle vokal kullanıyor. Adama ne haber diyorum. Hamdolsun abi diyor. Ulan ne hamdolsunu? Senin bir yerde kedi kesiyor olman lazım ya. Ya aslında biraz daha punklaşmam lazım abi biliyor musun? Yani onu da bu şarkıyla yaptım zaten. Biraz daha dedim punk takılmamız lazım. Sonuçta punk yok yani bu tarzda. Dedim biraz daha punk'a vuralım. Zaten bu nakaratla bunun üstüne gelince bir de birkaç tane ismini vermeyeceğim. Ünlü influencer falan filan paylaşmış bu parçayı Hı. benim. Hani ben de şaşırdım. Hani nasıl paylaştı falan filan Onlarınki de yani. parlakmış demek abi, yapacak bir şey Böyle bir yok. Yok, tarikat milyonların aradığı ses sen olmuşsun yani. Ya bence hoş oldu abi ya. Yani chat bu arada teşekkür ederim objektif yorumlar için. Ben de durdu daha ben parçayı görmedim Sen daha parçayı görmedin ha, merak ediyorum senin dur. düşüncelerini. Sırf onun için geldim. Bak şunu kabul ediyorum. Trap metal icrası da uzun süre dinlenebilirliği de zor bir janra. Buna kabulüm. Tabii ki de. Hani yani herkese gelmeyebilir ki ben daha önce de söyledim. Beni genel olarak aşırı çekmeyen bir tarz bu. Ama bana attığın demolar nerede, bu nerede oğlum? O demoları Vasiye de aynısını söylüyorum ben. Abi o demoları siz ne, hani bana güzel güzel demo atıyorsunuz. Niye bunları yayınlıyorsunuz? O demolar niye çıkmıyor? Yani. Ama tamam o zaman. Yani yayında kaç kişi var? Şu an 79'uz. 79 kişi var. Ben Baykan Barlas'a yaklaşık 7-8 tane demo attım. Fikirlerini almak için Öldüm hiçbirine geri dönüş çoğunda. yapmadı. Belki ben o yüzden bu parçayı çıkarmış olabilirim. Sen Bo. beni yönlendirmedin. Nasıl yönlendirmedim lan? Kaç Evet, WhatsApp ben sana konuşması duruyordur. 7-8 tane sana demo attım abi. Hani deseydin şunu şunu işte çıkarırsan güzel olabilir. Ben de öyle parlayabilirdim ama ben dedim ki bir anda dedim tamam buna önlem vereyim. Zaten EP çıkaracağım. Ulan Yaklaşık bir şey 20 isteyeceğim. gün sonra. Bana Buyur abi. WhatsApp'tan demo atıyorsun. Ben onu alıntılayıp güzel olmuş diyorsam daha ne diyeyim? Yayınla demek bu yani, anladın mı? Buna yürü Yok. demek, buna devam et demek o yani. Onu demiş misin sen bu arada? Dedim aç WhatsApp'ı bak, çıkar göster. Çıkar Gerçekten. göster. Kameramı açabilir miyim? Kameramı açsam yayına falan mı girecek olacağım? Yok, öyle bir şey olmayacak değil mi? Öyle bir şey Öyle bir şey olmayacak ve biz onu gerçekten olmayacak. ban yemek istemiyorum Aristo. Ha, yok yok abi Yani. asla. Asla abi Yani ben senin iyiliğini düşünüyorum. Böyle bir şey yapmam. asla ben bak 4,5-5 ay oldu, başlayalım ufak ufak oturtuyoruz da yakma bizi. Ben Gösterme. seni o zaman şey yapayım. Close friends'ı alayım Instagram'da. Tamam.
Oradan ban ihtimalimiz yok zaten. Eyvah eyvah. Ama ben öyle bir şey de görmek istemedim şu an. Yani... espri yapıyorum. Yani ben her türlü seçenekte ben bunu görmek istemiyorum ya. Espri yapıyorum abi. Espri yani yapıyorum WhatsApp'tan da atabilirsin bu arada. Ya Mali şu an hırsızda katile yol gösteriyorsun. Fikir sadece yani. Yani bence şu an hırsızda katile yol gösteriyor ya. Biraz daha saatleri ilerlesin bakılır o zaman. Eyvah eyvah. Duruma göre. Bu arada bak, duruma göre. Şey olgunluğun için şaka bir yana olgunluğun için ayrıca teşekkür ederim ya. Nasıl bir olgunluk abi? Burada hani chat gömdü. Biz yer yer hani ben dedim ya dinlettiğin demolar nerede? Bu nerede dedim ve sen hani başkaları gibi siz anlamıyorsunuz falan söylemek yerine eleştirinize teşekkür ederim dediğin için samimi olarak bu olgunluğun için teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Zaten abi hani ne derler onların artık insanların objektif bakış açılarına alıştım. Çünkü yaptığım tarzdan dolayı %70 olumsuz yorum alıyorum. Ve bu aldığım aslında olumsuz yorumlar da benim için bir nebze iyi. Çünkü neyi doğru neyi yanlış yaptığımı görebiliyorum bu sayede. Bu doğru hani eğer ben şey kafasında yaklaşık olsaydım. Yok abi siz bilmiyorsunuz benim sound'um böyle falan filan. Ve zaten hiçbir şekilde bir ilerleme kat edemezdim. Hem kariyerimde hem müziğimde. Bu arada şarkı zaten troll ve senin çok eğlendiğin bir muhabbet üzerine çıkmış. Eyvallah ama bunu bu detayı bilmeyen insanlar çünkü bu şarkıyı hani benim gibi ismi görünce what the fuck diyor yani anlatabiliyor muyum? Evet yani. Yani bugün hatta böyle bir aylık neyse 50-100K arasında olan bir sanatçı arkadaş da canlı yayında benim şarkımı açıp dalga falan geçmiş. Sanırım ciddi yaptığımı falan düşünmüşler. Ya ciddi yani... yapılmadığı belli isimden belli abi. Zaten şey dedim neden dedim yani görünce. Oğlum niye böyle bir parça çıktı dedim ya. İsme bak dedim ya. Normalde ben ismini Sopan Parlak koyacaktım. O da daha iyi değil bu arada. O da daha iyi değil bu arada. Ya dedim neyse dedim böyle koyayım. En azından dedim bir harfi kaldırayım öyle koyayım falan filan. Hatta annem şey dedi bana. Dedi ki annem Instagram'dan beni takip ediyor. Oğlum dedi o dedi attığın şeyine falan filan dedi. Yani bir şekilde toparlamam lazım. Diyorum ki anne işte o İngilizce bir kelime falan filan saçma sapan böyle. Evet abi görüyorsunuz. YouTube'da trap mezar ama anneye açıklarken anneciğim öyle bir şey yok diyoruz. Türkiye'de hani onun için drill beklemeyin arkadaşlar Türkiye'de gerçekten. Yok abi değil zor değil çok zor. Ya sound bir alışsın da ondan sonra zaten daha açık açık şeylerden bahsetmek istiyorum ya. Bundan daha açı. Bundan daha açı. Ya daha çok şey var abi ama işte bahsedemiyorum anladın mı? Ya bakıyorum global olarak dinliyorum bu tarz müzikleri. Adamlar neler neler anlatıyor. Ben dedim ki ben şimdi bunu Türkiye'de yapsam ya inanılmaz bilinç yerim. Zaten bu sound'u dinletmek ayrı bir olay. Kabullendirmek de ayrı bir olay zaten. Dediğim gibi bu biraz hani mainstream oynaması zor bir sound globalde de öyle kesinlikle. Bu arada yani. Kesinlikle. Globalde de öyle abi. Anca bir Ghost Main vibe yapacaksın ya da ki. Benim sana söylediğim şey bir taraftan yan proje olarak abi sen rock band olayına biraz devam edeceksin bence. Bence. Ben nu metal'e biraz daha yönelmeyi düşünüyorum. Biliyorum yani. Zaten daha önce sizin çıktığınız konuşmuştuk yani senin çıktığın sahne falan da vardı rock band ile beraber. Hani o evet. Kafa işleri de ben askıya alma derim bu arada yani. Sadece hani trap metal'e odaklanmak yine biraz daha farklı soundlarda işler de denemeni öneriyorum hala. Ya şu an bir projem var üzerinde çalıştım. Bunu da ilk defa sanırım burada söyleyeceğim. Duyurmuş olayım. İki tane EP çıkaracağım. Birincisini önden, ikincisini arkadan. İkinci EP şöyle olacak. Full enstrümantal olacak. Davul, piyano, elektro gitar, bas gitarlar ve hepsini ben çalacağım. Bunları da hepsini video klip şeklinde 4 ekrana bölüp live vokal şeklinde YouTube'a vereceğim. Yani bu tarz üzerinde gidiyorum. Türkiye'de daha çok yapılmamış şeyleri yapmayı... Vallahi da hayırlısı. Ya senin hatta bir lo-fi kafa projen de vardı hani onu da ben duymuştum. Evet hatta ben seninle çalışmak istemiştim o projede. Ben hala okeyim de ben beat yapmıyorum ki. Nisan'dan beri bana bir hal geldi ben beat yapamıyorum abi. Doğru diyorsun. Sen hala Balat'ta mısın? Aynen bu taraftayım hala. Tamam zaten o zaman paslaşırız seninle yakınız. Anlaştık. Tamamdır seviyorum sizi. Ben... Kendinize çok iyi bakın. Tekrar anlayışın için ve geldiğin için teşekkür ederim. Sağında bayağı da güldük ya. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Ben kendine teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz. Discord kanalında da kal sana ben rol falan veririm ya. Arada patlarda buradan paslaşırız böyle. Tamamdır. Ama abi, çok görüşürüz. Şey banlanma paylaşımlarından lütfen. Tamamdır. Dikkatli ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu odada mı kalalım? Kalalım ya hazır bir daha. Bana kamera aç o zaman Baykan. Hiçbir şey görmüyorum. Çok. Bu konunun üstüne istiyor muyuz bunu? Valla sen zaten chat'i kaçırdın muhtemelen. Bayağı bir muhabbet döndü. Ben olsun, de olsun. Dahil olmayayım diye sustum. Olsun.
Ya ben chat'i kaçırdım ya Yasin. Hiçbir sorum yöneltilmedi, üzgünüm diye de. Neyse, bir daha tekrar listeyi başka bir zaman tekrar bağlarız. Chat'te şöyle hızlıca özetleyeyim. Önden arkadan muhabbetini 45 dakika koy. Fazladan gülmemek için tuttum kendimi. Sexting Trap Metal geldi. Ondan sonra... Başka ne var? Piercing acıtıyor mu sorusu geldi. OnlyFans falan filan böyle. Ama abi Ben işte. sizi bölmeyeyim diye trollü şey Ama yapalım. bunun geleceği belliydi de şey var. Bak daha önce de bunu Aristo'nun başka parçasında Sakof'ta bir de bir kişi daha dinlemiştik, ismini hep unuttum. Onda da trap metal de söylemiştim. Hani şey var. Genel olarak zaten hani mainstream'de herkes tarafından benimsenmesi zor bir tarz ve Aristo yani kötü icra etmiyor hani ben de kendisine dediğim gibi hani çok daha iyi demolar duydum, bu parça o demoların seviyesinde değil. Ama ben kendisini de siz de gördüğünüz üzere hani gelişimi açık birisi olduğu için hala önünü açık görüyorum. Çünkü Cypher'daki Vasi ile beraber benim en özgün, en farklı gördüğüm, hani vizyonu açık gördüğüm iki kişiden biriydi, bunu söylemiştim yani. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Değişik anekdot oldu bize de güzel. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Bu parçanın sertliğinin üstüne bakalım Ne? nasıl karşılayacağız bilmiyorum ama ilk kez dinleyeceğim yayında. Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı, Bırakman Doğru Mu 2 geliyor. Evet, geç karar çıktı. Belli ki ilk parça tuttu diye ikincisi yapılmış işlerde. Bugün tekrar defalarca kez. Merhaba. Artık konuşamıyorum. Beynim aktı çünkü. Ve ilk parçayı İkincisi tuttu diye beğenmiştik. üçüncüsü, dördüncüsü yapılan işler var yani. Muhtemelen ya, yani bak ilk parçadaki beat'i falan beğenmiştik mesela, hatırlıyorum. Ve ben normalde Zeynep Bastık'ı pek beğenmeme rağmen orada da o parçayı başarılı bulmuştum, hatırlıyorum. Ama burada üzgünüm. Bir de o şarkı sanki yanlış hatırlamıyorsam biraz şeydi ya. Anlattığı bir şey az çok vardı. Evet, burada bir şey de yok İşte yani. Ne bir yandan anlatıyorsunuz da yani? hafiften de teması böyle şey olmasına rağmen, hani hüzünlü olmasına rağmen hafiften hareketli bir şarkıydı falan. Tutma sebepleri var birkaç tane. Burada öyle bir şey de yok. Tam tersi yöne doğru gitmişler bir de. Enteresan. Ravent'i unutmasak dedi Akşay da, Ravent yeni iş mi verdi, haberim yok ondan. Nobile ile Ravent aklımda. Demolara baktıktan sonra onlara da bakarız birazdan. Ne geliyor sırada? Ya ama yani ben bunu da hızlıca geçiyorum çünkü abi yani Evet, evet evet. tuttu diye ısıtılıp tekrar konulmuş bir iş ve hani hiçbir şey anlatmıyorsun ya. Şu an çünkü Buram düşünüyorum, çok açıp açıp dinlediğim bir şarkı değil. Arada denk gelirsem öyle Ben hatta geçmiyorum yani, hani varsa diye. Ama şey, mesela şeyi şu an hatırlıyorum aklımda, bir iki kere dinlememe rağmen nakaratı falan da aklımda, hani dolanıyor yani. Yok, Rigor dinlemedik. En son dinleriz diye bıraktım. Bir Ravent Branda'yı alayım. Bir de No1'i alayım YouTube'a girmişken. Al bakalım. Sonra hatta demolara girip öyle mi devam etsek? Zaten çok fazla parça kalmadı çünkü. Onu ben gördüm, Baykan da görmüş çünkü paylaştı şeyde, Instagram'da. Fuat'ın reklam Ama filmini. ya onu parça saymadım ama almadım. Ya, YouTube'da yok yani. Zaten kısa bir şey yani. Yani YouTube'da yoktu. Onu onun için almadım yani, reklam kafası. Raven'de ekledim. Nobir'in parçanın ismini bana yazar mısınız? YouTube'da iki tane bildirim var. Umarım Ali bize cevap veriyordur oradan. Ha yok, yazmamışlar. Nobir'in parça KGB. Tamam. Daha evvel onu diyorum işte, bu parçada aldık ve şeye gireceğiz. Demolara gireceğiz bunları aldıktan sonra. Panik yok, dediğim gibi bunları aldık. Şu an unuttuğumuz iki parça varmış ya da es geçtiğimiz, biz yayında listeyi yaptıktan sonra gördüğümüz ikisini aldım. Şimdi demolara gireceğiz. Demolara giremeyeceğiz muhtemelen Neden? çünkü odadayız. Nasıl çıkacağız? Çıkmayacağız. Şöyle. YouTube demolarını aldım. Ekstra bir şey geldiyse zaten o haftaya Tamam. kalacak, indiririz. Yani ben bütün YouTube'dan gelenleri aldım. Sadece Tamam. bir tane Discord odasında demo var. Bugün buraya alamadım. Onu da odaya geçtik diye odadan çıkmayalım mantığı. Onu da haftaya bırakalım. Arkadaşımız anlayışla karşılar diye düşünüyorum. O zaman kaç tane demomuz var? Bakayım.
O zaman iki tane demomuz Etnik var zaten. Punch'ı unutmuşuz. Etnik Punch var abi, daha dinlemedik. Listemde Ha, var. tamam, pardon. Unutma, yani ne kaldı size söyleyeyim. Şu ana kadar dinlemediğimiz, ona göre şey yapın. Demolardan sonra Kezzo, Etnik Punch, Olvi, Ezel ve Jaguar. Toplamda 5 parçamız kaldı demolarla beraber 7 parça oluyor. Ha, Nobile şeyi de ekledik, Ravante de ekledik, 9 parça oluyor, tamam. Demolara hızlı hızlı bakalım. İlk demomuz Yiğit, daha önce hayatıyla bir işini dinlemiştik, hatırlarsın belki. Yani yaşı küçük bir arkadaş demiştim. Bir tanesini aldım ama çünkü o sizden gelenlere 5-6 tane iş bırakmış. Yani Yiğit'cim üzgünüm, haftalık Yiğit özel yayını yaparız öyle bir durumda. Hani ara ara bir şeyler tek tek atarsan daha çok sevinirim. Onun için ben hani rastgele bir tanesini seçtim. Bıraktıklarından. İlk gelsin. Yiğit 19 ve İbrahim Tatlıses. Peki. Bir kere geliyor. Abi. Ya. Eğlendim ben bu arada. Ben de eğlendim de Yiğit, ne gerek var böyle bir şeye? Bu arada gerçekten ya. Ne gerek var buna? Undertaker yazdı. Kopacağız mı? Efkarlanacağız mı? O şey mesaj silinir muhtemelen birazdan. İyi de bug'a girdim. Abi bak, gerçekten duygusal roller coaster da abi, Yiğit ne gerek vardı? Hani yani, ya da şey, Modlar çıkmış. hani bize hani, bak demo atıyorsun, eyvallah, hani bu gerçekten bunu mu seçtin? Yani 3 tane daha atmışsın en azından gerçi de, hani ben niyeyse bunu ilginç bulup aldım muhtemelen dinlemeden. Hani kötü değil de neden, yani neden bu? Hani of. Ya dedim ki yaşına göre iyi beat yapıyor, eyvallah, ama bu böyle bir edit neden var ya? Ama şey de iyi clickbait. Yiğit 19 ve İbrahim Tatlıses, hani beraber yapılmış gibi yazmak da güzel clickbait bu arada Şey de güzel, Musab'ın yorumu da. Şimdi sorarız. Der ki bir gün Hollanda'dayız. Hollanda'dayız. Ay. Sırada diğer demomuz var. Emir Kemal, ben yanlış yönlendirdim. O Tamam. yüzden. Dinlendi, kusura bakmasın. Sırada diğer demomuz var. Daeva Döngü geliyor. Evet. Chatten geç karar çıktığı için geçtik. Ben yorumlarımı yapacağım. Ama bu arada veteran, evet, sen Yiğit'ten önce attın, gördüm. Ama şey var. YouTube linklerini aldım bugün sadece. Çünkü biz Aristo'yu konuk olarak yayına beklenmedik bir şekilde alınca oda değiştirdik Mali ile, ve bu odadan oradaki MP3'e dinleyelim diye çıkarsak kopacak Mali. O yüzden şey yapmadık. O seninkini haftaya attım, o yüzden. Senin attığın iki iş var hatta, bakamadığımız. İkisini de haftaya Discord'dan dinleyeceğiz. Hatta ikimiz de en kötü indirir açarız yani. Problem yok. Bu biraz bizim amatörlüğümüzden oldu bugün. Daeva'nın eski demolarına göre daha iyi ama nakarat yoruyor Daeva. Yani nakarattaki fikir iyi değil, haberin olsun. Beat senin mi? Daha önce bir tane beat demosu atmıştın galiba. Seninse orada, hatta ben şey demiştim galiba. Ya Akçay'a dedim ya sana dedim. Hani abi, Ercan Saatçi akrabalığı var mı diye. Oradansa bu daha iyi bir beat. Verse fena başlamadı. O dediğim yerde de iyi düşün, şey, fikir güzel ama uygulamada biraz daha zaman var. Tamam, dayav o zaman Akçay. Ben ikinizi arada karıştırıyorum. Niye bilmiyorum ama arada bunu yaşıyorum. Hani bu tamamen benle alakalı bir problem vardı. Sizin suçunuz yok. Benim kafa gidiyor arada. Güzel fikirler var ama daha iyi. Hakikaten yolum var ama daha önce attığın demolara göre gerçekten yani fark edilir bir gelişim var ama hala da bayağı yol var yani. Ama çalışmaya devam. Abi bir şey soracağım bir de. Ben hipnotize oldum ya. Ne gibi? Şey, kapakta dönüyordu ya böyle sürekli. Evet, o biraz şey. Hafiften hipnotize oldum. Bir gözüm kaşım kaydı böyle. Amacın ne dayı Epilepsi hastalarını ya? demonu dinletme dayı ama. Evet, ses de daha tam oturmamış ama biraz yaşla alakalı bir şey abi, olacak. Hani çoğumuzun, hani Malin'in, benim ve arada deneyeniniz başka erken döneminde rap denemiş olan arkadaşlarınız varsa genç yaşlarda, onlarda da aynı problem vardır. Yani o ses bizim mi diye düşünüyorsunuzdur. Aynen, Dayvan'ın yaşı da 17. O zamanla oturacak, o şu anlık yapabileceği bir şey yok ona pek yani. O zaman ben playlistimize devam ediyorum. Hatta ilk Ravent gelsin madem.
Branda geliyor. Evet, fade attım. Bugün galiba geç kararı çıkmayan ilk parça olabilir abi. Evet. Ve bugün anketten de ortalama böyle 4 çıkan ilk şarkı sanırım bu. Şu ana kadar bugün dinlediğim en iyi şarkı. Ağaç Kakan belki çıkmıştır, onu kaçırdım. Ben de hatırlamıyorum ona ne çıktığını. Abi şeyi merak ediyorum ben sadece. Hani ya zaten Feyzullah'ı çocuk trollüğüne yaptı. Aynen Arison'un deminki işi gibi. O bariz gerçek zaten de yani. Yani acaba bu şarkı kaç dinlenecek? Çünkü ciddi ciddi alarak yaptığı bir şarkı olduğu belli. Acaba bu kaç dinlenecek? Bu da bu Ravent'le alakalı bir sıkıntı değil yani. Genel Türk müzik dinleyicisini şu an biraz sorguluyorum. Ağaç Kakan 3 çıkmış bu arada. Yasin hatırlattı, sağ olsun. Yani beat çok tatlı. Kapak yorumu abi. Yani yorum yapmayacağım, kötü kapak çünkü yani. Bu arada logolar Silvana falan kalmış logolarda. Onu şimdi fark ettim. Bazı satırlar çok, ben hep söylediğim artık motto olmuş bir cümle. Çok cheesy line'lar var diyorum yine. Hani bazı satırlar gerçekten gerek var mıydı dedim. Eksi yönlü olarak bunu sayarım. Ama şu ana kadar günün en iyi parçası bu. Ben bunu bir iki yaz aynı az dinlerim ya. Ben özellikle beat'ten dolayı dinlerim muhtemelen. Beat çok tatlı, evet. Beat bayağı tatlı. Sevdiğim soundtrack'tı. Ben de iyi iş abi. Şu an bugün şu ana kadar dinlediğimiz en iyi iş bugün. Ama yine o, hani objektif bir şey söylemek gerekirse, daha başka bir hafta çıksaydı hani böyle iyi şarkıların olduğu, muhtemelen en iyi iş demezdik de. Doğru, bu hafta da yine kısır bir hafta. Doğru. Ali demiş ki Ezel'in verse gelince değişir bence. Abi yorumum oraya saklı ama ben dün Mesefe'nin yayınında onu dinledim. Sanmıyorum Ali. Ben de merak edip açtım, bir baktım. Ben ama de çok sanmıyorum. Vermem ya, evet, sanmıyorum Ali. Mali diyorum Ali. Güzel parça. Geçtim sıradaki parçaya. No 1 KGB geliyor. Evet, chatten geç kararı çıktı. Aralık doğa geçleri görüyorum ekranda. Yo, anket bende gözüküyor ya. No 1 ara vermişti ama yani bu yeni kaydedilmiş parça değil biliyorum ama yani ya bu parçayı ben dönüş parçası saymam ya. Sarmadı beni. Beat tatlı, kabul. Ama yani sarmadı beni. Benim özlediğim No 1 vokali bu değil. Ya Yankaya acaba bakma. Şey mi? Eski bir şarkı falan mı değil herhalde, değil mi? Bir infom yok benim ama galiba öyle. Ne kadar eskisin? 2019. Ha, çok da eski değil. Çok da eski değil yani. Evet. Ya bilgim yok çünkü ben parçanın çıktığından bile haberdar değildim. Yayın esnasında haberdar olduk. Onun için çok doğru bir info veremeyeceğim. Tahmin yürütüyorum şu an yani. Üzgün yine. Ya bence de No 1 yani benim beğendiğim ve yine görece özgün bulduğum isimlerden biri ama burada yani burada sarmadı beni. Ekleyeceğim bir şey yoksa ilerliyorum abi. Yok. Ya çok da üzerine konuşulacak bir şey de yok şarkının sanki. Tamam, aynen. O zaman ben sıradan playlist'teki sıradan gidiyorum. En son Ezel dinleyeceğiz. Sırada ne var onu bir kaçırdım bir an. Ha tamam. Sırada zaten son 5 parça şu an. Az kaldı, merak etmeyin. 1.5 gibi bitirmiş oluruz yayını muhtemelen. Aykan, bir şey soracağım. Hı. Şu an Discord'da beni görüyor musun? Evet. Çok enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Bu böyle televizyon bozulur, böyle çizgiler çıkar ya her yerde. Bende öyle bir şey olmadı. Abi oldu ve şu an hiçbir şey yok ekranda benim. Ben seni görüyorum ama. Çok saçma bir hata. Neyse, yapacak bir şey yok, devam. Abi şey değil. Yani bu, şu an Ezel'i dinleyip kapatıyoruz demiyorum. Daha 5 parçamız daha var. En son Ezel dedim sadece sorulduğu için. Ege Çubukçu da mı yeni parça verdi? Smoke One sormuş. Benim haberim yok öyle bir şeyden de. Yoksa geç... Canım ekran gitmedi, görüyorum. Yoksa... Yazıları görüyorum. Boşlukları görüyorum. Smoke One geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı ne verdiği parçayı mı diyorsun? Yoksa onu dinledik yani.
Geçen hafta galiba vardı, onu dinledik. Emir ne attın chat'e? Parçanın ismini söylerseniz daha kolay olur abi, link atmak yerine. Şu an. Yok, Undertaker, o da şey, telefondan takip ediyorum chat'i. Teknik yetersizliklerden. Dark Mode dinledik ya, Dark Mode dinledik. 5 gün önce vermiştiniz, biz Dark Mode'sa dinledik abi. Dinledik onu daha önceki haftalarda. Ben ilerliyorum abi. Mali, sendeki sorunu çözemedim. İstiyorsan kameranı bir kapat aç yaz, yap bir bakalım, ama ben bizde ya, bize gelen görüntüde bir sıkıntı yok yani. Ya şöyle, yok şey, yayın odası gitti. Aklında olsun, uzun süreli yayınlarda böyle bir sıkıntı çıkarıyor olabilir belki. Çok saçma bir şekilde gitti yani. Anladım, anladım. Enteresan bir animasyonlu. O zaman geçiyorum ben, ilerliyorum abi. Hı hı hı. Kezzo Patika geliyor. Evet. Geç karar çıktı. Nakarata da bakayım diye beklemiştim. Daha erken çıkmıştı ama geçtim abi. Of. Dinleyebildin mi Mali ekrandan? Yok yok, benim sadece şeyde, Discord ekranında sıkıntım var, o kadar. Anladım. Her şey çalışıyor onun dışında. Evet, beat bence de kötü. Burada. 47 dinledik. Konkar dinledik. Zengini diyorsun değil mi, dinledik. Evet, Hüsnü'yü insan olarak ben de çok seviyorum Undertaker bu arada. Hani Kezo'yu arkadaş olarak seviyorum ama şey var. Hani zamanında çok güzel parçalar verse de o da aşırı tekrara düşmüş gibi hissettiriyor bana sürekli. Hani Versus'u sevmedim. Nakarata umutlandım. Acaba yine benim duymak istediğim Kezo gelir mi diye. Yok, gelmedi. Bayağı Verse'ler Nakarat'ın yanında idare ediyor ya, çektim yani Nakarat'ı duyduktan sonra hani kendi kafamdaki skalada. Ama kötü parça. Hani Kezo'dan hala uzun sürede duymak istediğim şeyi duyamıyorum ben ya. Bu arada bence önceki çıkardığı son şarkılara göre bir tık daha iyi ya. Ya bana öyle geldi en azından. Evet ama yani şey yok, hatırlayacağım bir Kezo parçası duyamıyorum yakın zamanda. Mesela 9 canlıda yaptıkları ta yıllar evvelinden bir parçadan bahsediyorum. Bir parça vardı, unuttum şu an adını da. Gözü doysun. Ha, gözü doysun. Artık 4 saate koşuyor yayın. Normal bu gitgeller kafada. Mesela gözü doysun abi. Yani bugün bile hani bir playse falan denk gelse es geçmeden dinlerim ama şu an bu işler öyle işler değil abi. Yani Kezo'da üzdü bugün. İlerliyorum ben abi o zaman. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Anketten de 2 gelmiş zaten. Yani evet, hakkı 2. 1 değil ama 2. Yani. Bence de. 5 üzerinden. 4 saat Mali hasta. Ben de ufaktan hasta olacağım gibi falan. O yüzden 4 saat bugün bu aralar koyuyor Emir biraz ama olsun. Ya ben haftalardır çok böyle bir yoğun çalışıyorum. Evet, artık evet, herhalde evet. O yorgunluktan bağışıklığım mı düştü? Ne oldu, bir şeyim, halsizliğim var yani. Anladım. Bir ateşim çıktı diye korktum koronayım diye de direkt düştü sonra Allah'tan. Şey yok yani şu an. O zaman sıradaki... Normalsizlik var ya, kusura bakma, sen de çok şey yapamıyorsam, odaklanamıyorsam. Yok problem ondandır yok. Yani. Hiç sorun yok kanka. İyi oldu, önemli değil. Sıradaki İyi. Parçamız. Ethnic Punch, İnat. Geliyor. Evet, geçten de geçtik. Nasıl buldun Mali? Ya ben beğendim ama önceki Ethnic Punch... Hani benim hatırladığım Ethnic Punch'tan biraz uzak gibi geldi bana. Bayağıdır dinlediğim bir isim değil yani, eskiden dinliyordum. Ama yine de bugünün yine güzel işlerinden biri bence ya. Senin çok tarzın değil diye düşünüyorum ama ya, tanıdığım kadarıyla çok da emin değilim. Aşırı tarzın değil ama nakaratta güzel fikirler varmış ama parçada mix sorunlu abi. Evet, o zaten... Verse'de de nakaratta da hani asla anlamıyorum yani, böyle bir problem var. Aşırı ya ben özellikle şey klibi izlemedim zaten. Çok özür dilerim. Direkt şey aşırı, odaklandım, hani dinlemeye çalıştım. Hani aşırı gürültülü. Hı-hı. Yani ve hani vokaller eziliyor abi, boğuluyor. Nakarat ve nakarattaki beat değişimi beni çok itti şarkıda demiş Yasin. Evet, ben de yani normalde de hani benim çok tarzım, hani sevdiğim parça olsa da aşırı böyle globalde de çok dinleyebildiğim bir tarz değil bu ama kendi canlısı içinde başarılı bir isimdi Ethnic Punch. Hani bunu asla inkar etmem. Yaratıcı, özgün isimlerden biriydi en azından. Yani çok facia bir parça mı? Hayır ama mix sorunu yüzünden abi parça sadece baş ağrıttı. O da bunun sorumlusu mix yani açıkçası. Anketten de son anda bastım galiba, 3 çıkmış yanlış görmediysem. Hı hı. Ya benim için de yani 3-3-5 üzerinden
Üçlük şarkı. Akçay, hayır, Scarlord da bana dediğim gibi trap metal sound'unu çok sevmediğim için bana pek gelmiyor o isimle. Yani şey var, dediğim gibi keşke daha düzgün bir mix yapılsaymış ve hani parçanın hakkı verilseymiş. Biraz hani şey, mix yüzünden tahammülü zor bir parça. Yoksa ben bunu günün en iyilerinden biri seçerim açıkçası. Ama şu anki mixle hayır. Evet, ben de iyi bir mix olsaydı 3,5-4'e falan Ben de, çıkardı ben de, ben de, muhtemelen ben de. benim Yani, için de. ya zaten bu genelde hani günün en iyisini falan seçiyorken genelde 5'le seçmiyoruz zaten, farkındasın. 3,5-4'le Evet, seçiyoruz zaten yani. Abi Etki'yi biliyorsan mixlerini beğeniyor musun? Şu an çıkaramadım. Ya İsmen biliyorum da hani mix yaptığı bir parça gelmiyor aklıma şu an. Sıradaki parçamız Olvi ABH geliyor. Üzgünüm, üzgünüm, otorite, otorite. Bu tarz vokalden tiksiniyorum. Direkt geçtim yani. bir şey tam ben basıyordum, biliyor musun? Abi bu tarz vokalden tiksiniyorum artık. Çok yorucu ve çok kötü bir tercih abi. Üzgünüm. Chat her dille geç yazıyor artık. Çok güzel. Ben de iyi kötüyü ayıramaz duruma geldim ama son iki parça zaten. Rigor aynı şekilde ya. Şu ototune'da A yapılıyor ve gerçekten ağzımıza zorla bir şey tıkılmış gibi. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız ya hani. O halde şarkı da söylememeliyiz sanki yani, bilmiyorum. Bu arada harmonik Neydi, içe çorap girerdi. mıydı? Evet, çorap rap. Harmonik içe girerdi bu arada. Ya bu Bir ve şey bu demiyorum ben sadece de evlat. şeyde bu dediğim olay sadece bu arada bu moda olmuş akımla alakalı bir değil sadece abi. Ben bunu mesela geçen haftalarda farklı MC'lerde de söyledim, hani Boom Bap deneyen isimlerde falan da bunu çok kötü görüyorum ya abi. Yani gerçekten neden böyle bir vokal tarzı? Bu iyi değil. Kesinlikle iyi değil yani. Bunu tercih etmemeniz lazım ya. Çok yorucu abi. Ağzınız doluyken şarkı söylemeyin Baykan Barlas 2001'de. Gerçekten ama ya. Of. Özellikle çorap varken. Ekleyeceğim bir şey yoksa ben Yok abi, çok ben ilerliyorum. basacaktım işte, sen basmasan ben basıyordum tam. Durdurmaya. Tamamdır. O zaman sıradaki parçamız, çok sormuştunuz, geliyor. Sabrettiyseniz. Jack First Class geliyor. Evet, durdurdum. Biz ban yemeyiz herhalde değil mi o iki sahneden? Hiç emin değilim. Ben biraz detaylı girerim galiba kanka. Sen bir gir. Nur, gireceğim ben de bir saniye. Ben şu an ne seni görüyorum ne bir şey görüyorum. O yüzden iyice koptum şeyden, ekranları düzenlemem lazım bir dakika. Tekrar aldım şuraya. Ya çok kısa özetleyeyim, ben öyle çok uzun konuşabilecek şeyim yok şu an, kafa yapısında değilim de. Genel olarak hoşuma gitti benim şarkı. Ya normalde şey var bende, sende oluyor mu bilmiyorum da. Jack'in yazdığı sözlerde başka biri yazsa, okusa ne yapmış ya diyeceğim sözler var ama Jack okuyunca bilmiyorum niye yani, ama hoşuma gidiyor. Belki de başından beri öyle oturduğu için tarzı, bilmiyorum. Bir iki tane noktayı böyle sevmediğim bir iki şey oldu. Bölüm oldu sadece verse'lerde. Anlaki Klip hoş geldin. demin de buradaydı. Aa, görmedim Yazdı görmedim. ya, yayın olduğunu unuttum, yazdı Aa, ilk kez gördüm ben şu an. hatta. Hoş geldin bu arada. Sen devam et, ben acil bir tuvalete gideceğim, sallanıyorum çünkü olduğum bir yerde. Ama gelince söyle bana, çünkü ben seni görmüyorum. Kamera Tamam, yok bende gelince şu an. zaten geldim derim ben yine. Tamam. Onun dışında ben Baykan gelince tekrarlar zaten kendisi. Beat'i sevdim genel olarak. Kim yapmış bir konuştunuz galiba ama kaçırdım ben onu. Benim ekranlar gittiği için şu anda. Üç ekran aynı anda bakıyorum, böyle bir kafam karıştı. Klip eğlenceli, o düğün sahneleri falan da eğlenceli olmuş. Berkay Duman demişti, aynen, tamam. Doğru. Hatırladım şimdi. Artık hem saatin hem benim hafiften şey, şu halsizliğin etkisiyle kafam gitti yani, kusura bakmayın. O düğün sahnelerini falan sevdim, eğlenceli olmuş yani. Muhtemelen açıp dinlerim bir daha. Ama işte albüm için düşününce çok şey yapamadım ya. Nasıl bir şey gelecek çok kestiremedim. Ya böyle albüm için beklentimi yükseltecek kadar iyi değildi şarkı aslında. Demeye çalıştım o yani.
Ama keyifli. Anketten de kaç çıktı göremedim onu da ama. Keyifli, eğlenceli bir şarkı. Ya ban yiyebiliriz ya bu arada. Kelime oyunları işte Undertaker, o onun yazdığı kelime, onun yaptığı kelime oyunlarını başka biri yapsa muhtemelen itici gelecek bana. Öyle hissediyorum yani. Ama neyse, o Geldim. Jack yapınca hoşuma gidiyor ya. Bahsettiğim oydu aslında. Tam şu an artık hem saatin etkisiyle hem şeyden cümleye dökemiyorum çok düşündüklerimi. Bahsettiğim oydu aslında. Geldim. Hoş geldin. Ya yemeyiz ya. Bu kanal neler gördü ban yemeyi ya. Ya bir şey Yemeyiz. olmaz herhalde. Veteran Hudi nereden bana mı? Bu Vuvir abi. Hı? Veteran Hoodie nereden diye sormuş da benim Wu-Tang'li Hoodie var şu an, o Wu-Wear abi. Hı. Ya Zari, benim birkaç tane listem var. Çok moda göre değişiyor ya. Genelde çalışırken bu ara bir şey dinlememeye çalışıyorum çok odaklanacaksam. Odaklanmayacaksam da öyle sevdiğim şarkıları attım bir liste var. Hani çok beni yormayacak öyle. Nasıl diyeyim? Çok böyle klasik şeylerin olduğu bir liste değil yani, işlerin olduğu. Genelde onları açıyorum ben. Ya da böyle çiğli bir şeyler açıyorum çalsın diye. Bazen enstrümantal bir şeyler açıyorum. Değişiyor moda göre. Şey, ben gireyim mi? Bitirdin mi sen Gir yorumu? abi, gir 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 gir. Abi şöyle açık konuşayım. Beat Barkay Duman, Dumanınmış galiba. Hani ben infosuna bakmadım parçanın. Ama chat'te öyle yazılmış. Ona dayanarak söylüyorum. Çok iyi iş çıkarmış Hı. abi. Parçanın Evet, ben de çok sevdim. aranjesi ve beat'i parçayı açıkçası sevdiren şey. Çünkü abi şey var. Güzel göndermeler var. Hani Şeriatla aynı mesela. Hı. Onun dışında hani sonunda T yok. Olayı güzel. Hani iyi düşünmüş ama şey var. Genele baktığın zaman Jack'in hani kalemi bence basit abi. Hani parçada dinlenen norm ne kadar basitse onun o kadar basit olmasa bir tık üstü falan yani. Böyle aşırı da komplike bir lirisizm görmüyorum yani. Öyle bir Çok özür kal dilerim, bir araya girebilir miyim gir. burada? Sen yoktun diye hani araya gireceğim. Ben de şeyi dedim. Hani bu kelime oyunlarını, bu yazın tekniğini başka birisi yapsa muhtemelen çok sarmayacak beni, ama Jack yapınca nedense sarıyor. Ya yani ben de seninle aynı fikirdeyim aslında, ama Jack özelinde çok gözüme batmıyor benim o. Yok zaten Undertaker onu diyorum. Zekice göndermeler ama şey var hani. Kafiye şeması olarak hep diyorum. Rhyme scheme çıkarsak abi hani çok basit bir kafiye şeması göreceğiz. Böyle hani Evet, evet, kompleks evet, rhyme evet. yok. Hani o açıdan basit yazıyor diyorum ama Evet. göndermeler zekice, bunu kabul ediyorum. Ben de hatta tebessüm ettiğim yerler oldu. Ama şey var, parçayı şu an kafa sallayarak dinlememin sebebi aranje ve beat. Hani Jack'in flow'u değil açıkçası. Evet, Jack'in genel olarak kötü bir söz yazımı var. Söz yazarlığını çok beğenmiyorum, evet. Ben de açıkçası bu parçayı bir kere daha dinleyeceğimi sanmıyorum ama şöyle bir gerçek var maalesef. Hani bu da maalesef'ten kastım, hani burada Jack'in şahsıyla alakalı olarak söylemiyorum ama hani artık siz de chat'te tartışmışsınız, baktım. Hani Türkçe rap ve Türk rap müzik endüstrisi o kadar kötü bir yerde ki zaten mesela bu, şu an için benim bugün dinlediğim en iyi 3 parçadan biri bu var. Ama ben bu parçayı bir daha açıp dinlemeyeceğim muhtemelen. Artık öyle bir noktadayız ki zaten biz ciddi ciddiye ilk 3-4 program gerçekten ciddi ciddi bir şeyler değerlendirelim, hani olumlu gidelim falan. Aynen Hip Hop 101 veya The Crest'teki ciddiyet ilerliyorken artık saldık yani, çünkü insanlar da salmış yani. Bugün neler neler dinledik, nette de olsun, ciddi ciddi verilişlerde olsun. Yani niye ben ciddiye alayım ki? Benim bunu ciddiye aldığım yer benim yapacağım müzik. Ha bu arada mesela çok az dinlenen Old School isimlere saygısızlık ediyorsun falan deyip, Old School sandığı bu arada muhtemelen benle yaşadığı insanlar arkadaşın. Saygısızlık ediyorsunuz, kötü müzik yapıyorsunuz. Yani arkadaşın playlistinde en az 10 parçam vardır gerçekten Boom Bap seviyorsa mesela. Ha benim yaptığım bilmiyordur beatlerini ama. Hani ben bunu müziğimle yapıyorum. Yani benim yayıncı kimliğimle alakası yok onun yani. Ben ciddiye aldığım kısım müziğim. Yayıncılıkta artık kim, insanlar ciddiye almıyorsa ben de ciddiye almıyorum abi. Evet, 2 hafta sonra kimse hatırlamayacak bu parçayı, benim fikrim. Hani Emrah Serbest'in başına gelen olay yüzünden ona tebessüm ettim. Yoksa evet, zorlama. Kabul akapella, hem fikrim. Ama prodüksiyonu güzel ve klip çok eğlenceli. Bunlar artı puanlarım. Hani klip gerçekten çok eğlenceli. Güzel iş çıkarmışlar. Beat yüzünden geçerli parça ama yani
daha kötü bir beat'in üstünde aynı vokali duymuş olsam muhtemelen parçaya geç demedik bu parçaya. Muhtemelen ben otorite kullanmazdım belki ama chat'ten de geç karar geleceğini düşünürdüm yani. Kısaca hani uzun gireceğim dediğimde hani o kadar uzun değildi, buydu sadece yani. Hı hı. Son parçamıza geçeceğiz ufak ufak. Tekrar bir toparlamak istediğim bir şey var mı? Chat'ten yorumunuz varsa, yok, sorunuz benim. Varsa onu alayım, öyle geçelim. Son parça çünkü. Belki sana da şeyi sorabilirim. Hı. Albümle ilgili bir hani beklentin var mı şarkıyı duyunca? Şöyle şarkıyı duyunca benim abi genel olarak bunu itiraf edeyim. Benim herhangi bir Türkçe rapçinin albümüyle ilgili beklentim olmuyor. Genel olarak olmuyor yani. Yani, ben albüm çıkacağını da bilmiyordum, şimdi yeni öğrendim de. Benim de haberim yoktu da. Yani şey değil. Çıktığında bakarız ama önceden beklenti falan yapmıyorum. Çünkü yani şey değil. Artık tutkuyla yapılan üzerine özeninden albüm doğru düzgün duyamıyoruz. Ha ne var? Mesela geçen hafta dinlediğimiz Anti Kahraman albümü. Evet, üzerine özenilmiş. Tutkuyla yapılmış. Evet ama onda da yine linçleneceğim belki chatten ama yani ortalama bir MC varken son 30 yılın en iyi albümü falan dediğiniz anda zaten o bütün emeğiniz kibirle beraber uçup gidiyor. Onu geçen hafta konuştuk ya, oraya bir daha girmeyelim, bence çok uzun sürüyor. Yani ben bak bugün ne diyorum, üzerine özenilmiş güzel bir albüm diyorum ama. Aha. Yani bu albümün kalitesini etkilemiyor ama yani şey değil. Öyle beklenti oluşturacak albüm de hani beklenti oluşturmaya örnek vermek istedim. Hani siz paylaştığınız albümün son 30 yılın en iyi albümü diye bir beklenti yükseltiyorsanız ortada bir sıkıntı var. Hani o açıdan dedim. Ya da hiç beklentisiz ben böyle bir şey yapıyorum diye bu şarkının üzerine ben şu an Jack'in yeni çıkacak albümünde çok bir beklentim, olumlu ya da olumsuz bir beklentim olmayacak. Hani çıkarsın bakalım diyeceğim yani o açıdan. Saat 5 oldu bile herhalde şu cümlenin aslında. Bu da aynı durum Yasin. Evet bak o, özellikle şey yaptım. Esanko selam abi, hoş geldin. Nasılsın? Bu da aynı durum abi. İyi prodüksiyon üzerine ortalama MC dinliyoruz. Jack'de de aynı problem var. Hani aslında biraz da o yüzden o geçen haftaki albümün topuna girdim tekrar yani. Neyse o zaman günün son parçasına ilerleyelim bakalım. Tamam. Ezel ve Calvin Colt Link Up geliyor. Evet. Nasıl buldun Mali? Çok kısa ben gideyim, sen sonra detaylı konuşursun eğer istiyorsan. Ben demin sen yokken de söyledim, hem hafiften halsizliğimden hem de zaten saatten dolayı biraz şey yaptım. Ben yok bitirmek için demedim. Abi ben nakaratı ve beat'i beğendim. Ama ya Ezel'in İngilizce kısımları biraz zorlama mı yoksa bana mı öyle geliyor? Çok. Değil mi? Çok zor. Yani bir rahatsız eden bir şey var orada, tamam. Hani... Amacı o zaten. Farkındayım Ezel'in amacı. Hani, yani global oynamak ama yok, bu şarkıyla değil sanki. Bu şarkıyla değil yani. Ya Ezel şöyle söyleyeyim. Ezel zaten Türkçe ile global oynadı abi. Global oynamak demek yani ben şunu söyleyeyim. Global oynamak demek yabancı dilde şarkı çıkarmak demek değil. Tarkan aynı hatayı yaptı yıllar evvel. Tarkan'da İngilizce albüm yaptırdılar. Ne oldu abi? NYC'de ya kaç tane? Bu arada yaparsın bu arada. Yani. İngilizce de yaparsın. Ama ya, hani hayır. İlk ya şunu demek ne istiyorum. Hayır? Şunu demeyeyim. İngilizce de yaparsın da şundan bahsediyorum abi. Global oynamak, İngilizce yapmak demek değil derken bunu Türkler öyle algıladığı için söylüyorum. Yoksa ben sana muhalif bir şey söylemiyorum. Anladım. Hayır yani şey değil. Türkler şunu zannediyor. Şarkının dili İngilizce olduğu zaman global olunuyor sanıyor ya. Abi öyle bir şey yok. Say Gangnam Style'ı Korece yaptı abi. Konuştuk zaten bunu daha önceden. Başka yayında da konuşmuştuk aynı konuyu. Yani, ya da birçok şarkı sayabilirim size. Yani global oynamış kendi ana dilinde. Ama Tarkan örneğini o yüzden verdim. Bu yanlış algı Türkiye'de ta 90'lardan 80'lerden falan beri oldum olası var yani. Tarkan'a zorla abi sırf sen global star olacaksın diye İngilizce albüm yaptırttınız. Ne oldu abi diyor. NYC'de kaç tane club'da ya da işte lounge'da çaldı Tarkan? Ya bence bugünkü popülaritesiyle Müptezel ayarında bir şey çıkarsa çok daha büyük kitleye oynar bence yani şu şarkı yerine. Tahmin yürütüyorum şu anda. Evet, bahsettiğim şey o. Yani yok en fikrim zaten senden. Şehrimin tadı ve geceler bundan daha global parça abi. Hani evet, bu, evet. Yani dille olmuyor bu iş sadece. Ama hani amaç o burada yani. O da bariz bir şekilde belli olduğu için. Evet, İngilizcesi abi. İşte biraz. İngilizce vokal biraz zorlama geldi. Zaten diğer arkadaşın İngilizce nakaratıyla falan kıyasladığında aradaki fark belli oluyor yani. Bu arada diğer arkadaşın da İngilizcesi aşırı. Yani şey değil.
iyi bir İngilizce kullanımı yok kendisi çünkü o da Alman çocuğu. Ona rağmen ama işte. Ona Evet. rağmen ama yani arada bayağı fark var yine de. Shadow Yani şarkı Versions. benim için genel olarak ortalama yani. Çok kötü diyemem. Haksızlık etmiş olurum. Çok iyi diyemem. Abartmış olurum. Çok ortalama bir şarkı bence benim açımdan. Yani parçada beğendiğim şey beat. Chat'te de diyenler olmuş. Nereden olduğunu bilmemekle beraber, hatırlamamakla beraber nakarat bana da tanıdık geldi, kabul. Evet, bana da çok tanıdık geldi ama çıkaramıyorum ben. Şu anlık çözemiyorum ama elbet ben çözerim. Aa, bu direkt araklama diyemem böyle bir şey ama elbet çözerim. Abi ben çünkü globalde de artık globalde Almanya'dan burada zaten en az her hafta 3-4 şarkıyı ifşa alıyoruz nereden baksan. Hani ama burada öyle bir arak durumu yok yani. Parçayı beat yukarı taşıyor. Evet. Nakarat da güzel. Nereden tanıdık geliyor bilmiyorum ama güzel. İkinci arkadaş da abi üzgünüm iyi bir MC değil yani Calvin Cold. Şey var. Hani yani bunu da global sana arkadaşlar şunuyorum. Abi Instagram'dan mavi tik eşittir global demek değil. Calvin Cold bizim hip hop 101'de Cenk'le konuştuğumuz ekol. Almanya'da olup İngilizce rap deneyen ekolden geliyor. Yani genç bir arkadaş zaten de. Ve şey hani Calvin Cold da tıpkı hani tabii ki Joe Young'tan farsa farsa üstün bir rapçi. Ama aynı mevzu var. Hani Türkiye'de Ezhel sayesinde tutar. Biraz yürür ama yani Calvin Cold'u kimsenin Amerika'da açıp dinleme ihtimali üzgünüm yok. Ya o değil, Ezhel şeye çarptım, bardağa çarptım. Little Sims şey yapmamış mıydı ya? Aynı konserde sahne almadılar mı İstanbul'da? Aldılar Bari da onu kanka. falan ayarlasaydın abi, yani bir Abi bağlantıyla. yani Mis gibi MC yani. Little Sims İstanbul'a gelip konser verdi. Little Sims Underground bir MC'ydi. Hani hiç tanınmıyordu. Bir, ikincisi de yani o olay olduğu sırada muhtemelen hani İsa'yı bir önceki sene falan çağırmaya gelmişlerdi yani. O kadar değil be. Çok eski değil. Yani ne Ezhel o zamanki Ezhel'di ne Little Sims o zamanki Little Sims'di Müptezel yani. sonrasıydı bu arada o. Değildi, değildi, Daha değildi. Müptezel sonrasıydı abi. Daha Abi de Almanya'ya gitmemişti ama. Müptezel sonrası falan değil abi. Dev Rap'ten bahsediyorsun sen. Hayır abi. Dev Rap'te çıktı abi Little Sims. Bakacağım. Bak. Bilmiyorum, yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse, sen devam et, ben bakayım o arada bulayım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 2018 abi işte. Red Bull'da. Ben Lady ile şurayı mı karıştırıyorum? Muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü yeni yani bu da. Red Bull'un müzik festivali vardı ya abi 2018'de. Ben kaçırmışım onu o zaman. Aha, orada çıktı. Orada O çıktı. zaman ben şu an Lady Lashur konseriyle karıştırıyorum o zaman. Pardon. Muhtemelen. Muhtemelen. O eski. Onu Lady ben hayal meyal hatırlıyorum. O Lashur da eski. çünkü artık popüler birisi Hı. ülkesinde ama buraya geldiğinde pardon evet Lady Lashur'a karıştırıyorum. Dev Rap'e geldiğinde falan kimse şey değil. Ne Ezhel Ezhel'di ne Lady Lashur yani. Ya şey diyeceğim ya, bağlantı kurabileceğin çok kanal var yani bence. Neyse, birazcık daha vakit vermek lazım bence Bu Ezhel'e bu arada benim konuda ya. enteresan bir Murda'dan falan kurtulduk en azından. Little Sims'in Türkiye'ye geldiğinden haberim yoktu yani şu an haberim olmuş oldu. Valla. Aynen. Ben biliyorsundur diye Yok düşünmüştüm. muhtemelen hatta şeydir. Yazsa eğer ben zaten kendi turnemde olduğum için haberim olmamış olabilir yani. Ya bu yanlış hatırlamıyorsam abi. Abi bir dakika, 2019'daydı öbür Red Bull. Yazdır muhtemelen. Ağustos falan herhalde. Ondan haberim yoktur. Öyle bir tarih gördüm demin bakarken çünkü. Ondan haberim yoktur. Çünkü hatırlıyorsun biz Temmuz'da gidip Evet, Burda evet, evet, dönmüştüm ben evet, yani 2018'de. evet. Evet. Geçen sene global konser olmadı 2018'de biz de çünkü Onyx Snowguns turnesi vardı ya benim. Oradaydık Hı-hı. hani kendi işim dışında bir şeye odaklanamıyordum yani çünkü yollarda geçiyordu o Hı-hı. sırada hayatın pek bir şeye odaklanamıyorsun. Genel olarak anladın sen ama ne demek istediğimi Aynen diye aynen düşünüyorum. aynen. Yani şey Calvin Colt öyle ahım şahım bir MC değil Evet. açıkçası ve şey hani muhtemelen Almanya'da bir şekilde denk geldiler, tanıştılar, arkadaş oldular ve hadi parça yapalım falandır. Yani çünkü Ezhel'in Calvin Colt'a getirisi Calvin Colt'un Ezhel'e getirisinden çok daha fazla olur burada. Yani insanların Ezhel'den beklediği global iş bu değil yani açıkçası. Evet. Ya Worst bu arada benim verdiğim örnek de kalite açısından bir örnek. Dinlenme sayıları açısından da Tabii. yine belki çok bir etkisi olmaz, bilmiyorum. Ne kadar dinlendiğini bilmiyorum çünkü. Ya yani Ezhel'in Worst'ü de abi yani şey var direkt şu anki Almanya ekolü ki ya yani bak Almanya'yı da global olarak tabii ki görürsek Ezhel şu an zaten global yani baktığın zaman Almanya'da dinleniyor ya da Avrupa'daki Türk lounge'larında bile olsa şu an cayır cayır Ezhel çalıyor yani ben Hollanda'da gittiğim nargile kafede Ezhel duymuştum tamam Türk kafesiydi ama duydum sonuçta yani oraya Flemenk vatandaşlar da geliyor sonuçta yani. Ya canım, korona olmasaydı, hatta belki de vermiştir, ben kaçırmışımdır. Korona olmasa Avrupa turnesine çıkmıştı adam.
Yani ya UFO 361 işini de ben worldwide falan saymam abi, üzgünüm. Ya UFO'yu da çünkü globalde büyük görmüyorum yani. Yani baktığın zaman hani yani şey var, UFO'nun solo parçaları falan tuttu falan ama yani sen Migos üyeleriyle parça yapmana rağmen Amerika'da UFO'yu tanıyan doğru düzgün bir kesim yok yani. Bu arada Little Sims'in dinlenmeleri de bayağı Ve düşük. evet yani UFO ile Rain Man de yaptı abi yani, o parasını veren yapar. UFO, ben marka UFO'nun bir marka olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu an dinlenmelerine bakıyorum ben de. Getirisinden bahsettik ya. Bir merak ettim çünkü. Abi Avrupa'da en büyük marka UFO Ya falan şöyle değil. söyleyeyim, Calvin Cold'la Little Sims'in dinlenmeleri 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi. Yakın seviyelerde. Ezel onların 2,5-3 katı falan yaklaşık. Yani. Ama Little Sims'in prestiji büyük abi. UK'ye açılırsın. Evet, o başka. UK'ye açılırsın. Ki şöyle bir şey var. Ezel mesela gerçekten global işliyorsak Gentleman'la yaptığı parçayı sayarım. Evet. İyi ve global oynayabilecek bir iş olarak, ama bu parçayı saymam ve şeye geldi. UFO marka falan dendi abi. Almanya'da marka Fantafia. Hani o açıdan biliyorsak Kul Savaş marka. Üzgünüm. Hani istediği kadar artık güncel dinlenmesi yok deseniz de dijital streaming öncesinde sattıkları fiziksel kopyalarla bu insanlar marka. Biz bunu Hip Hop 101'in Almanya edisyonunda da konuştuk yani. Marka kesinlikle şey. Evet, Zido marka. Yani UFO henüz marka falan değil. Ya da Avrupa'da marka diyorsak Almanya'dan önce oraya bir hani Supreme NTM gelir. Üzgünüm. Yani Şampiyonlar Ligi maçına çıkan takımın siz bir sene boyunca formasında albümünüzü sponsor olarak taşıtabiliyorsanız global marka olmak öyle bir şey abi. Bu kolay bir şey değil. Ve müziği bırakmalarına rağmen abi adamlar hani poker turnuvasına gidiyor. Sırf Colchem var diye poker turnuvası seyrediyor Fransa'da insanlar. Hani Avrupa'yı Almanya'dan ibaret görmemek lazım yani. Ha, UFO bu arada şey değil, marka değil falan derken kötü anlamda falan söylemiyorum. Hani Almanya için marka ama Avrupa için UFO marka demek çok 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 iddialı bir düşünce yani. Ha, İtalya'da atıyorum, örnek veriyorum. İtalya'da Fantafia dinleniyor Avrupa bazında, ya da UK'de bildiğimiz atıyorum bir işte adam Stormzy falan dinleniyor. Ama UFO dinlenmiyor. Hani Almanya'dan ibaret görmemek gerekiyor. Skepta dinleniyor, evet. Bütün Avrupa'da Skepta dinleniyor ama UFO, Almanya dışında UFO dinlenmiyor abi. Hani global olmak, yani global hani her yerde dinlenmek demek. Hani baktığınız zaman Kore'de say her yerde dinleniyor. Beğenirsin, beğenmezsin. Kylie Minogue Avustralya'dan çıktı, her yerde dinleniyor. Ya o yani şeyden diyorum, hani UFO Migos üyeleriyle parça yaptı, tamam. Yap, eyvallah, bu başarılıdır. Amerika'da şu an kaç kişi Migos sayesinde UFO'yu keşfetti de UFO Amerika'da konserlere gitmeye başladı? Yok böyle bir şey. Bak BTS, evet. Hani nefret ettiğim bir müziktir bu arada. Karşıma alayım, linçleneyim ama evet abi, BTS başarmaksa olay, yani global açılmaksa BTS başardı yani, dağıtıyor her yeri. Hani global oynamak böyle bir şey. Bu kolay bir şey değil yani. Ali, var ya da yok, insanlar Migos'la düet var diye Türkiye'de UFO'yu global marka sanıyorlar. Buna değiniyorum. Migos'u kimse sallamadığını ben de biliyorum artık yani. Örnekleri çoğaltırım hani burada, hani şu da var, bu da var. Evet, yazıyorsunuz de, katılım gösteriyorsunuz biliyorum ama yani katılırım yani, artırabilirim örnekleri de. Bahsettiğimiz insanlar buna Summer Jam falan da global falan değiller abi. Türkiye Almanya piyasasından aşırı hani beslendiği için burada starlarmış gibi geliyor. Atıyorum yani hep söylerim. Eminem. Herkesin bildiği örnek olsun diye çok uç bir örnek vereceğim ama dünyanın neresine giderse gitsin abi, insanların baskısından sokakta yürüyemiyor. Öyle bir ün seviyesi. Hani kamufle olup onun tipik bildiğiniz tipinde şapkasını böyle indirip kapşonunu çekip şöyle dolaşması lazım herifin. Hani tanınmamak için. Ya abi Summer Jam, K-Sra Bell bilmem ne, UFO gitsin Los Angeles'a, elini kolunu sallaya sarıya sıradan vatandaş gibi gezer yani. Bu gerçek bu. Şimdi ben işte Çakar'ın dediğiyle senin dediğin nokta arasındayım tam ya. Mesela Almanya dilinden dolayı global olamaz zaten diyor. Senin verdiğin örnekler de var ama ikisinin ortası bence, çünkü genelde senin verdiğin Yo, örnekler de böyle olabilir. tek şarkılık global oynamalar Abi yani. yok. Benim verdiğim örnekler herkesin bileceği en yakın örnekleri getirmek için. Orada BTS ya da
Psy falan diyorum ya. Anlat. Çünkü BTS'ten herkes bahsetmiyorum. Onu hariç tutuyorum bu arada. O BTS apayrı bir dünya zaten. Ben hala çözemedim. Ama yani şeyden bak örnek vereyim. Burada bir isim daha örnek vereyim abi. Almanca'nın bence dille alakası sakınca yok. Rammstein gibi bir şey var abi ortada. Değil mi global? Yani. Nasıl yani? Du hast nicht'i diyelim. bilmeyen bir insan var mıdır globalde dünya üzerinde? Tamam ama işte benim de bahsettiğim şu, tek şarkılık değil ya da tek bir albümlük değil. Genel olarak globali başarmaktan bahsediyorum. Rammstein'in ne kadar başardığını bilmiyorum onu. Çakar Yalan zaten. yok, bilmiyorum yani, gerçekten bilmiyorum. Çakar zaten ondan bahsediyorum. Zido da hani Almanya için falan marka, hani UFO'dan daha büyük marka anlamı dedim ama hani bu Almanca rapte marka zanneden insanların birçoğu Avrupa'nın kalan kıta Avrupa'sının ülkelerinde falan takmıyor kimse. Ondan bahsediyorum yani. Bakacağım şeyini, merak ettim. Gerçekten bilmediğim için burada Bak bilmiyorum sen. diyorum, hani şey, Al aynen bilmiyorumdan abi. kastım şey değil, hani ya bilemiyorum falan değil, yani gerçekten bilmiyorum. Ya berbat müzik yapıyorlar bence ama Daddy Yankee ve Yok ya be. hayır abi bir Ha, Rammstein'e bahsediyorum. cümlemi bitirtmiyorsun ki. Dur, Rammstein'den bahsetmiyorum. Chat'ten geldiği için söylüyorum. Berbat müzik yapıyorlar Abi. bence ama Pitbull ve Daddy Yankee de abi globale örnek adamlar hani Güney Amerika'dan bilmem nereden Meksika'nın banyolarından çıkıp global oldular. Hani şu an dünyada Pitbull gitse tanımayacağı yer mi var? Abi ben senin kameranı görmüyorum, chat'i görmüyorum, hiçbir şey görmüyorum şu anda. O yüzden hani ben ilk haftalardaki kör halimdeyim. O yüzden hani çok üstüme gelme, hani kesiyorsun falan diye bir şey görmüyorum şu anda. Sadece ses duyuyorum. Sıkıntı yok. Ha, yani şey, Yok kontrolüm yok şu an hiçbir şey şey üzerinde. var şansa yani bunu kasıtlı aksilikten de olsa şansa da olsa öyle bir yerde cümleyi kesiyorsun ki dediğim tamamen başka anlama gidiyor böyle. Baykan alış işte. Sen haftalarca yaptın bize. Ben artık Cenk'i de buldum. Bir daha bunu bırakmam artık. Abi Undertaker Seyfi'ye demiş ki abi Türkiye'de öyle bir PR var ki ne yalan söyleyeyim ben her yerde bangır bangır UFO dinleniyor sanıyorum. Yok abi öyle bir şey. Yok be. Hiç öyle bir şey yok. Gerçek bu yani. Ha Türkiye'de ya ciddi manada global olabilmiş bir rap şeyiniz yok. Hani Avrupa'da 3-4 festivale gitmek sizi global yapmıyor. Bunu kalıcı olarak devam ettirebilmek önemli. Hayır, bu kendim için de geçerli olan bir şey. Hani ben yine dediğim gibi ben daha ufak sanatçı olarak alt grup olarak gittim çoğu yere yani. Headline'a gitmedim de atıyorum. Ceza'nın Splash'te çıkması vesaire başarıdır ama Ceza'yı ben her sene Amerika'da atıyorum şey Rock the Bells'te falan görmüyorum hani. Hani Ceza örneği verecekler için hemen ben Ceza'yı söyledim. Başarı mıdır? Başarıdır. Evet ama bildiğimiz manada global bir star çıkarmış değiliz. Onu anlatmaya Yok. çalışıyorum. Ceza'nın mesela Amerika'daki konserleri de bildiğim kadarıyla, Türk günü. evet, Türk günlerinde. Aynı akapella Ceza onu da yok Ceza'nınki küçümsenecek bir şey değil abi bu büyük başarı. Ya da Fuat abilerin zamanında yaptıkları büyük başarı. Sagopa'nın buradan gidip düzenli olarak hani Almanya'ya falan gitmeleri başarı ama dikkat edin. Gidilen yerler ağırlıklı Türk günleri ya da Türklerin çok yoğun olduğu yerler. Ama örnek veriyorum. Tamamen şey Pitbull. Abi hiç kendi ırkından insanların neredeyse azınlık bile sayılamayacağı bir yere Filipinlere konsere gidebiliyor. Yani global olmaktan kastım bu. Evet Ali onu diyorum. Rock the Bells'e hiçbir Türk gidemeyecek zaten yani. Ve dille de alakası yok. Pitbull çıkışı neresi Pitbull'un? Kanka yani belki Amerika'da doğmuştur bilmiyorum. Fanı değilim Hmm, ama şey tamam. var. Yaptığı müzik hani şey reggaeton, dancehall kırması bir müzik yapıyordu. Daddy Yankee de aynı şekilde ve şarkı sözleri İspanyolca olduğu için Pitbull örneğini verdim. Hani Ya onun da işte avantajı şey, hani çok fazla İspanyolca, o yüzden sordum. İspanyolca konuşan da büyük bir nüfus var ya Amerika'da. Amerikan pazarına girdiğin zaman da bir anda zaten Doğru. globale yayılman kolaylaşıyor. O birazcık. Abi Ya mesela Rammstein ona yapacak örneğine bir daha şey çok yok. katılırım şu anda. Ona yapacak. Rammstein'in bu arada baktım şimdi ben abi Spotify istatistiklerine merak edip. En çok dinlenmesi Mexico City'de saçma bir şekilde. Evet de şey de var abi. Mesela özellikle 70'lerin 80'lerin mesela Krautrock, Alman prog rock grupları da çoğu Almandır ve şeydir. Hani globale oynamıştır. Hani bu ben özellikle Rammstein öyle şeyden verdim. Abi dille alakalı bir problem olmadığını anlatmak için. Hani o dille zor dendi ya. Dille alakalı değil o biraz vizyon, şans, yer yer şans, yer yer vizyon, yer yer PR'la alakalı. Yer yer Pazarlama yaptığınız aynen. müziğinizle alakalı. Ama şey hani
Ha dediğin gibi o bir gerçek. Amerika çünkü abi kabul edelim eğlence entertainment business diyorsak hani eğlence sektörü diyorsak Amerika bunun merkezi ve bu asla değişmeyecek hani yani şey, süper güç çünkü hani her anlamda süper güç. Endüstrinin de merkezi orası yani şey değil atıyorum say hala Kore'de yaşamıyor muhtemelen hani One Hit Wonder falan fark etmiyor. O ünü ve maddi gücü elde ettiği anda Amerika'ya göç etti muhtemelen. Hani çünkü endüstrinin göbeği orası. Bahsettiğim olay bu. Onun için hani şey Amerika'daki Hispanikleri oynayıp o dille popüler olmak dediğin gibi biraz Amerika'da fazla Hispanik olmasının etkisi, Latinlerin olmasının etkisi ama hani adamın böyle bir avantajı var. Neden kullanmasın? Tabii canım. Shakira da Lübnan Bu arada aslında aynen mesela. abi sayın şu andaki dinlenme sayısının Ezel'in yarısı olması peki. Çünkü One Hit Wonder abi. Çok modası Peki bir geçti. şey diyeceğim. Meksiko City'den acaba şey basılıyor olabilir mi ya? Mümkün. Bu da Meksiko City çünkü birinci sırada. Mümkün. Yani Rain Man'in falan da Hindistan'da hatırlıyorsan. O, hatta Twitter'da falan olay çıktı. Olaylar olmuştu gazetede. Spotify streamleri satın alınıyor şu ülkelerden diye. Rusya ve Hindistan en ucuzu ama Meksiko City'den de alınıyor olabilir bilemem. Ama Smoke One dediği gibi Shakira'da Lübnan asıllı mesela abi. Yani şey değil. Coğrafya evet bir ölçüde kader. İmkanlarınızı falan Türkiye'de yaşadığımız için hepimiz buna hemfikiriz zaten. Bir anlamda kader ama bir anlamda da bunu avantaja çevirebilirsiniz abi. Bu kadar saydım hepsini. Son şunu da söyleyeyim. Ezel'in dinlenmesi de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya diye gidiyor abi. Yani şu an Ezhel kabul edelim. Ezhel gerçekten globale oynamaya en yaklaşan Türk. Ama henüz Evet. global milli gururumuz, hadi evet gurur duyuyoruz ayrı bir şey ama hani başardı. Global diyebileceğim henüz o aşamaya henüz gelemedi. Umarım gelir. Bu arada hani ben bizden de çıksın isterim anladın mı? Hani umarım Aynen. gelir ama şey değil. Arkadaşlar hani internet ortamında gördüğüm birçok insanda işte Türkiye'deki saçma influencer sayfalarında işte Calvin Colt'la düet yaptığı anda adam işte bak globalde düetin gücü falan. Abi Ezhel'in Calvin Yok Colt'a öyle bir şey. faydası daha fazlaysa ben bunu Ezhel'in global başarısı saymam. Calvin Colt'un başarısı var burada Ezhel'le düet yapmak bazında şu an yani. Kariyer bazında. Veteran verdiğin örnek çok konsepte uygun olmadığı için ben okumayacağım. Baykon okumak istiyor zor Mia Khalifa. Peki. Abi include, evet include culture, include Mac falan bu çöpler. Yani üzgünüm. Ya hatta şey var. İlk başta hani tepki falan paylaşınca ben acaba bunlar ne yapacak? Düzgün bir şey çıkacak mı? Include culture'ı şey yapmıştım. Abi hani takipten çıktım falan böyle. Işık hızında çıktım. Ne yapıyor bunlar falan diye yani. Evet bak Zari anladı demek istediğimi daha detaylıca. Yani çoğunuz anladınız zaten. Özetlediği anlamda anladı diyorum. Çok güzel özetlemiş. Globallik yalnızca ulus aşırı olmak demek değil. Zamana karşı mücadeleyi de kazanmak lazım. Bundan 3-5 sene sonra da dinlenebilmeniz lazım. Aynen bahsettiğim oydu. Say anlık vurgununu yaptı diyeyim size Vanity Fonder olarak. Ve şu an Amerika'da emekli hayatını yaşıyor muhtemelen. Kimse hatırlamıyor ama Rammstein'e baktığınız zaman yine iyi bir örnek olarak. Global oldular ve o ivmeleri var. Rammstein'i 20 yıldır biliyoruz en az çünkü. Bir şey azalmadı orada yani. Bu örnekleri biraz o yüzden vermiştim. Sayın Spotify kapı şeyi de kapağı da Masaka çok komik bir fotoğraf ya. Masaka, Snoop Dogg, Tyga falan başarı diyorlar. Abi ve hep söylüyorum. 6ix9ine'ın, Snoop'un falan Masaka diye birinin varlığından haberi var mı? Yoksa Joe Young'ın etkisiyle ortak düet koali mi yaptılar? Adamların haberi olmadan acaba şarkıların masakasız versiyonları hala YouTube'da var mı silindi mi bilmiyorum ama birçoğumuz dinlemişizdir. Aynı şarkı masakasız versiyon verse eklenmiş. Buna official remix diye var gıkımı çıkarma. Eyvallah. Ama sen bunu beraber stüdyoya girdik parça yaptık falan diye veriyorsun. Ya, yani ciddiye alamıyorum ben. Sonra da pedofil dövdük değil mi? Yani aynen Joe Young kim abi yani. Bu yani bu sırf yani Somalili saatçi ile düet yaptın diye global olmuyorsun abi. Bunu anlatmaya çalışıyorum özetle yani. O isim benzerliği Çakar. Joe, hani Joe ismi ve Young ismi bizdeki şey gibi. Ali Demir falan gibi bir şey yani çünkü. Muhtemelen. Mehmet Yılmaz. Aynen. Ya abi bu racism falan değil. Gerçek bu yani. Benim de
üniversitede Erasmus'tu, yarı Jamaikalı, yarı Senegalli arkadaşım vardı. Rap müziğe de meraklı. Çocukla oturuyorduk, hatta şey gidip parça yaptık. Ya da Rose diye bir arkadaş var. Belki Nayah konserlerinde falan görürsünüz. Geliyor. İyi, çok güzel çocuklar. Hani muhabbetlerini seviyorum, şey yapıyorum ama ben sırf hani siyahi ve yabancı diye Rose'la düet yaptığım anda global oynamıyorum abi. Ha tamam. Calvin Scott'la Turan Rose'un ününü kıyaslamıyorum tabii ki ama Joe Young'la kıyaslarım yani. Joe Young Somalili saatçi diyordu yani benim için. Bu arada Emir Kemal yazmış. Official Remix diye yazmış her şarkıyı. Ben şarkıyı bir kere falan dinlediğim için hiç dikkat etmedim ona. Evet, linç alınca da eklemiş olabilirler. Ben ilk başta onu yeni parça yaptık, stüdyoya girdik arkadaşlar falan diye lanse edildiğini hatırlıyorum çünkü yani. Ali benim pesim vardı ama yine de kullanmıyorum ben Mword. Türkçe rap'e kimsenin bir katkısı falan yok. Hatta herkesin zararı var abi şu an. Bu cümleyi kuran çok büyük katkı veriyoruz diyenlerin çoğunun zararı var abi. Herkes şey yolunda, ya yolunda aşağı herkes yani. Kimsenin öyle bir katkı, misyon falan güttüğü yok yani. Yine son yarım saatinde şarkıdan bağımsız Ama farklı yok konu, noktalara ama daldığımız. yok farklı noktalara dalmadı. Konu konuyu açtıktan ziyade aslında Aynen hani aynen. hala şarkıyla biraz da alakalı bir yerdeyiz hala. Çünkü şey var. Dediğim gibi Ezhel'in başarısını görmek beni gururlandırır, mutlu eder ama şey var hani bu işte Calvin Colt'a o Calvin Colt diyor. Abi Ezhel'e kadar kaçınız Calvin Colt'u biliyordunuz yani. Diyor mu bu şu an burada en büyük kâr eden kişi Calvin Colt. Ezhel gibi bir adamla parça yaptığı için yani. O yüzden dedim hani. Zari Masakan'ın Dame Grizz'den beat alması. Parayı verirsen alırsın, hatta daha saçmasını söyleyeyim. Kaan'la Hadise'nin parçası vardı. Yeteneksizsiniz'deki Kaan. Ceza'yla falan da düet yapan. Abi beat'i Mario Winans'tan aldılar. Ha, yani. Paraya bakar. Ve hani sonuçta bu insanlar Almanya'da Euro ile oldukları için bazı şeyler onlara daha kolay. Hani dolardan da değerli. Hani adam için Amerika'da daha ucuz. Hani Euro bölgesinde para kazanan biri için. Global paritede de öyle yani. Bir şey söyleyeceğim abi. Mesela çok saçma bir yerden gidiyorum. Şu an birkaç şarkıya baktım sen konuşurken de. Mesela Gentleman'la olan şarkısında Ezhel'in adı en sonda yazıyor mesela. Burada Ezhel'in adı başta, sonra Calvin Colt geliyor. Bu sıralamanın bir önemi var mı? Hiçbir fikrim yok abi. Yani Tamam. kafalarına göre de yapıyor olabilirler. Yok yok, şey tesadüf mü hani, şarkıda daha fazla getiriyi sağlayacak olan kişinin kim acaba başa yazılıyor? Hiç dikkat ettiğim bir nokta değil çünkü merak ettim de. Bir fikrim Oradan da yok. Bir fikrim yok. çıkarabilirdik. Bir fikrim yok ama yani genelde şey olur abi. Ya bu şu senin demek istediğini anladım. Ona cevaben söylemiyorum bunu ama şey yani atıyorum normal şartlarda parça birinin ortak parçası ve düetse Spotify'a bildirirken ana sanatçı yazılır, düet belirtilir ya da şu an buradaki gibi iki kişinin ortak projesi çıkıyorsa albüm veya single yeni bir sanatçı kategorisi açılıp Ezhel ve Calvin Colt diye atıyorum. Örnek vermek için şu an söylüyorum. Yeni bir Spotify sanatçı profili açarsın. Hani diğer iki sanatçının kendi profiliyle de bağlantılı olur ama yeni bir profil vardır aslında orada hani. Ama yani kalabalık düetlerde ya da buna neye göre yazıyorlar, kim düettir, kim ana sanatçıdır bunu biraz hani araştırıp Spotify'dan daha mantıklı çözülebilirmiş gibi geldi bilmiyorum. Tamam. Merak ettim sadece. Şarkıya giriş sıralaması da bazen yapılıyor akapella. O Evet, biraz bazen yapılıyordu, evet. 90'larda kalmış bir alışkanlık. Artık pek görmüyoruz. Bazen alfabetik yazarlardı eskiden mesela. Bence de şarkıya giriş sırası daha Ya sağlıklı düet yazarken ama. alfabetik yazılar dedin de şeyler geliyor aklıma. Konserlerde kavga çıkmasın diye alfabetik yazılan afişler. Line-up'ları alfabetik yazmaları geldi aklıma. Ve Miraç'ın bunu bir şey zannedip ismimin altında yazıyor falan diye birini dislemesi. O da geldi aklıma. Hani evet abi çünkü ismim Z ile başlıyor falan. Şey Karanlık yıllar. çok karanlık yıllar. Perception demiş ki abi daha önce bir yayına dinletmiştim size. Yayınlanan işlerinden diye sormuştum ama ben orada yayınlanmayan işlerinden en iyi beat'im dediğim şeyi açmıştım. Birkaç örnek dinletmiştim de. Yayınlanan işlerimde en beğendiğim beat galiba benim Kefeni Yolla olabilir. Biraz aranjesinde sıkıntı var onun ama yine de Cendere'de umutların olabilir. Hani Fuat abiye verdim en iyi beatlerimi diyebilirim ya. Ya da yani Sağ Yan'ın albümünde de baya prodüksiyonunu beğendiğim işlerim falan var ama şu an buna cevap Ben veremedim ya. oraya... Aklıma bir şey gelmiyor. Beat'in hakkı verilemeyen beat diyorsan da sürüyoruz yollara derim ya. Onu söyleyecektim ben de tam. Beat'imden memnunum ama hani şey en başta tatlı gelse de vokaller sonra üstüne düşündükçe keşke buna hani rap bu beat'i raple değerlendirmeseydik mi demiştim yani. Ki patron yine kötü değil de Fatih'in verse'ü Fatih'in verse'ü çok aşağı çekiyor parçayı orada.
O çok eski bir beat, veteran ve çok kötü mixlemişim onu açıkçası. Yani bugün yapsam hani aynı sample'ı yine işleyebilirim ama kesinlikle o davulları o kadar kötü mixlemem ya. Hani yine de insanlar sevdi, dinlemek istiyor, Spotify'da gelsin diye bir instrumental'ı ekledim ama yani bir instrumental'ın ikisinde hani çok da yeni beatler yok aslında baktığınız zaman. Hani biraz benim dinlemekten Pardon. sıkıldığım beatler var ikisinde de. Hani yıllardır artık. Konuşmuşum. Pardon. Ben hala seni görmediğim için. Ha yok, hiç problem yok. Hatta ufaktan kaçalım, sen artık dinlen. Ben oraya bir ekleme daha yapacağım ama. Tabii ki tabii ki tabii ki. Konuşma sandığı ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Indigo'ya verdiğim beatler de bayağı başarılıydı. Özellikle dönemine göre. Eyvallah. Dönemine göre belki eyvallah ama şu an mesela ikisi de 2010-2011'de falan işleri olduğu için yani 9-10 yıllık işler, ben orada şey yaparım ve hani artık biraz sıkılmışlık da oluyor yani, o şeyde de olur hani, bu Evet, illa tabii canım. sanatla alakalı, illa müzikle alakalı olması yok. Atıyorum bir resim yapıyorsunuz diyelim ya da bir şiir yazdınız. İlk yazdığında çok iyi gelir ama artık onda biraz üstünde onun zamanı eskidikçe artık biraz böyle size ilk zamanki çekiciliğinde gelmeyebilir ya o işiniz. Bazı işlerde bunu yaşıyorum yani ve hani siz beğeniyorsanız bile ben bazılarına böyle ulan bunu bugün yapsam böyle yapmazdım, ne yapmışım ben dediğim çok oluyor yani. Ya şey var, mesela bir tane projede çalışıyoruz, siteyi yapacağız. Artık aynı görüntüye baka 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 böyle bir ay sonra ulan biz bunu bu kadar kötü yapmamıştık demeye başlıyorum ben. Tabii kötü değil yani. Bu arada övgünüz için teşekkür ederim. Canıtım benim beatim, evet Ali. Ve şey, En için tamam Reenkarne'nin sana. sample'ı Silent Hill soundtrack'inden abi. Biraz soru cevapla kapatalım gibi oldu ama. Aa Ege'cim, görmemiştim seni. Burada mıydın? İyi geceler. Kaçırmışım. Kendine iyi bak. Reenkarne'nin sample'ı Silent Hill soundtrack'inden abi. Ve o aslında benim 2013'te verdiğim bir free beat albümüm vardı yine. Hani şey, o free beat albüm değil mi? O zaman enstrümantal albüm yapıp Hip Hop Life'a vermek gibi bir olay vardı prodüktörler için. Benim o dönemde yayınladığım 2013'teki son Fallen Kingdom'du galiba albümün adı. Evet. Galiba. O albüme seçip verdiğim işlerden biriydi aslında. Hatta üstünde AOTP'nin Black Christmas remix'i vardı onun. Hani internetteki bir akapella, hani şey, official remix falan gibi bir şey değildi o. Albümde hem o remix vardı hem enstrümantal olarak o vardı. Sonrasında tabii kullanmak isteyince tek artısı hani bana ulaşıp kanalları isteyebilme artısı oldu. Hani daha önceden muhabbetim olan biri olduğu için. Ve Reenkarne'nin beat olarak ünlendi ama aslına bakarsak o en az 7 yıllık beat yani. Emir Kemal. Niye böyle bir taleple bulunuyorsun? Ha şey, Sokrat'a o da mesela bugün olsa o kadar kötü dram döşemem ve şey değil, millet onu hani trap falan sandı da o trap rap değil abi. Ben orada şey denemiştim, Double Time, biraz Chicago ekolü bir beat denemiştim ama mesela oradaki ton, kullandığım davul tonu tercihlerinden pişmanım mesela. Hani ha yine de kötü parça değil ama. O zaman ufak ufak Malicim, günün Tamam. en kötü işini sen seç. En iyi de iş içinde iş şey seçimini yap. Ben de o sırada neleri seçeceğime bakayım. Ben yine çünkü 3 tane söyleyeceğim en iyi olarak, hak Abi gelmesin diye. en iyi 3 tane ben söyleyeceğim ama en kötü yok bende ya. Bende Yani var hiç da. not almadım. Hiç Ha. not almadım. Sen söyle hatırlat ben öyle gireyim ona. Yani Bende hiç yok. sanırım Taladro ve Özge Şabo yarım kalanlar derim ben buna. Ya ben onları neden not almadım biliyor Netteden musun? gelmediği Her için hafta düşüyorum. Netteden gelen biri almayacağım. o kadar leş şarkılar deniyoruz ki ben daha da leşe gelir diye düşünüp hiçbirini Evet. yazmadım. Evet. Gelmedi o kadar leş. Aklıma gelen mesela ne olabilir? En kötü şimdi abi, genel olarak çok kötüydü ama herhalde ya Sörd Av, Defkan, Kalaş derim ben buna en kötü işin günün. Yani Abi çünkü Sörd Av'ın olabilir. verse bugün duyduğumuz en kötü verse. Nette Evet daha evet dair evet ona Sörd eminim. Av'ın verse çünkü. Biraz ondan dolayı seçiyorum Defkan'dan Evet. ziyade. Sörd Av yüzünden seçerim. Çünkü çok kötü bir verse o abi. Ona katılıyorum. Taladro Aa, serinin ikinci işi vardı doğru. ama o Netteden diye, Netteleri genelde saymıyoruz ama siz bilirsiniz. Yoksa sayarım serinin ikinci Yani işinde. bilindik isim nette ya. Ha evet. Taladro featuring Özge Şabo yarım kalanlar dedim. En kötü işin adı, bugün 3 tane söylemiş olayım. Madem öyle. Bir de Giyotin bu derim. Ben de bu ikinci ne dedin sen? İkinci işe. Sördav, Defkan, Kalaş. Evet. Tamam bir. Biri Taladro ve Özge Şabo yarım Ha kalanlar dedim. Taladro tamam Üçe Taladro. de Giyotin bu dedim ama oradan Bora Hışır geri dönemem de bana göz kırpıyor. Kötü olarak hani bugün en kötü İşte sayılan. bana da şey göz kırpıyor. Serinin ikinci işi göz Evet kırpıyor. evet evet. O zaman Aa en kötü Deli MC de var abi. Ben galiba Deli MC'yi seçerim. tamam. Yani zaten illa ortak Çünkü bir karara o varmamız gerekmiyor. evet. Topluca biz zaten bugün çok kötü şeyler dinledik her zamanki gibi. Evet zaten oraya çıktı yine olay. Evet, en çok aklımıza kalanları sayıyoruz işte şu an.
Ben en iyilerini sayayım benim için. Sıralaması sayacağım ama. Ravent'in şarkısı Jack, First Class. Ravent Brand'a Jack, First Class. Üçüncü de Ezel mi geliyor? şeydeyim ya. Yok. Fer'in albümün hepsini dinlemedik ama dinleseydik oradan bir şarkı seçerdim muhtemelen. Ben dinlediğim için hani bir kontenjanı oraya ayırırdım. Tamam. Eğer dinlediğimiz şarkıyı sadece baz alacaksak. Çok karmaşık oldu cümle ama Evet, devam. mixinde problem Olacak. olmasaydı Entik Punch'ın şarkısını alabilirdim. Ya ben garanti olan Ravent'le Jack abi. Onun Evet. dışında İlk üçüncüsü biraz sallantıda şu an. ikimiz de hemfikiriz. Üçe de ben harman diyeceğim galiba. Dur. Seçeyim. Gerçekten Neden? ben de en beğendiğim iş benim. Bugün Ravent Brand'a. Sonrasında normal şartlarda başka bir hafta, daha iyi bir haftada seçmeyeceğim bir parça. Dediğim gibi beat kurtarıyor mantığından. Bunu seçtiğimi tekrar ediyorum. Jack. Üçüncü için de ben galiba yine de eksiklerine rağmen galiba ben bunu abi şey diyeceğim ya. Ben de ağaç kakan diyeceğim galiba. Yani. Ferelerin albümünden Dehan o anarşiydi galiba şarkında. Onu dinleseydik ben onu alırdım muhtemelen. Çünkü hoşuma gitti. Hani o yüzden bir kontenjanı ben Feri'ye ayırdım aslında. İlk iki de hemfikiriz ama üçüncü değişir. Evet, en potansiyelini kaybeden teknik problemden dolayı bence de Ethnic Punch'ini at ya. Evet o kesin. Garip bir anket oldu ama bakabilir. Kim ilk global olur? Ankete bakıyorum. Koal, Karma, Red Keys, BMC. Beşinci seçenek hiçbiri. Ama illa aralarına seçeceksem Koal en yakını yani. Evet. Ama hiçbiri. Benim bu Yani Ezhel şu an yani kendisi için üzülüyorum abi. Hamallık yapıyor. Ars ve Boogie'yi kastetmiyorum. Çok fazla yükü var. Atması lazım. Yani çok çok yani şey var, sizi aşağı çekecek tercihler, Murda falan. Yine arkadaş olarak konuşun abi ama parça yapmak zorunda, albüm yapmak zorunda değilsiniz. Yani ya da dediğim gibi yine linç yiyeceğim ama yani Fight Club ya da Benfero sizi aşağı çekecek işler abi, global oynayacaksanız. Saygı, sevgi, abi kardeş ilişkisi eyvallah ama yani biraz hani işle arkadaşla ayırmak gerekiyor bu tarz şeylerde. O zaman seçtik kanka. aynen. Sen de dinlenmene bak. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet akabeli aynı fikirdeyim işte. Hani tamam hadi bir tane yaptın da yani. Tamam Ensar. Raid'liyim bu arada. Raid'imizi yapayım. Albüm çıkardılar bu arada ya, şarkıyı geçtim. İşte. O zaman Surha'ya gidelim. Bir geçmiş olsun dersiniz. Ben raid'i başlatıyorum. Veda konuşmamızı da yapayım o sırada. Cenk'le bir konuşuruz biz yarın falan. Acaba yarın mı yapıyoruz? Haftaya bir günde mi seçiyoruz? Hip Hop 101'i yapamadığımız bölüm için. Pazarda bir aksilik olmazsa The Crest var gibi. Ama o da bir şekilde aksilik olsa da en kötü oyun yayını falan ben telafisini yaparım. Problem yok. Yayına geldiğiniz için teşekkür ederim. YouTube'daki Ali ve neydi? Excalibur bilmem kaç arkadaş. Umarım çok eğlenirsiniz bunu dinlerken. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Özel selam da Görüşmek gönderdim. üzere. Görüşmek üzere. Özellikle Ali Ali. Aynen. Özellikle Ali gerçekten. Surha'ya selam arkadaşlar. Haydi kaçtık.